İyi günler. Bir de bunu izlenin YouTube kanalında canlı yayındayız ve farklı bir formatta. Aslında söylemesi bizden ekibiyle birlikte Ahmet Davutoğlu'nun karşısındayız. Böyle dizildik karşınıza hocam. Biz de sizin karşınızdayız. Yeni bir format diyoruz. Çünkü Türkiye'de son dönemde aslında medyanın durumu, işte sorular sorulabiliyor, sorulamıyor. Siyasetçilerle ilişkiler üzerine çok tartışmalar var. Belki onun üzerine birkaç cümle edersiniz. İsmail Saymaz ve Akif Bek de tatildelerdi. Programımız tatildeydi ama bu çok kritik bir mülakat ve biz de yeni bir şey yapalım dedik ve sosyal medya üzerinden, çünkü Türkiye'de birçok insan sizinle ilgili çok şey merak ediyor. Dün akşam duyurduk, gerçekten binlerce mesaj aldık ama soruların belli noktalarda kilitlendiğini de gördük. Özellikle iç politikada sizin başbakanlıktan ayrılmanız, sonrasında Suriye politikasıyla ilgili yaklaşımınız ve bugün gördüğünüz manzara karşısında yapacaklarınız, bundan sonrasına ilişkin planlarınız, buralarda kilitlenen birkaç nokta var. Bunların hepsini konuşalım istiyoruz. Elbette sıcak gelişmeler var. S-400 meselesi, Musul'da konsolosluk çalışanının şehit edilmesi, ona karşı bir suikast, Erbil'de pardon, bir suikast girişimi söz konusu. Dış politikayı ikinci bölüme bırakacağız. İki bölümde programı yapalım istiyoruz. İlk bölümde biraz iç politika konuşalım. Ama böyle bir zeminde yaptığımız için yayını, YouTube üzerinden yaptığımız için biraz basın özgürlüğü üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? İyi edersin aslında. Şöyle oldu tabii. Twitter'dan, sosyal medyadan duyurunca aslında sorularımız açık edildi. Yani gelen sorular... sorulabilecek soruların tamamını, hatta fazlasını kapsıyor mükerrer olarak. Danışıklı dövüşebilir. Dolayısıyla şimdi her şey hazırlıklı. Tabii. Ne sorulacağı biliyorum. Ahmet Bey sorulara da bakmış bu arada. Ben onun için yorumları okudum. Size gelen yorumları. Ben onun için sürpriz, kimsenin aklına gelmeyecek bir soruyu sakladım. Öyle mi? Onu soracağım. Sakladım. Hiç şimdiye kadar ortaya çıkmadı. Sosyal medyada da dolaşmadı. Mutlaka soracağım. Bu enerjisini neye borçlu? Memleket sevgisi. Memleket sevgisine mi nedir yani? Bunu bu ser soruyu mutlaka soracağım. Tabii. Çok özgür bir platform burası. Onun için her şeyi sorabileceğiz. Şimdi biz gazeteciler tabii içinde yaşadığımız için durumu biliyoruz. Hangi şartlarda kimlerin nasıl bu sistemin içinde yer aldığını biliyoruz ama siz siyaset yapıyorsunuz. Bir takım itirazlarınız var. Ve bu itirazlarınızı rahatça, özgürce dile getirip kamuoyuyla paylaşabiliyor musunuz? Şimdi tabii bir ülkenin en dinamik gücü aslında düşünce özgürlüğüdür. Katar'da ve Ürdün'de iki toplantıya katılmıştım geçtiğimiz dönemlerde. İslam dünyasının problemleriyle ilgili en temel sorun nedir? Bir akademisyen, bir aynı zamanda devlet adamı olarak diye soruldu. Bunlar Şubat ayında. En temel problem düşünce özgürlüğünün olmayışı dedim. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde, düşüncelerini ifade ederken insanların hele otosansür uyguladığı toplumlarda yeni fikir üretmek de, o toplumu harekete geçirmek de mümkün değildir. Sansür çok kötüdür. Ama en kötü sansür otosansürdür. Çünkü insanların şahsiyetini yok eder. İnsanlar kendi kendilerini kontrol etmekten toplumu düşünmeye vakit bulamazlar. Maalesef yani... Yine bir öz eleştiri, içeriden bir eleştiri olarak söyleyeyim. Otosansürün belki de en yoğun olduğu dönemlerin içinden geçiyoruz. İnsanlar kapalı kapılar ardında başka türlü, kapıların önünde başka türlü, toplantılarda başka türlü konuşmaya alıştırıldılar. Bir FETÖ var, bir de FETÖ'cü yöntem var. Aslında bu takiye kültürüyle otosansür birlikte gelişiyor. Son 3 yıl içinde bu ilk defa kapsamlı bir yayın. Televizyon programı demiyorum. Çünkü... Mesela referandum öncesinde, yani anayasa referandum öncesi 2017 Nisan öncesinde yeni anayasa paketiyle ilgili görüşlerimi anlatabilmek ve bazı kaygılarımı ifade edebilmek için çok girişimde bulundum. Doğrudan dolaylı televizyon kanallarına. Biraz 15 Temmuz'un atmosferi içinde hiçbirisi olumlu cevap veremedi. Vermedi demiyorum, veremedi. Belki istediler. Onun üzerine bir gazeteyle mülakat yaptım. Sadece kaygılarımı tarihe not düşebilmek için. Mülakat çıktığında hayretler içinde kaldım. En temel kaygılarım yer almadı. Bunu bir örnek olarak. Yani sadece bir... Hayır, sadece eski bir başbakan değil. Kendi iktidarı, kendi partisi iktidarda olan bir başbakan. Yani bunu hicapla söylüyorum. Ve... O gazetemizi de tenkit etmiyorum. Çünkü bir tek o gazete mülakat yapabiliriz dediği için onunla yaptım. Onlar da Haklı gerekçelerle belki ben onların şeyine bir hükümde bulunmuyorum. Çünkü en azından mülakat yapma cesareti gösterdiler. Ve kaygılarım var ifadesi çıktığı için en azından kamuoyuna bazı kaygılarım olduğu kayda geçebildi. Ya bu o günden bugüne birçok kritik eşikti. Acaba görüşlerimi beyan edebilir miyim diye yokladığımda ve son zamanlarda da seçimler sonrasında da maalesef ki hepsi bize saygı duyan, hepsi bizi seven insanlar, gazeteciler, yayın kuruluşları, durumu biliyorsunuz, bizi mazur görün ifadesini ya bana doğrudan ya da ilgili arkadaşlara ifade ettiler. Bu tabii çok benim açımdan bir devlet adamı olarak değil, bu ülkede yaşayan bir aydın olarak hicap duyduğum ve gerçekten belki de en temel kaygı duyduğum mesele bu. Konuşursanız, özgürce konuşursanız her problemi çözersiniz. Özgürce konuşulmayan bir ortamda ise en basit problemler bile çözülemez. Ben de tam size teşekkür edecektim. Doğal olarak bütün medyanın ilgisinin üzerinde olması gereken birkaç kişiden biri olmanız gerekiyor bu konjonktürde. Son çıkışlarınız dolayısıyla bütün televizyonlar sırada beklerken ve sizden mülakat isterken bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok anlamlı bir teşekkür oldu Akif Bey. Şimdi tabii az önceki girişinizden sonra geri almak durumundayım o teşekkürü. Latife bir yana, çok bana da gelen sorular var. Mutlaka sor diye hazır sansür, otosansür, medya özgürlüğü, düşünce özgürlüğü bahsinden girmişken onu sorayım. Geçmişte 2010 senesinde Radikal'de yazarken, yani bütün yazı hayatımın en ağır yazılarından birini yazdım. Sizi eleştirdim. Ama kelimenin tam manasıyla ağır eleştiriye girecek cinsten bir şeydi. Ve şu merak ediliyor dolayısıyla. Şimdi benim de bulunduğum bir ekiple mülakatı kabul edebiliyorsunuz. İnsanlar ne olduğunu merak ediyorlar. Yani bana öfkeniz, kızgınlığınız geçti mi? Yakalasanız bir kaşık suda boğmayacak mısınız? Hain olarak görmüyor musunuz beni? Açlığa, susuzluğa mahkum etme imkanınız olsa etmez misiniz? Ağaç gülüyse memnun olur musunuz? Nasıl oldu da ben, yani Dışişleri Bakanlığı döneminizdi. Popülariteniz zirvedeydi. Hatta size neredeyse hani medyada dokunulmazlık, eleştiri dokunulmazlığı sağlayacak kadar yüksek bir popülariteniz vardı. Övgüler yükselişteydi, almış başını gidiyordu. Ve o arada gerçekten ağır bir yazı yazdım. Birkaç ay rastlaşmadık ama benimle medeni münasebeti hiç kesmediğinizi, sonra da eskisi gibi hiç öyle bir şey olmamış gibi medeni münasebete devam edebildiğinizi birkaç yıl sonraki bir yazımda belirtmiştim zaten. Ama insanlar bunun nasıl olduğunu merak ediyorlar. Kişiselleştirmediniz mi hiç? Bunu bir intikam meselesi haline getirmediniz mi? Kan davası gütmüyor musunuz benimle ilgili? Şimdi olmayan şey geçmez. Öfkem geçmedi çünkü yoktu. Her mesleğin, hayatın kendi doğasından gelen özellikleri vardır. Ben iki alanda şu ana kadar yoğunlaştım. Akademik alan ve devlet hayatı. Akademik hayata giren birisi de, devlet hayatına giren birisi de bu iki hayatın da özünde eleştirel hayatlar olduğunu bilmesi lazım. Yani ben kitaplar yazayım ama hiç eleştirilmesin diyen birisi aslında hiç fikir üretmeyeceğim demektedir. Ben devlet hayatına gireyim de hiç eleştirilmeyeyim, her gün beni övsünler diyen birisi de siyasetin ve devlet hayatının doğasını bilmiyor demektir. Tarihin içinde tarihe özne olmak istediğiniz zaman sizi öven de çıkacak, eleştiren de çıkacak, sizden hoşlanan da çıkacak, hoşlanmayan da çıkacak. Ama orada esas olan sizin o tutum karşısındaki ilkesel duruşunuz. Akademik hayattan öğrencilerim bilirler. En çok dikkatimi çeken önce bana eleştirel yaklaşan öğrencilerdi ve genellikle de yüksek lisans düzeyine gelen öğrencilere makalelerimi verip önce beni eleştirin. Beni eleştirmeyi yapamazsanız başkalarıyla ilgili ilişkilerinizde de şahsiyet sahibi olamazsınız derdim. Devlet hayatında da bu böyle. Hamama giren terler. Siyasete giren, devlet hayatına giren de eleştiriye açık olacak. Hazır olacak, açık olacak. O bağlamda hele Akif Bey gibi hani 28 Şubat döneminde aynı gazetede birlikte yazılar yazdık. Şimdi 28 Şubat'ın o despotik havasına, özgürlük adına birlikte direndiğimiz arkadaşlarımızdan birisi bana dönük bir eleştiri yapmışsa, ben ona kalbimde bir şey beslersem, onda değildir yanlışlık, benim kalbimdedir. Hani Şeyh Edebali'nin hep sözünü söyleriz de, gereğini yapmakta zor, şimdi öfke bizden, sükunetsizden, tahammülsizden der ya o nasihatında. Biz genellikle devlet adamları bazı yani Türkiye'de bunları zikrederiz de bunlarla amel etmek ayrı iş. Kendisine yönetilen bir eleştiriyi bir devlet adamı, bir siyasetçi önce ne kastediyor onu anlamalı. Belki de haklı bir eleştiridir. Ağır da olsa. Bir şeye tahammül edilmez tabii. Hakaret, tehdit bunlar ayrı şeyler. Bunlar düşünce özgürlüğüne girmez. Bu da onun için ben sayılmaz zaten. Hiçbir zaman hiçbir gazeteci aleyhine bu anlamda bir şeyde bulunmam. Sadece size karşı değil. Çok daha ağır yazılar yazanlar da oldu. Karşılaştığımızda nezaket kuralları içinde davranırım. Mümkün olsa da yüz yüze otursak ve halleşsek diye çok düşünmüşümdür. Bazılarıyla bu anlamda da bir araya geldiğimiz oldu, isimlerini zikretmeyeyim. Bütün gazetecilik hayatı bana eleştiri, hatta ağır hakarete varan şeyler yazanlarla da oturup bugün de konuşuruz. Bunu yapmak durumundasın. Bu akademik hayatında, devlet hayatında doğası. Hele senin gibi böyle birlikte danışmanlık yapmışız. Zor ateş çemberinden geçtiğimiz günlerde omuz omuza vermişiz. Bir dostum beni eleştirmiş. O anda öfke duysam kendime öfkelenmem lazım. Yani aksi takdirde dostluk olmaz, nezaket olmaz. Bize yakışan en önemli şey, yani veya yakışmayan, bir devlet adamına yakışmayan en kötü özellik nezaketsizliktir. Nezaket, nezahat devlet hayatının asli unsuru haline geldiğinde siyasette, siyasi ilişkilerde, insan ilişkilerde doğal seyrinde şey var. Ben tekrar teşekkür ederim 2010 yılındaki yazın için. Ama o yazı hiç unutmadım ha, onu da söyleyeyim. Unutmadım ama bir öfkeyle değil. Kendim o yazıyı o kadar iyi hatırlıyorum ki o gece, yani çünkü bir dostumdan gelmişti ve bir nefs muhasebesine davet ediyordu beni. Çok iyi hatırlıyorum, bir PR şeyi falan da boyutu da vardı. Yani öyle bir item. Gerçekten önemli diye yazı okuduktan sonra düşündüm. Akif benden, hani Akif diyeyim kusura bakmayın ismen hitap. Ne kötülük isteyebilir ki benim? Beraber yol yürümüş, beraber mücadele etmişiz. Sayın Başbakanımızın döneminde beraber başdanışmanlık yapmış. Yatılı okul arkadaşlığı gibi uçakla beraber uyumuşuz, otellerde beraber sürünmüşüz. O zaman ben başdanışmadım. Ne korumam var ne şey, hepimiz valizleri alır 7,5 yıl böyle yaşadık. Dolayısıyla niyetine güvendikten sonra tahammül esastır. Bir sorum oldu. Ağır soru ve ağır eleştirel soruya kapı açıldı. Tabii. Yani Akif kim duyulmayacak? Beraber bilerek sordu bunu. Kan davası yok. Ki bundan sonra gelecek her soru serbesttir. Söylüyorum. Canın emniyette soru. Her soru serbesttir. Hiç. Bu süreçte az önce söyledikleriniz yani kendi partisinin iktidarında bu tip engellerle karşılaşan bir başbakan, eski başbakan olarak başka tablolarla da karşı karşıya kaldınız. Hatırladığım kadarıyla Marmara Üniversitesi'ndeki paneliniz iptal edildi. Eşinizin hele tıp gibi bir alanda, yani kendi mesleki alanında yapacağı panel iptal edildi. Başka temaslarınız engellendi yurt dışında, yurt içinde. Benim hatırladığım sadece Konya'da bir televizyona, konuşabildiğiniz yerel televizyona ve troll ordusu denen bir toplulukla karşı karşıya kaldınız ve sürekli ve belki de bugün hala saldırılara hedef oluyorsunuz. Neden hedef oluyorsunuz? Neden engellemelerle karşılaşıyorsunuz? Bu birinci sorum. İkincisi eleştirel de olacak. Bütün bunların mağduru bir başbakan olarak geçmişte 7,5 yıl boyunca aynı iktidarın mensubu olmaktan ötürü kendinizde de bir sorumluluk görüyor musunuz? Şimdi neden hedef oluyorsunuz sorusu önemli bir soru. Ben de bunu kendi kendime soruyorum. Mesela o troll çetesi malum, yani ismini zikretmeyi bile istemiyorum ama Pelikan çetesi denilen çete ki daha sonra yaptıklarıyla herkes tarafından artık malum oldu. Bildiriyi ilk yayın, o şeyleri bildiri de demeyeyim. Sizin başbakanlığınız. Başbakanlığın son günleri. Önce. O malum benim gıyabımda imzaların toplandığı MKK toplantısı Cuma günü oldu. Cumartesi ben Varto'ya gittim. Hani bunlarda konuşmakta artık bir beis görmüyorum. Son ziyaretimdi yurt için. Çünkü söz vermiştim Varto'lulara. O terörle mücadele bağlamında mutlaka sizi ziyaret edeceğim diye. Pazar günü böyle bir bildiri yayınlandı. O gece aldım. Bu bildirinin arkasındaki isimleri biliyorum. Kimlerden talimat aldıklarını, kimlerin finanse ettiğini biliyorum. Ve iki elimi açık söyleyeyim. Bir gece sonrası da Miraç'tı. Biraz da şahsi tefekkürle ya ben ne yaptım dedim. Ne yaptım bu insanlara? Acaba kendimde bir şey var mı? Yani ki beraber birçok ateş çemberinden geçtiğimiz insanların desteğindeki veya doğrudan veya dolaylı desteğiyle yayınlanan bu şey beni istifaya zorlamak üzere beni Alman ajanı ilan ediyordu. Gerçekten düşündüm. Ben ne yaptım ki bu kadar ağır bir itham ile karşı karşıya kaldım? 8-9 yaşından beri bir misyon içinde ola geldiğim, yani çocukluğumdan beri. 68'de ben 9 yaşındaydım. O günkü tartışmaları bugün gibi hatırlar ve takip ederdim. O günden bugüne hayatımın en temel ilkesi bu ülkenin, bu milletin onurunu korumak üzere insan yetiştirmekti akademik hayatta. Bir tek yerde benim herhangi bir başka topluluğun sözcüsü veya Türkiye aleyhine bir davranışın takipçisi olduğuma kimse şahit olmamıştır. En zor dönemlerde 28 Şubat şartlarında içeride çok ciddi baskı görürken yurt dışında ülkemin onurunu hiç ayaklar altına almadım. Şimdi başbakanım bu ülkede ve bütün o 7,5 yıl başdanışmanlık dönemimiz. 5 yıl Dışişleri Bakanlığı, 2 yıl başbakanlık dönemi. Ve en yakın arkadaşlarım diye gördüğüm arkadaşlar gıyabında imza topluyor. Bana hiçbir şey söylemeden, bana bir itiraz getirmeden, o topladıkları imzanın gerekçesi olan talebi bana getirmeden, hani gelir reddederim, tartışırız, bir şey doğar. Hayır. Onun için o MKYK'dan bahsediyorum. O tabii MKYK'dan bahsediyorum. Bir muhtıravari bir tavır. Ondan 2 gün sonra da böyle bir metin. Organize olmamış olması mümkün değil. Bir organize var. O zaman sordum kendime. Ben de hata yapmış olabilirim. Ola ki yanlış bir takım politikalar geliştirmiş olabilirim. Veya şu olmuş, bu olmuş olabilir. Hepsini açığım. Ama yani dediğiniz tabii dediğiniz şeyi soruyor. Niye bu şekilde hedef alındım? Ve kim tarafından? Evet, niye hedef alındım? Bakınız bugün hala 3 yıl ben siyasette ilk defa bugün konuşurum bu bağlamda. 3 yıl sustum derken yanlış anlaşıldı herhalde. Susmadım aslında. Cumhurbaşkanımıza bütün o düşüncelerimi defaatlerce bildirdim. Ulaşabildiğim partideki arkadaşlara bildirdim. Bazen kamuoyuna açıklamalar yaptım. Ama iç siyasi gelişmeler ve parti içinde yaşadıklarımızla ilgili bir açıklama yapmamaya özen gösterdim. Hep düzelir umuduyla. Ama bugün dahi bana karşı şiddetle saldıranlara bakınız. Bir eski Türkiye diye bizim yıllarca siyasetimize odaklandırdığımız eski Türkiye diye odaklayıp yeni Türkiye'de inşa edeceğiz diye odaklandırdığımız bütün eski Türkiye savunucuları düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasından, Türkiye 90'lı yılların kutuplaşmalarını hapsetmek isteyenlerden, siyasi onların çoğunun hedefindeyim. Bunu anlarım. Yurt dışında benim Mavi Marmara dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığım konuşmadan tutun da dış politikada aldığım birçok pozisyon dolayısıyla bir takım dış lobilerin de hedefindeyim. Bunu da anlarım. İçeride benim siyasette tekrar aktif olmamla önleri kapanacak olan bir takım aktörlerin hedefindeyim. Anlarım. AK Parti'nin girdiği ittifak ilişkilerine karşı çıktığımı ilk baştan itibaren söyledim. AK Parti'den bir takım oyların bu ittifak ilişkileri yüzünden kaybedilmekte olduğunu söyledim. Bunu da açık söyleyeyim. Bu siyaset... yani Milliyetçi Hareket Partisi'yle ittifak konusunu söylüyorsunuz. Ve o sebeple bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla da geçen sene Cumhurbaşkanı seçiminin çok öncesinde, yani çok öncesi değil, Mart ayında aktardım, arz ettim. Bu ittifak ilişkisi AK Parti'nin doğasını bozmakta ve MHP'ye oy kayışına sebep olacaktır. Kaçınılmaz bir şekilde bir taraftan İç Anadolu'da MHP oy kaybederken bir taraftan da bu ittifak dolayısıyla Doğu Anadolu'da Kürt oylarını büyük şehirlerde kaybedeceğiz diye anlatmaya, arz etmeye çalıştım. Mesela bu sebeple Sayın Bahçeli'nin benden öfkelenmesini anlarım. Çünkü bir siyasi rakip olarak görebilir. Yani bundan hepsi anlaşılır. Ama anlayamadığım şey omuz omuza yürüdüğümüz insanların kendileri için makamları terk etmekten tereddüt etmediğim insanların birliğimiz ve beraberliğimiz için hukukumuz devam etsin diye her türlü fedakarlığı göstermeye gayret ettiğim insanların hedefinde olmam. Ve benim hedefte olmamı da anlarım. Bakın çok açık söylüyorum. Beni de hedef. Fakat benim yakınlarımın, eşimin konferansının iptal edilmesini, bir kadın doğum uzmanının tıpla ilgili bir konferans iptal edilmesini anlayamam. Bu az bilinen bir şeydir ama beni mesela hakkımda çok şey söylendi, yazıldı, söylendi, saldırıldı. Onlar beni birkaç dakika meşgul eder. Benim şeyimi bilenler, yaklaşımı doğru. 5 dakika sonra onları unutur ve yoluma devam ederim. Hiç hayatımda geri dönüp bakmamışımdır. Emin olun şu anda da hiç kimseye karşı özel bir kin, nefret, öfke falan içinde değilim. Ama eğer Başbakanlığın son kararnamesi, yani Başbakanlık tasfiye edilen son karar, tasfiyesinden yani 8 Temmuz, 9 Temmuz'da bırakılacak ki geçen sene Cumhurbaşkanı seçiminden sonra. Son kararnamesi. Benimle birlikte çalışan ki bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızla da Başbakanken birlikte çalıştığımış arkadaşlardan 16 tanesinin aralarında profesör bir hanımefendi var. Eski milletvekili profesör bir hanımefendi. Baş danışmanlık kadrolarının lise düzeyindeki araştırmacı kadrolarına indirilip bütün özlük haklarının ellerinden alınıp onların yerine son dakikada bir gün bile baş danışmanlık yapmamış olan insanların bazı yakın atanlarını duyduğumda yazık ki ne yazık dedim. Beni hedef alın. Ama devlete hizmet etmiş olan insanların benimle birlikte çalışmış olmaktan başka suçların ne suçu var? Beni hedef alın. Ama 15 Temmuz gecesi sokağa inip bütün o hainlere karşı beyaz gömleğiyle direnmiş İstanbul İl Başkanımızı, Ankara İl Başkanımızı, Konya İl Başkanımızı ve daha nice il başkanlarını sadece Davutoğlu döneminde atandı deyip, hocacı deyip itham ederek, istiskal edip neredeyse, görev devir teslimlerinde konuşmalarına bile izin vermeyip görevden almak niçindir? Beni görevden alın, hatta itibarımla oynayın. Ama gerçekten yüreğimi yaralayan bir şeydir. Devletin itibarını koruyun. Ben Türkiye Cumhuriyeti 62, 63 ve 64. hükümetlerinin başbakanıyım. Bosna Hersek'e davet edildim geçtiğimiz Nisan ayında. Davet gerekçesi, iki gerekçesi. Bir, Alaca Camii'nin ibadete açılacak olması. Çünkü Alaca Camii yıkıldığında hiçbir üzerimde bakan değildim, başbakan değildim ama 2005 yılında gittiğimde buraya bu camiyi inşallah yapacağız diyerek. Alaca Camii Osmanlı'nın Balkanlardaki en güzel camilerinden biridir ve yakılmış, yerle bir edilmiştir. Bizim dönemde Dışişleri Bakanı olduğumda UNESCO'dan iznini çıkardım, kültürü miras olarak çıkarttık talimatla. Başbakanlık döneminde de gerekli kaynakları Alaca Camii'nin inşaatı tamamlandı. Ve oranın Reisül Uleması yani Diyanet İşleri Başkanı bizzat arayıp bu cami sizin azminizin şey oldu, bu bize katılın dediğinde ben de memnuniyetle dedim. Aradan 10 gün, 15 gün geçti. Sizin hükümetiniz tarafından sizin katılmanız uygun görülmedi diye oradan neredeyse ağlayarak bana cevap geldi. Aynı Saraybosna, aynı ay içinde benim de öncülük ettiğim 10. Saraybosna Forumu yapıldı, iş forumu. 10 yıl önce benim de katıldığım, öncülük ettiğimiz. O oturumda bana özel ödül, bir şükran ödülü, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı'yla birlikte vesaire, Slovenya Cumhurbaşkanı'yla birlikte şükran ödülü verilmek istendiğinde maalesef Cumhurbaşkanı yardımcımız oradaydı. Benim de eski beraber çalıştığım bir bürokratımız. Bana ödül verilmemesi için Türkiye Cumhuriyeti girişimde bulundu. Nasıl, bir daha söyler misin? Bana ödül verilmemesi için... Yok, tabii o oradaydı. Ödül verilmemesi için. Benim açılış oturumda konuşmamam için. Sonrasında hadi bunları da sineye çektim. Sonrasında oturumda ödül verilmedi. Bittiğinde ödül verildi. İkinci oturumun başlangıcında ve bana ödül verilirken benim uğrunda çalıştığım Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri salonu terk ettiler. Şimdi bana saldırıların ve benim hedefimde hedefte olmamı anlarım. Gerekiyorsa bütün şeyim, zaten bir varlığımız yok. Nasıl geldiysem devlet görevden aynı şeyle ayrıldım ama neyimi varsa alın. Ama devletin itibarını almayın. Ama benim yüzümden masum insanların özlük haklarını yok etmeyin. Benim yüzümden 15 Temmuz gecesi canını kanını ortaya koymuş insanları istiskal etmeyin. Beni üzen bu. Emin olun yani bütün o niye hedeftesiniz sorusunun arkasında bütün bunlar var. Eğer ama en az onun kadar kritik bir şey var. Kim yaptırıyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle yani çok konsantre bir olayla karşı karşıya olduğunuzu söylüyorsunuz. Çok sizi hedef alan, belki de intikam duygusuyla. Bunu kim yaptırıyor Türkiye'de? Şimdi hangi zemin, hangi psikoloji, hangi atmosfer? Şimdi onlar aslında bu arife tarif gerekmez diye bir husus var. Yani bunlar biliniyor, bunlar hissedilebilir. Ama İsmail bilmiyor, merak ediyor. Sürekli bana soruyor, ben de bilmiyorum. Peşinatçılar kim diyor? Şimdi bu zindelilere boş İsmail, madem daha şey konuşayım. Burada milletin huzurunda bundan sonra şu ana kadar hiçbir böyle bir polemik konusu içine girmedim. İthamlar oldu ki hepsine gireceğiz. Ne istiyorsanız sorun dediğim için rahatça, evet. Ben de nasıl milletimiz duymak istiyorsa cevap vereceğim. Bu Bildiri Pelikan Çetesi'nin bildirisi çıktığında önce ben bunu muhteris bir grubun elde ettikleri menfaat karşılığında bir şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiş ve biraz da acıyarak yapmıştım. Böylesine zelil yöntemlere başvurulduğu için ve bir yol ayrımında olduğumuzu hissettiğim için de başbakanlık makamını terk et, bırakmayı, partinin bölünmesi, devlette kriz çıkması gibi opsiyonların gerçekleşmemesi için tercih ettim. Yani, biraz detaylı konuşacağız oraya. Yani oraya geleceğiz sonra, ama bir şeyi vurgulamak için hedef meselesi. Ama psikolojik şimdi harp andıcı gibi bir tabii, şeyden bahsediyoruz. Ama o zamandan şu anda biraz farklı kanaatteyim. Benim muhteris bir grubun çıkarları için yayınladığını düşündüğüm o paçavra aslında daha sonra yaşananlara baktığımızda Türkiye'nin istikrarına ve 4 yıl seçimsiz geçmesi beklenen bir istikrar dönemiyle ekonominin büyümesine ve Türkiye'de bir takım heveslerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını düşünüyorum, görüyorum. Yani sadece bir muhteris grubun bir yerde, işte yerlerinde biliyorsunuz herkes biliniyor artık, bunun yazmış ve deklar etmiş olması değildi mesela. 2 Kasım sabahı bu ülke yeni bir ümide uyanmıştı. İstikrarlı bir hükümet, 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki şeyin dışında bir hükümet kurulacak. 4 yıl seçimsiz bir 4 yıl. Ve ekonomide tedbirler alınacak. Biz 3 ay içinde bütün sözlerimizi yerine getirmişiz ondan sonra. Asgari ücreti %30, %6,5 enflasyon olduğu dönemde %30 yani enflasyonun 5 misli zam yapmışız. Buna rağmen enflasyon düşüş trendine girmiş. Bütçe açığı %1,8'lere inmiş. Denk bütçe oluşacak bir atmosfer olmuş. ÜFE yani üretici enflasyonu %3,2. Tabii %3,2 idi Mayıs ayında üretici enflasyonu. Şimdi aylık o düzeylerde, yıllık %3,2 idi. Avrupa Birliği ile vize muafiyeti mutlaka geleceğiz dış politikada. O aşamaya gelinmiş. Böyle bir ortamdaki bir Türkiye'nin yaşamasını istemeyen kimlerse sadece bunu bir Sayın Cumhurbaşkanımızla benim aramdaki kişisel bir ihtilaf gibi görmemenizi rica ederim. Ben o zaman biraz öyle hissettiğim için benim çekilmemle meselelerin çözüleceğini ümidiyle şey yaptım, bıraktım. Onunla gireceğiz tekrar muhtemelen. Ama şimdi düşündüğümde bunun daha kapsamlı bir planın 15 Temmuz ve arkasından gelen, arka arkaya gelen 4 yıldır hemen hemen 8-9 ayda bir yapılmak zorunda kalan seçimler ve son derece özünden koparılmış bir başkanlık sistemiyle Türkiye'nin %50+1'e muhtaç edilerek iktidar yani yürütme erkinin birçok gizli açık koalisyonların zorlanmak durumda kaldığı bir senaryonun çıkması için benim devre dışına çıkarılmam gerekiyordu. Şimdi hissettiğim bu. Devre dışına hedef sorusu bu işte. Yani hedef zannetti yani Yalı Çetesi diye biliyor. Bu Yalı Çetesi'nin tek başına bir onlar şey gibi gözükmüyor size. Yani. Emin olun onlara bile kırgın. Yerini herkes biliyor dediniz ya. Onlara bile kırgın ve kızgın değilim. Ama şimdi dün dahi işte %1 neresi çok daha düşük oylar almış efendim. Geçmişten bu yana bir takım operasyonel faaliyetlerin içinde olduğu besbelli çevrelerin bizi hedef aldığını düşünülürse bu geniş halede bir de şunu düşünün. Eğer bütün bunlar yaşanmasaydı, hele dünya ekonomisinin kitle bolluğuna girdiği bir dönemlere, şu dönemlere biz siyasi istikrarla, hukuk güvencesiyle, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle ve 4 yıllık istikrar ile girmiş olsaydık, ekonomimizin ne durumda olacağını düşünün. Bu başkanlık sistemi olmayacaktı o zaman. Emin olun. Bunu da başkanlık sistemi var. Çünkü ona girmeden... Şöyle bir durumumuz var. Çok geçmişte de kalıyoruz. Biraz ileri doğru da hızlanmamız gerekiyor. 2 saatlik bir programımız var. Bir yarın ne yapacağını bile soramadık. Biraz daha konuşalım. Ama biraz yalnız başkanlık sistemiyle ilgili gireceğiz herhalde değil mi? Şuradan çıkmadan her soru. Parti içinde bir hizbi mi temsil ediyorsunuz siz? Öyle şeylerde AK Parti içinde. Bugün, yok, dün ne zamandan beri varsa öyle bir şey. Bu soruyu ben de yapacağım. Evet. Cumhurbaşkanıyla itilafınız bu hususta hiç etkili değil miydi? Ya bir itilafınız var mıydı ve neydi o itilaf? Güzel. Ayrıca sadece Pelikan Çetesi'ne bir fatura kesmek doğru mu? Çünkü Bosna'da sizi o salonda görmek istemeyen irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesi değil mi? Şimdi o zaman evet duyuyor güzel. Bir kere şeyle ilgili yani Cumhurbaşkanımızın ihtilafı veya bu o konular bağlamında şunu ifade etmek istedim. Önce şey soruldu ama AK Parti'de bir hizip. Evet. Bundan Allah'a sığınırım ve şey yaparım, hayal edinirim. Ben AK Parti'nin genel başkanıydım. AK Parti'nin başbakanlığını yaptım. Bir an bile bir hizip düşüncesi zihnime gelse o zihnimden onu silip atmak için önce her şeyi yaparım. Hiçbir zaman ne başbakanken bir hizip oluşturma çabası içine girdim. Hizip oluşturma çabası içine girmediğimin en önemli göstergelerinden biri 12 Eylül 2015'te yapılan kongrede Sayın Cumhurbaşkanımızın MKYK şunlardan oluşsun diye verdiği listeyi o günkü Türkiye şartlarında yeni bir krize yol açmayalım diye tümüyle kabul ettim. Çünkü bu arkadaşlarımın hepsi benim arkadaşlarım dedim. Ben şunlar bana yakın, şunlar bana karşı dese diye bir tutum takınmayı siyasetin ve benimsediğim ahlaki ilkelerin dışında gördüm. Hiçbir zaman böyle. Cumhurbaşkanı da liste vermesi tabii, siyasi olarak orada tartışık tabii. O ayrı bir şey. Ama benim arkadaşlarımın arasında fark görmediğimin, o zor şartlarda fark görmediğimin bir göstergesiydi bu. Çok zor şartlardı. Ben o zaman Yüksekova'da ve Iğdır'da olan 20'ye yakın şehidimizin cenazesiyle meşgulken o liste tartışmaları yaşandı. Bunlar hep üzüntü verici şeylerdi ama nihayetinde kabul ettim. Şu anda da bir hizbin lideri gibi görünmekten imtina ederim. Böyle bir şey de kesinlikle zül addederim. Bütün AK Parti'ye hitap ediyorum. Bakın manifestoyu yayınladığımda da, manifesto dendiği için ben de öyle diyeyim. Evet. Çünkü diğer açıklamalardan. Daha sonra yaptığım konuşmalarda da bütün AK Parti kitlesine hitap ettim. Ben onların genel başkanıydım. Ben onlarla yağmurda, soğukta, sıcakta 2 seçim geçirdim. 81 vilayeti ve onlarca ilçeyi ilk seçimde 7 Haziran'da şey yaptım. Sonra da sadece Van'a ve Gaziantep'e 9-10 kere gittim. Ben o kitlenin ruhundan kopmam. Ben o kitlelerin yaptığı fedakarlıkların farkındayım. O kitlelerde 15 Temmuz'a inenler, diğer vatandaşlarımızla birlikte, yani sadece AK Parti değil tabii. Dolayısıyla hiçbir zaman bir hizip başı olmamaya özen gösterdim. Ve ayrıldıktan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkan olmasını müteakip de hiç kimse benim herhangi bir grup, bir tarafla parti içinde bir çalışma yaptığıma şahit olmamıştır. Bizzat gidip Cumhurbaşkanımıza şunlar yanlış, şunlar doğru diye ifade ettim. Kendi de buna şahittir. Yazılı metinler verdim. Düzeltilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Cumhurbaşkanımızla aramızdaki ihtilaf konusuna gelince var mıdır? Evet, yani insanlar arası, hele bu düzeylere gelmiş insanların %100 her şeyde anlaşması mümkün değildir. Mutlaka farklılıklar çıkar. Mesela bu farklılıkları nasıl yönettiğiniz. Bakın şimdi çok az bilinen bir şey söyleyeceğim. Bir kere ondan önce şunu da zikredeyim. 12 Eylül Anayasası. İkiz kardeşin birini Cumhurbaşkanı, birini Başbakan yapsanız bir müddet sonra ihtilaf çıkartan bir anayasaydı. Yani ikiz kardeş. Çünkü ve Cumhurbaşkanı'na hep Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olacağı varsayıldığı için yetkiler verilmiş, sorumluluk Başbakan'a yüklenmiş. Bunun doğurduğu çelişkileri Evren Özal, Özal Demirel, Demirel Erbakan, Sezer Ecevit ilişkilerinde, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Sezer de, Sayın iki Cumhurbaşkanımızın, Sayın Gül'ün ve Sayın Erdoğan'ın ilişkilerinde de, bizim ilişkilerimizde de oldu. Bunu nasıl yönetmeye? Ben bunları fark ettiğimde, kamuoyuna ilk defa açıklayacağım bir mesele dediğim bu. Temmuz, 5 veya 6 Temmuz 2015'te baktım ki 7 Haziran zor bir seçim dönemi geçirmişiz. Ve sürekli Cumhurbaşkanımıza insanlar gidip benim onun liderliğine meydan okuduğum ve altını oymaya çalıştığım gibi fitne koyanlar var. Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım, siz beni akademik hayatta kalma irademe rağmen ısrarla siyasete davet ettiniz. Ben 2007 seçimlerinde dahi sizin milletvekili teklifinize hayır deyip akademik hayata dönmek üzereyken 2008'de partimize kapatılma davası açıldığı için gelip size bundan sonra sonuna kadar, mezara kadar, hapse kadar neyse yalnızdayım ve ne görev verirseniz kabul edeceğim dediğim için siyasete girdim. Bir hırsla girmedim ama beni tanırsınız. Bana verilen bir görevin hakkını vermezsem uyuyamam. Hakkını veririm. Veriyormuş gibi yapmam, veririm. Ben anlıyorum ki siz gücü elinizde toplamak istiyorsunuz ve bunu da yadırgamam. Yani siyasi liderler bunu isterler. Ama bizim 258 milletvekilimiz var. Başkanlık sistemini getirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla gelin ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Bahçeli'yle konuşayım. O sırada koalisyon görüşmeleri başlayacak. Ve onları zaten kabul ettikleri, istedikleri parlamenter sisteme ikna edelim. Bir ay içinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı anayasa reformunu yapıp pür parlamenter sisteme geçelim. Bütün yetkileri başbakana da toplayalım. Ve Eylül ayında da bizim kongremiz var. Bu anayasa reformundan sonra kongreye gidelim. Ben sizin bana tevdi ettiğiniz emaneti size geri vereyim. Genel başkan olun. Ve sonuna kadar arkanızda durarak sonra seçime gidelim. Ve başbakan olarak bütün yetki sizde olsun. Ve ben de sizin tekrar başbakan başdanışmanız olayım istiyorsanız. İstemiyorsanız da ben akademik hayata döneyim. Gelir Sayın Cumhurbaşkanı. Geleceğim. Döneyim. Benim niyetim sizin liderliğinizde meydan okumak ya da böyle bir ihtilaf değil. Fakat başbakanlık gibi bir müessese eğer önemini kaybederse devlet sistemi durur. Dolayısıyla bunu yapalım Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Ki ortam müsait. Tabii müsaitti. Ve o reform bir ay içinde referanduma falan gitmeden de yapılabilir. Bu pazartesi günü bir bakanlar kurulu öncesinde konuştuk. Dedim perşembe gününe kadar lütfen siz tefekkür edin. İstediğiniz arkadaşlarla tanışın. Ve bana deyin ki görev verin. Ben gidip Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yle konuşayım. Bunu yapalım. Sonra da ben yine eski statüye döneyim. Benim öyle liderlik, sizin size meydan okuma gibi bir kaygım yok. Devlette düzensizlik gibi hiçbir böyle bir şeye de yol açmam. Sezer Ecevit ilişkisinin neleri mal olduğunu görüyordum. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, evet düşünelim dedi. Perşembe günü tekrar sordum. Çünkü bir ve iki gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla buluşacaktık. Ona da böyle bir şey yapsam Türkiye'nin gündemi değişirdi. Sayın Cumhurbaşkanım kanaatiniz nedir dedim. Dedi ki o zaman tabii yetki ve sorumluluk tümüyle şeyde olacak. Böyle devam edelim dedi. Böyle devam edelim dedi. Bir nasıl, daha anlatırdım. O zaman ne olacak? Ya tabii yetkiler, sorumluluklar tabii. Hayır. Sorumluluk yani Cumhurbaşkanı o anki fiil itibariyle sorumluluk sahibi değil tabii ama başbakan olduğunda bütün yetkiler ve sorumluluk. Zaten dedim işin reformun esası bu. Problem de niye çıktı geçmişte? Yetki ve sorumluluk başbakana ait ama yetki... Cumhurbaşkanı bunun neyine itiraz etti? Onu konuşmadım. Yani onu sormak benim şeyime yakışmaz. Ben Cumhurbaşkanımıza bir şey... Eğer onu yapmış olsaydık sonraki birçok tıkanma yaşanmayabilirdi. Türkiye'de pür parlamenter sisteme geçmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce kendisini sınırlayan Cumhurbaşkanı'ndan onay alma veya işte o üçlü kararnameler ve diğer şeylerden, bağlardan kurtulmuş olarak siyasi liderliğini liderhut etmiş olurdu. Ve bir, aramızdaki hukuk da zedelenmezdi. Ben bunu yaptım. Dolayısıyla şunun için söylüyorum. Bu ilişkide Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu öncesinde ve sonrasında her daim korudum. Bundan ama sonra kırgın da, size. Şimdi kırgınlığı keşfetmiş olmak güzel bir şey. Ama önce hepimiz karşı tarafına kadar kırdığımız için. Belki ben de... Siz kırgın mısınız efendim? Ben kendi adıma hiç kırgın değilim. Yarın bakın son bayramda da Sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmemiz oldu. Ben bayram tebriki için aradım. Bundan sonra da ben başbakanlıktan ayrıldığımda verdiğim sözdür. Hukukları gözetirim. Ama üzerinde tartışma yaptırmayacağım şey devletimin hukukudur. Bosna Vesinde kırılma sebebi bana yapılan bir davranış değil. O Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapmış birine yapılan muameledir. Bu eğer benim en çok ihtilaf ettiğim bir başbakan bile olmuş olsa hiç fark etmez. Benim kırgınlığım şahsıma yapılan şeylerden kaynaklanmıyor. Bütün haklarım, şeyi de söyleyeyim, yani kullara kim olursa olsun, bana o iftiraları atanlara da şahsi kul hakkım helal olsun. Böyle bir davanın peşinde değilim. Ama hani bahsediliyor ya artık ben bile söylemekten imtina ettiğim dava kavramını söyleyerek söylüyorum. Dava hakkım ve devlet hakkım ve millet hakkım kimseye helal değildir. Yani sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii. Yani şimdi biraz önce söyledim. Devlet adamı eğer benim bu işlerde sorumluluğum yok derse kendisini ya melek gibi görür yani hata yapmayacak kadar la yüsel görür ya da la yüsel görür yani hiç hata yapmadım diyen biri işte FETÖ böyle bir şeyden doğdu zaten hiç hata yapması mümkün olmadığına inanılan bir dini de demeyeyim bir kült liderinin devlet neye ulaştığı aşikar. Allah'a sığınırım ben tabii hata yaparım ben insanım ve zaten siyaset demokrasi niye güzeldir biliyor musunuz? İnsanların hata yapabileceğini kabul etmeleri ve bu hatayı telafi edecek mekanizmalara sahip olması dolayısıyla. Hata yapmayan liderler kimdir? Ya Hitler'dir, ya Stalin'dir, ya Mao'dur, ya Esad'dır, ya Kaddafi. Onlar hata yapmaz. Çünkü orada demokrasi yok. Hatayı konuşacak zemin yok. Biz demokrasinin en önemli meziyeti ve ta Aristo'dan beri, yani Eflatun'la Aristo arasında şimdi felsefeye girmiyorum ama temel fark burada zaten. Aristo vasat insanın, yani politika tarihçi vasat insanın siyasasını konuşurken ideal bir devletten bahseder Eflatun. O zamandan beri en temel mesele bu. Demokrasi vasat insanların rejimidir. Vasattan, sıradan anlamında demiyorum. Hata yapabilen insanların rejimidir. Hata yaptığı için de yani. Hata yaptığın için de özür dilerim. Siz nerede hata yaptınız? Söyleyeyim yani birçok tabii kendi bu 3 yıl içinde yeterince geri dönüp çok uzun süre yani biz tek soralım olur zaman sorgu meleklerine somut bir şey söyleyeyim. Akif sorgu meleklerine döndünüz durun bakalım. Ben size somut bir şey sorayım. Tam aslında 2015 yazından söz ettiniz. Hep şöyle söylenirdi. Sizin başlattığınız istikşafi görüşmelerde CHP ile iktidar koalisyonu kurma aşamasına geldiğiniz ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu istemediği için o girişimin olumsuz sonuçlandığı rivayet edilir. Doğru mudur? Şimdi şöyle diyeyim, yani vakalar artık olayları net koymak lazım. Biz istikşafi görüşmelere samimiyetle başladık. Daha sonra beni şununla itham ettiler. CHP ile işbirliği yapıp Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilerini, aynı çete, yetkilerini kısıtlamak. Sonra Sayın Bahçeli ile Bahçeli bir kere nezaketen Sayın Bahçeli 7 Haziran'dan sonra hatırlarsanız bir oturumda konuşmaya çıkarken nazik de Sayın Bahçeli sözlü, yani yazılı metinden de çok sert, bazen nezaketi aşar, evet, bana karşı da yüz yüze de çok naziktir. Şimdi hakkını yemeyeyim. Bana karşı çok ağır ithamları oldu ama iyiydi, öldü hakkını yemeden denir ya. Şimdi kürsüye doğru giderken Bakanlar Kurulu tarafına döndü ve nazik bir şekilde bana selam verdi. Ben de selamı aldım ve konuşması bittiğinde de o günlerde de koalisyon görüşmesi yapacağım Sayın Bahçeli ile. Alkışladım. Bunun üzerine ertesi gün malum çetenin neler yazdığını hatırlayın. Şimdi aynı malum çete Sayın Bahçeli'nin AK Parti'nin içinden oylarını devşirip bir yere gittiği, bir oy kaymasının yaşandığı ve neredeyse ipotek, siyasi iktidar üzerine ipotek uygulayabilecek güce erişilen bir ittifak, koalisyon da değil. Yani ilkeleri belirlenmiş bir koalisyon değil, bir ittifak ilişkisinde her gün Bahçeli güzellemesi yapıyorlar. İnsanlar siyasi konjektür içinde değerlendirmek lazım. İstikşafi görüşmeler bağlamında ben MKYK'da 7 Haziran sonrasında o günkü MKYK'daki arkadaşlarımın hepsi şahittir. Oturduğumuz saatlerce arkadaşlar dedim. 2 soru sormak istiyorum size. 1. Biz niye oy kaybettik? Samimi görüşlerinizi söyleyin. Hala bende notları var. 2. Bundan sonra ne yapmalıyız? Bu heyet neye karar verirse ben o yönde hareket edeceğim. Ve birinci soruya verilen cevapların çoğu siyasi etikle ilgili cevaplardı. Yani kibir, yani yolsuzluklarla ilgili algı, yani vesaire vesaire vesaire. O günden bugüne pek bir şey değişmemiş herhalde. Vesaire. Bugün de seçimler. Genel algı buydu. O zaman dedim bununla ilgili partide bir siyasi etik kurulu kuracağız. Ve siyasi etikle ilgili partinin aranacağı mesajını dünya halka vereceğiz. Ve nitekim yolsuzlukla mücadele. Yolsuzlukla mücadelede yani 3Y'nin yoksulluk, yasaklardan yolsuzluk boyutu o zaman öne çıkıyordu bütün anketlerde. O zaman bununla ilgili kongreye kadar bir hazırlık yapalım talimatı verdim. İkincisi ne yapalım bundan sonra dedim. O heyetin büyük çoğunluğu CHP ile koalisyon yapalım dedi. Ben demedim. Yani ben demedim derken ben bunu benimsemediğim sonra. Daha sonra sizin genel başkanlıktan düşürülmeniz için de hareket edemeyin. Yok, hayır. Değil o mi? 12 Eylül 2015'te kongrede değişten evet. Değil MKYK. Ama o heyette yani büyük çoğunluk, önemli bir çoğunluk CHP ile koalisyon, bir kısımda MHP ile koalisyon dedi. Ama seçimlerin yenilenmesi ihtimali üzerine de durduk. Tabii ben bir parti, genel başkanıyım. Dolayısıyla tek başına iktidar ihtimali varsa seçimlere gitmekten daha doğal bir şey yok. Ben şundan yanaydım. Elimizdeki bütün imkanları kullanarak ve halkamıza samimiyetle Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayacağımızı gösterdikten sonra gerekirse seçime gitmek. Ama ondan önce bütün bu yolları denemek. 7 Haziran akşamı çok ilginç bir akşamdır. İlk defa AK Parti ciddi bir oy kaybına uğramıştı. Ben Konya'daydım. Konyalılar benim hala müteşekkirim hepsine. Benim moralim bozulmasını diye binlerce Konyalı evimin önüne geldi ve beni havaalanına kadar uğurladı. Ankara'ya indiğimde de moraller çok bozuktu. O geceyi hatırlayın. Hatta bir üst düzey parti yetkilimiz, o zaman kıdemli, diğer arkadaşlar istişare ederek bana dedi ki Sayın Başbakanım herhalde balkon konuşması yapmazsınız. Hayır dedim, bugün balkon konuşması yapma günüdür. Ve o gece balkon konuşmasında şunu söyledim. Hepiniz ve milletim hatırlayacak, milletimiz hatırlayacaktır. Türkiye'de bugün tek başına iktidar olamadığımızı düşünerek krize gireceğimizi düşünen varsa yanlış hesap yapmasın. Ülkeyi bir gün dahi hükümetsiz bırakmayacağız. Aynı saatlerde ise öbür muhalefet tarafında hatırlıyorsunuz ne tartışmalar yaşanıyordu. Ve benim o istikşafi görüşmelerden en önemli hedefim ülkeyi bir gün dahi hükümetsiz ve istikrarsız bırakmamak yönündeki irademdi. Dolayısıyla iyi niyetli iş yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu'yla son görüşmemizde dahi son derece nazik, karşılıklı saygı içinde bütün meseleler ve hatta o dokümanlar muhafaza edildiyse, edilmiştir mutlaka arkadaşlar, çok ciddi bir siyasi uzlaşı dokümanlarıdır. Günlerce arkadaşlarımız çalıştı. Ama tabanda, yani yukarıda olan bu şey tabanda tepkiler doğurdu. Onu da görüyordum ben bir siyasetçi olarak. Yani tabana rağmen bir şey yapmak doğru değil. Bir travma vardı AK Parti kitlesinde. İlk defa tek başına iktidar olamamak. Ben onu gözetmek durumundaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızla en başından itibaren koordineli çalıştık. Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanımızdan hani öyle veya böyle, ondan ben yetki alarak gittim. Sayın Bahçeli ile görüşmemizde Sayın Bahçeli kapıyı ilk anda kapatıp Sayın Cumhurbaşkanımıza epey ağır, ne demiştin, ağır eleştiri mi? Evet. Yaptığı zaman da ben buraya Cumhurbaşkanlığı makamını tartışmak için gelmedim. Hükümet kurmaya geldim dedim ve bütün şeyleri zorladım. Sonra da şeye gittik, seçime gitmek durumunda kaldık. Yani burada şunu mu söylüyorsunuz? Siz Erdoğan'sız bir AK Parti projesi için CHP ile ya da MHP ile bir koalisyon gerçekleştirmeye soyunmadığınızı mı? Hayır. Öyle eleştiriler olmuştu çünkü o zaman. Hayır. Daha bir kere bu mümkün değil Akif'ciğim. Yani aslında bir koalisyonu Erdoğan'sız bir AK Parti projesi için istediğiniz olmaz. Şimdi niye olmaz? Sistemin gereği olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman tarafsız ama... Biraz hızlanmamız gerekiyor. Tarafsız ama... Çok geride kaldık. Tarafsız, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafsız ama AK Parti'nin manevi olarak lideri durumunda. Yani nihayet süreçlere katılmasa da AK Parti kitlesinde ben veya herhangi birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın genel hissiyatından bağımsız olarak AK Parti kitlesine onu göz ardı ederek davranmamız mümkün değil. Nitekim 12 Eylül 2015 Kongresi'ne giderken gerçekten o hüzün haftamdır benim. Yüksekova'da şehitlerimiz var. Van'a gittim onları o şehitle aileleriyle şey yaparak hala hissiyatını yüreğimde taşıdığım bir cenaze merasimi yaptık. Iğdır'da şehitlerimiz var. Hendek denilen o adice yöntemlere karşı mücadele ediyoruz. Bir taraftan ülkede ekonomik durumu ayakta tutmak, bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan seçime gidiyoruz. Kongreyle yenilenme isteği içindeyiz. O hafta benim gıyabımda Ankara'da ilk olarak işte alternatif MKK listeleri hazırlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza daha sonra söyledim. Kabul ettiğimde. Ülke ateş altındayken, bütün çevre bölgeler yanıp yakışırken ben burada liste mücadelesi yapmam Sayın Cumhurbaşkanım. Neyi uygun görüyorsanız getirin. Ben, hepsi benim arkadaşımdır dedim. Sonra anladım ki arkadaşlarımmış ama refiklerim değilmiş. Ayrı. O kalp kırgınlığının ötesinde bir şey. Ve o zaman şunu söyledim Sayın Cumhurbaşkanımıza. Yine öz olarak. Sayın Cumhurbaşkanım, birileri size gelip bu parti hani Erdoğan'sız senaryolar falan gibi şeyler söylüyor. Benim tek niyetim var. Tek hedefim var. Şu partiyi kurumsallaştırmak. Siyaseti kurumunu bunun için kuruyorum. Yoksa geçmiş muhasebesi yapmak için değil. Bu parti kurumsallaşırsa Türk demokrasisinin, siyasetinin en geniş örgütlenmesine sahip yapısı, Türkiye'nin istikrarının omurgası. Hep söylerdim, Türkiye'nin her satına yayılmış 4 örgüt vardır. 4 yapı vardır. 1 silahlı kuvvetler, Türkiye'nin her yerinde var. 2 eğitim, her yerde okul var, milli. 3 diyanet, her yerde cami bir diyanet. Bir de AK Parti teşkilatı. Her yeri kucaklayan bir parti. Biz bu partiyi kurumsallaştırırsak, siz de bana bu imkanı tanırsanız, bu parti 100 yıl, 200 yıl yaşar. Hani İngiltere'deki muhafazakar parti gibi ta 203 yıllık bir birikimin eseridir. Veya işçi partisi gibi. Yaşar. Ve o zaman da 200 yıl sonra, 300 yıl sonra bu parti Davutoğlu'nun partisi demezler. Bu parti Erdoğan'ın partisi derler. Çünkü bu parti siz kurdunuz. Ben sizin kurduğunuzu yaşatmaya çalışıyorum. Ne olur anlayın. Ama kurumsallaştırırsak ama izin vermezseniz ya sizin ömrünüzde ya benim ömrüm. Ben izin vermezsem benim ömrümde bu parti biter. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Allah da şahit, millet de şahit, benimle birlikte yaşayanlar da şahit. Ben hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini, genel başkanlığını elinden almak, onu etkisiz kılmak, Erdoğansız bir Türkiye, Erdoğansız AK Parti senaryoları içinde olmadım. Olmam da. Eğer olsaydım ve siyasette böyle süfli, böyle küçük hesapların içinde olsaydım Akif Bey, ben başbakanlığı ve genel başkanlığı bırakmazdım. Ama bugünkü görüşünüz olsaydı sanki bırakmaktan hayır, pişmanmışsınız gibi bir görüntü. Değil. Yani orada hedef bırakmaktan, ilgili, Pelikan'la ilgili bırakmaktan, ne olur kısa. Daha direnirmiş. Şunu yaparız. Buradan uzun değil, kısa cevap alabilir miyiz? Ha, rica ediyoruz. Biraz ileriye doğru gideceğiz çünkü. Sorularınız o kadar provokatif. Şunun için söylüyorum. O gün başbakanlığı bıraktınız. Sonrasında eleştirel yaklaştığınızda Cumhurbaşkanı'na bir görüşme yaptınız. Grup toplantısında beraber fotoğraf verdiniz. Bugün eleştirel yaklaşıyorsunuz, bir manifestonuz var. Yarın tekrar birlikte olmayacağınızın ne garantisi var? Güzel sorular. Bakın diye. Hata yaptık. Bundan sonra da ara verelim. Evet. Hata yapmışımdır dedim. Yavaş yavaş da ileri. Mutlaka insanoğlu hata yapar. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda siyasetik ve devletin sürekliliği ve devlet mekanizmasının işleyişi bağlamında hata yaptığımı düşünmüyorum. Burada nerede hata yaptığımı söyleyeceğim. Yani başbakanlığı bırakmadı. Çünkü bırakmamış olsaydım ne olurdu? Bırakmamış olsaydım bu Pelikan Ali şeyinden sonra açıklama çok çirkinleşen bir siyasetin parçası haline gelirdim. Cevap verdikçe kavga ederdik ve parti bölünürdü. Ha, ne olurdu bölünürse? Niye bölünürdü? Ben orada 3 yol vardı önümde. Yani o gece, yani ne günü diyeyim? İşte 1 Mayıs'ta 29 Nisan'da MKYK, 1 Mayıs'ta o bildiri, 2 Mayıs gecesi, 3 Mayıs'a bağlayan gece Miraç gecesiydi. Herkesin bir şey var. Hani bunu ben o gece yarısı kalktım ve kendi başıma. Genellikle önemli kararları gece belli bir saatten sonra tek başıma bir yere çekilerek alırım. Çalışma odama çekildim. Uyuyamadım çünkü. Bu gördüğüm muameleyi ne kalbim aldı, ne aklım aldı, ne vicdanım aldı. Ve hep soruyordum, ne yaptım bu insanlara? Ne yaptım? Siyasete girdiğim günle bugün arasında maddi durumum daha iyi değil, daha kötü. Bir kuruş elhamdülillah olmadı. Herkes bunu bilir. Olmadı. Ne yaptım ben? Ter dökmekten, koşturmaktan, ailemi ihmal etmekten mağda. Başbakanlık neyse etrafımızda insanlar 7,5 yıl başdanışma olarak, ileride hiçbir beklentim olmadan 3 gün üst üste aynı yatakta yatmadım ben. Bir gün Sayın Gül ile, bir gün Sayın Erdoğan'la ben Dışişleri Bakanı, bir gün Sayın Babacan'la Dışişleri Bakanı oldum. Bu kadar emek verdiğiniz halde ne yaptım sorusu. Dolayı. O zaman hep şuna dua ederdim. Allah'ım beni izzetle girdiğim yerden izzetle çıkar. Beni yanlışlıkların, çirkinliklerin aleti, parçası tarafı yapma. Düşündüm. 3 yol var önümde. Bir, bu bildiri yani MKYK olayı arkasından yaşananlar ile bana şu deniyordu. Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma. Kendi il başkanını bile atayama. Bunu sizden kim istiyor diyorlar, kim bekliyor? Sayın Cumhurbaşkanımızla oradaki bu bildiriyi MKYK'ya imza atanlardı. Yani MKYK'ya imza atanlar... Cumhurbaşkanı beklentisi de buydu sizden. Tabii ya, MKYK'ya imza atma kimsenin bana, Cumhurbaşkanımızın şeyi olmadan Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Keşke arkadaşlara söylemeseydim. Bana söylesiniz ben çekilirdim. O arkadaşlar arada kalmazlardı. Çünkü ben problem çıkarmak için başbakan olmadım. Bir hırsla da olmuş değilim buraları. O zaman bir başbakanmış gibi, yani daha sonra düşük profilli başbakan, ben ayrıldığım gün ifade edilen bir şey isteniyordu. Yani ben kendimi bilirim. Benden her şey olur da düşük profilli bir şey olmaz. Bugün de olmaz, yarın da olmaz. Yani en zor durumda kalsam da düşük profilli olamam. Yani yapamayacağım bir şey bu. Nazikçe düşük profilli diyorsunuz, kukla demek istiyorsunuz. Yani ben şeylerimi ifade ediyorum. Daha sonra da o makama gelenler olduğu için şey yapmam. Öyle bir, ama düşük profilli o gün kullanıldığı için kullanıyorum. Kimse... Dolaylı da olsa öyle üstü kapalı, iğneli şeyler söylemem ben. Ama ben böyleyim. Akademik hayatta da böyleydim. 28 Şubat'ta en ağır yazıları yazarken de böyleydim. Ama o zaman Marmara Üniversitesi'nde konferans, ders vermeye devam etmiştim. İkinci hatanız nerede oldu? Şimdi oraya geleceğim. İkinci yol, eğer bunu yapmayacaksam, mücadele etmek. Yani çıkıp ben kongreye gidiyorum. Benim arkamdan imza toplayanlarla siyasi yol yürümem mümkün değil. Listemi çıkarıyorum deyip kongreye. O kongrenin sonucu AK Parti'nin bölünmesiydi. Ben o gün partinin de belli ağırlığım vardı. Bölünmesiydi. Öyle veya böyle. Kongreyi kazansam bir türlü bölünürdü. Kongreyi kazanmasam bir başka türlü bölünürdü. Ama milletin oylarına sahip çıkmadığı bıraktı, direnmedi, mücadele etmedi diye eleştiriyorlar. Şimdi işte onun için bu şimdi tamam ama bakın şimdi onun için bu geçmiş şeyleri ya da yarın nasıl arkasına o zaman susmuştum bir dakika. Onun için şimdiye kadar bunları açmamıştım hukuk ama şimdi açıyorum. Çünkü benim perde gerisinden verdiğim mücadeleyi halkımın bilmesi lazım. Ben o %49,5'un hukukunu korumak için çok mücadele verdim. İşte 7 Haziran 1 Kasım arasında sonrasında hep mücadele verdim. Ama bu mücadeleyi günlük siyasi polemiğin parçası haline getirmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızla gerektiğinde çok sert, tansiyonu yüksek görüşmeler yaptık. Bir iki tanesi işte şimdi zikrettim. Ama hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, ikisi eski Cumhurbaşkanı Başbakan arasındaki mücadelenin kurbanı yapmam ben. O %49,5'un hukukunu korumak için başbakanlıktan ayrıldım. Niye biliyor musunuz? Devam etseydim o %49,5'un içindeki bir grup dahi demeye başlayacaklardı ki Sayın Başbakan'a oy verdik ama Başbakan'ın hakkını yapamıyor. Ya da Sayın Başbakan'a oy verdik ama partinin birliğini koruyamadı. O zaman da bu eleştirilerle karşı karşıya kalacaktım. O zaman benim halkımın karşısına geçip ben %49,5 oy almış başbakan, son seçilmiş başbakan olarak size şöyle bir Türkiye devri diyorum, bırakıyorum diyerek bir açıklama yapmak. Ve bunu da yaptım. İsteyerek İkincisi, onu da söyledim tabii isteyerek tabii. Kendi irademle niye gideyim ben? Yani Türkiye'de Mayıs 2016'da ne yanlış gidiyordu ki bir başbakan ayrıldı? Ne yanlış gidiyordu? Ekonomi kötüydü. %3,2'ydi üretici enflasyonu, %6,5'tu tüketici enflasyonu. Şimdi nerelerde? Faiz, o zaman biz faizcilikle itham ediyorduk. Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcımızdı. Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanıydı. Faizcilikle itham ediliyordu. Faiz %7,5'tu. Şu anda faizlerin nerede olduğunu herkes biliyor. %1,8'di bütçe açığı ve bir sene sonra denk bütçeye gelecektik. Şimdi bütçe açıklarının nerede olduğunu herkes biliyor. Bütçe açıklarını kapatmak için bence imar barışı adı altında şehirlerimizin geleceği ve hukukun şeyi ayakları altına alınıyor. Yani kaçak yapılara bunlar gerek olmayacaktı. Dolayısıyla 2016 Mayıs'ında benim ayrılmamı gerektiren, benim açımdan bir şey yoktu. Ama gerektiren ne vardı? Tarihi bildiğiniz zaman siyasi hayat yaşananları, o zaman onu bilen insanlar daha daha duyarlı tepkiler verir. Ecevit-Sezer ilişkisinin ve orada onlar da nihayet Sayın Sezer'i Sayın Ecevit getirmişti. Yani Ecevit'le aralarındaki dostu. Bir Ecevit ki çok siyasi olgunun üst seviyesinde bir başbakan olarak yaptığı bir açıklamayla ülkeyi büyük bir krizin içine sokmuştu. Bütün bunları o gece düşündüm. Odama çekilip karanlıkta bunları düşündüm. Ve dedim ki buradan izzetle girdiğim bir yoldan izzetle çıkmanın yolu şu anda çekilmek. Hata mıydı bu? Bu değildi. Neyi yapabilirdim? Şimdi düşündüğümde mesela bazen birkaç yerde bunun şeyini hissettim. Konuşmakta mı geciktiniz? Ha. Öyle eleştiriler var. Yok o değil. O da değil. Oraya geleceğim. Ama daha keşke diyorum bir ay daha sabretseydim ve Haziran ayında vize muafiyetini alıp ayrılsaydık. Çünkü vize muafiyeti ben ayrıldığım gün, yani ayrılma kararı açıkladığım gün Juncker'le telefonda görüştüm. Hepsi devlet kayıtlarında var. Aynı gün Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'ne yani oranın bakanlar kurulu durumundaki Avrupa Parlamentosu'na, meclisine Türkiye ile vize muafiyeti başlatılmasını kararını tavsiye eden kararı gönderdi. Yani bakanlar kurulu meclise diye öyle düşünün. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye ile vizeleri kaldıracağız şeyini gönderdi. Ve Haziran ayı içinde kalkacaktı. Sayın Merkel, Sayın Tusk ve Sayın Juncker Gaziantep'e geldiklerinde 23 Nisan'da yani MKK toplantısından bir hafta önce Haziran ayında bu sürecin tamamlanacağını söyledi. Taahhüt ettiler. Siyasi etik kanunu vardı. O zaman 72 maddeden 7'si kalmıştı. Tamamlanmayacak şeyler değildi. Siyasi etik çıksın, geri kalanı daha sonra da tamamlarsınız gibi bir prensip şeyine de varmıştık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi etiği de uygun görmedi o zaman çıkmasını o aşamada. Fakat şimdi düşündüğümde bir ay daha yaşananları vize muafiyetini aldıktan sonra yapsaydık belki o zaman da bu hain alçaklar Türkiye'deki o yükselen profili ve Avrupa Birliği'ne geldiğimiz düzeyi görüp 15 Temmuz gibi alçakça bir girişime gider böyle bir şeye. En azından biraz daha bekleseydim. Öyle bir şey olabilirdi. Olabilirdi ama şimdi tabii olan olmuştur. Hayırlı olsun. Bilemeyiz. Vize muafiyetini sağlamış başbakan olmanıza müsaade edilir miydi sizce? Şimdi işte. Hasta George müsaade eder demek istiyorum. Şimdi Onun hakkında bir şey söyleyeyim ama o zaman vize muafiyetinin parçası olan siyaseti kanunu dahil olmak üzere şeffaflık yasası, imar yasası, benim için bunlar ilkesel konulardı. Yani siyaseti benim için ne anlamlı kılardı? Açık söyleyeyim. Şu anda da geleceğe dönük olarak bir siyasal hayatım olacaksa ne anlamlı kılar biliyor musunuz? Türkiye'deki siyasetin temiz siyaset olmasını sağlayacak her şeyi yapmak anlamlı kılar. Onu yapmayacaksam hiçbir makama, hiçbir yere gelmeyi de arzu etmem. Yani 2016'da yarım kalmış olan siyasetin finansmanı kanunu, şeffaflık kanunu, imar yasası, imar rantının tümüyle kamuya ait olan, bence bu hukuk hakkı da etik bir meseledir. İmar rantlarını çözmeden Türkiye'de yolsuzluğun önü alınmaz. İmar rantlarını çözmenin yolu da tümünü kamuya vermektir. Hiç kimse bir imar müdürünün attığı bir imzayla zengin ya da fakir kılınamaz. Bu siyasi etik kanun. Buna bağlantılı olarak siyasi partiler kanunu. Bunların hepsi beni geleceğe dönük siyasi... O zaman teşkilat bulabilir misiniz? İl başkanı bulabilir misiniz? Niye gelsin insanlar? Niye gelsin? Ama bizim insanımız işte, o kadar etikten... İsmail soruyor, ben soruyorum. Öyle gelecek olanlar gelmesin demek düşer bize. Yani. Peki, şimdi müsaade eder misiniz? Geleceğe geldik. Siyasi gelecek olacaksa dedi. Evet, arayı orada vereceğiz. Başbakan, soracak mıyız? Bir siyasi geleceğiniz olacak mı? Olacak mı diye belki soracağız. Ayrıca o gün ayrılmayı, başbakanlıktan ayrılmayı kararlaştırdığınızda AK Parti'yi böler miyim diye bir endişe taşıdığınızı söylediniz. Bugün niye o endişeyi taşımıyorsunuz ya da taşıyor musunuz? Biraz bundan bahsedebiliriz. Bölecek misiniz, bölmeyecek misiniz? Bölecek misiniz? Hedefiniz başbakanlık mı? AK Parti'de genel başkan olmak mı istiyorsunuz tekrar? Suriye'de mülteci meseleleri bu hale gelmesinde sorumluluk hissediyor musunuz? Nerede yanlış yaptınız? Sokakta Suriyeli gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Ne vaat ediyorsunuz? Nasıl çözeceksiniz? Emevi Camii'nde namaz meselemiz var. Öfkeli gençler meselemiz var. Çok meselemiz var. Öfkeli gençler var. Ayrıca patlayan bombalar sonrası oyların arttığına dair bir açıklamanız var. Kar katliamı. Evet. Üzerinde kokteyl terör tanımlaması. Yani bunları söz verdik Twitter takipçilerine. Sormazsak olmaz mı? Ne isterseniz sorarım. Süre sınırlaması getireceğiz ama 3 dakika diye falan. Şimdi soru sorma serbestliği sizden, cevap verme özgürlüğü benden. Peki. Anlaştık. Bir 5 dakika aramız var. Peki. 5 dakika nefes alalım, ondan sonra devam edelim. Evet, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile özel yayını yapıyoruz. Bir de bunu YouTube sayfasından izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Sayın Davutoğlu'nun sosyal medya hesaplarından da canlı veriliyor. Çok da ilgi olduğunu arada arkadaşlarımız bize aktardılar. Bu da gayet doğal. Çünkü siz dediniz ki geçmişte bir takım meselelerde karar verirken partiyi de düşündüm. Buna göre hareket ettim. Bölünebilirdi eğer o kararı almasaydım, başbakanlıktan çekilmeseydim. Ama bugün son derece net eleştirileriniz var. Kaygılarınız farklılaştı mı? Bugün bölünmesinden endişe etmiyor musunuz? Zarar görürse görsün mü parti? Hayır. Bir soru daha söyleyeyim. Parti mi kuruyorsunuz? Onun da devamı. Şimdi her anın, her zamanın bir gereği var. Ben başbakanken, yani elimde bir güç varken ve bugün bir siyasi mücadeleye girilse elde edilebilecek güç o iken onu bırakma sebebim ülkeye bir darlık gelmesin, bir siyasi kriz olmasın ve partide bölünmesin diye. O günden 31 Mart seçimlerine kadar 3 yıl eleştirilerimin tümünü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bir kez de Sayın Binali Yıldırım'a aktardım. Düşüncelerimi, sadece eleştiriler değil, düşüncelerimi, ne yapılması gerektiğini. Birisi 15 Temmuz'dan 2 gün sonra 17 Temmuz'da, diğeri ondan birkaç gün sonra galiba 20 veya 21 Temmuz'da. Üçüncüsü çok kapsamlı olarak anayasa paketi sunulduğu zaman meclise kendisinden randevu istedim. 5 Aralık'tı zannediyorum, 2016'da ve bugün manifestoda zikrettiğim siyasal sistemle ilgili eleştirilerimin tümünü şu sonuçlar doğabilir diyerek kendisine arz ettim. Daha sonra Afrin Harekatı başladığında Ocak 2018'de bu sefer daha kapsamlı 3-3,5 saatlik, sağ olsun ne zaman talep ettiysem o anlamda bir aktarma, arz etme imkanım oldu. Bu sefer gidişatın tümüyle ilgili, düşünce özgürlüğünün olmadığı, mülk emniyetinin hukuk, demokratik hukuk devleti ilkelerinin zedelendiğini, MHP ile ittifak ilişkisinin bazı olumsuz sonuçlar doğurmaya başladığını, siyasal sistemin aksamalarında sıkıntılar olduğunu, bütün bunları kendisine 3,5 saatlik bir toplantı arz ettim. 30 sayfalık bir metin verdim. 30'a yakındı şimdi. Bir yerde 17 sayfa. Yani yazılı olarak da söyledim bunları. Sonuncusu da Avrupa Birliği zirvesine giderken Mart ayında 2018'de daha seçim ilan edilmemişti. İttifak yasası geçmişti. Ben önümüzde bir seçim gördüğümü, MHP'nin bir seçimi zorlayacağını ve bu seçimde Cumhurbaşkanlığının zaten kendilerinin Cumhurbaşkanı seçilebileceğini ama meclis çoğunluğunu kaybettirerek iktidarımızın bir anlamda ipotek altına girme riski taşıdığını ve bu konuda kanaatlerimi de samimi bir şekilde arz ettim. Yani şöyle bir şey söyleniyor. Parti içinde konuşulsa idi. Yani şu manifestodan bu yana yaşananlar. Ben çok açık yürekle söylüyorum. Ben parti içinde zaten bu konularda nihai kararı verecek olan kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Kendisine bunların hepsini arz ettim. Ve saatlerce arz ettim. Benden bir tek talebi oldu. Demin de sorduğunuz için söyleyeyim. Grup toplantısına gelme talebi oldu. Çünkü öncesinde sizin rahatsızlığınız belliydi. O fotoğrafı tabii verdiğinizde tabii, barıştılar tabii, diye bakıldı. Hayır, öyle ama yani ben o AK Parti milletvekiliydim. Grup toplantısına gittim. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da genel başkanımızdı. Benden şeyi oldu. Ve ümit ettim ki o resimle birlikte benim orada söylediğim, eleştirdiğim hususlar da göz önüne alınır. Ve bir takım düzelmeler olur. Böyle bir ümitle gidiyorum. Ama maalesef orada dile getirdiğim hususlarda düzelme olmadığı gibi özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında başkanlık, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte işler daha da olumsuz yönde seyretti. Eleştirdiğim hususların tümünde krizler derinleşti. Ama yine 31 Mart seçimleri gelmekte olduğu için partiye zarar veriyor görüntüsü olmasın diye kamuoyunda bunları söylemedim. Ama bana ulaşan her arkadaşa, görev alıp da hükümet sistemini mimarisinde çalışan arkadaşlara aktardım. Mesela telefon ettim bu arkadaşlara. Şu müsteşarlıkları kaldırmayın. Bürokrasinin ana çerçevesine aman dikkat edelim. Devlet mimarisi şunları özen koruyalım diye ulaşabildiğim arkadaşlara elimden geleni yaptım. Peki 31 Mart'tan sonra niye şimdi sorusu? Evet. Şimdiki anın gereği ise konuşmaktır. Neden? Önümüzde 4 yıl var Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. Bu saatten sonra söyleyeceğim sözlerin bir seçim yenilgisine yol açtığı ithamında kimse bulunamazdı. Böyle söyleyeceğim sözlerin parti içinde bir ihtilaf, bir bölücülük olduğunu da iddia edemez kimse. Ama bu sefer de dikkat ediniz, manifesto dendiği için manifesto diyeyim ben diğer açıklamalardan ayırt etmek için. Uzunca geldi bazılarına ama Nihayet ben tarihe de bir kayıt düşmek istedim ve gördüğüm şeyleri en açık yüreklilikle ifade ettim. Burada bir parti kurmaktan bahsetmedim, partiyi bölmekten bahsettim, partimiz dedim. Peki o metni alın, Cumhurbaşkanımızın bir yıl önce verdiği metinle yan yana koyun, hemen hemen aynıdır. Hemen hemen aynıdır. Bir farklılık, o bir yıl içinde Cumhurbaşkanı hükümet sistemi uygulandığı için ek bazı şeyler yazdım. Bu özü aynı olan bir metin. Bunu kamuoyuna niye paylaştım bunları, eleştirileri? Umudunuzu mu kestiniz? Çünkü içeride bunun düzeleceğine dair ümidimi kestim. Partinin kurumsal yapısının bozulduğunu, büyük ölçüde karar alma yeteneğinden koptuğunu da görüyorum. Yani kurumsal yapısı. Yani istişarelerle bir öz eleştiri. Ama parti kurmuyorsun. Yani şu anda öyle bir şey. Evet. Şimdi daha sonra da bunları konuşmalarla devam ettirdim. Ben iki şeyi kabul etmem. Şimdi oraya parti kurma meselesine girelim. Susarak beklemeyi, içeride beklemeyi de, susarak partiden kopmayı da ilkesel olarak doğru bulmam. Susarak içeride beklemek doğru değildir. Çünkü zaten yıllardır bu yapılıyor. Ve bir netice alınamadı. Siz de yaptınız mı? Ben de yapmıştım ama ben çalışarak yaptım. Yani gittim, anlatarak söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta. Bundan sonra da aynı yöntemi devam ettirmem doğru değildi. Çünkü susarak bekleyenler arasına girerdim. Söyleyecek başka ne söyleyeyim? Söyleyecek şeyleri söylemişim. Susarak beklemeyi doğru bulmam. Çünkü şu anda zaten yaygın kültür bu. Yani insanlar susup övgü cümleleriyle veya gerçeği, ekonomik kriz yok dendiğinde yok diyor insanlar. Ya ekonomik kriz var. İnsanlar bunu hissediyorsa sizin yok demeniz de yok olmaz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, devlet işlemiyor diye kapalı kapılar ardına partinin en üst düzey yetkilileri konuşuyor. Ama bir araya gelindiğinde mükemmel işliyor deniyorsa gerçeklikten kopuyorsunuz. Ve ben şunu söyleyeyim, isim zikretmeye gerek yok. Partide şu anda görevli de olan birçok arkadaş ve Türkiye'nin satındaki AK Parti teşkilatlarının illerindeki birçok önemli ismi arayarak biz bu manifestonun altına imza atardık. Elinize, yüreğinize, dilinize sağlık dedi. İmza atardık derler ama imza atmak işte susarak bekleme dolayısıyla mümkün değil. Şimdi konuşarak mı bekleyeceksiniz? Şimdi oraya geleceğim. İkincisini de uygun görmem, açık söyleyeyim. Susarak kopmayı da uygun görmem. Susarak istifa etmeyi de. Yani çıkıp parti içinde bunları yapmadan, kamuoyuyla bunları paylaşmadan, ben gidişatın sorumluluklarını üstlenmek istemiyorum diye istifa ettiğiniz zaman da başka bir yanlışa girilir. Burada benim farkım şu birdi. Bunu görülmesi lazım. Ben bu partinin 2 yıl genel başkanlığını yaptım ve 6 genel seçimin ikisinde genel başkan olarak girdim. Bu partinin vicdanı benim vicdanım. Bu partinin travması, o kitlelerin travması benim travmam. Onlar hüzün duyar da duyduğu zaman ben de hüzünlenirim. 23 Haziran akşamı ki YSK kararının yanlış olduğunu da söyledim. Ulaşabildiğim partili arkadaşlara aman böyle yanlış yapmayın. Bunu kamuoyuna açıklamadınız galiba. Yok hayır, olur mu? YSK kararını kamuoyuna da tweetle açıkladım. Parti içinde de ulaşabildiğim arkadaşlara ne olur bu hataya düşmeyin. Hem kaybederiz hem de vicdanı kaybederiz. Seçim kaybetmekten daha kötüdür diye anlatmaya çalıştım. Ama 23 Haziran akşamı İstanbul'da AK Parti seçmenin veya sonrasında yaşadığı hüznü ben yüreğimde hissettim. Ben o hüzünden kopamam. Çünkü ben o kitlelerin genel önünde yürüdüm, içinde yürüdüm, arasında yürüdüm, arkasında yürüdüm. O kitle benim kitlem. Dolayısıyla da kimse benden, hani birileri şunu söylüyor, hala içeriden konuşuyor, ayrı şey. Evet, içeriden konuştum. Bir müddet daha konuşmaya devam ederim. Ve bakıyorum 22 Nisan 2019 ben manifestoyu açıkladım. Şu anda arada 3 ay geçti. Hiçbir ilerleme yok. Hatta keenlem yakın yok hükmüne gelmesi için tartışılması bile yasaklandı manifestonun. Partinin bazı toplantılarında, içeride resmi görüşmelerde konuşulmuyor, koridorlarda konuşuluyor diyordu bazı arkadaşlar. Bunu söylemeye devam ederim. Ama bir şey söylediniz. Susarak bekleyenlerden olmam, susarak ayrılanlardan olmam. Susarak bekleyenler ve susarak ayrılanlar olduğunu ve onlara gönderme yaptığınızı anlıyorum ben. Hadi bekleyenler tamam, içeride işte ses etmeden resmi görüşe uyanlar. Susarak ayrılanlar kim? Yani Sayın Babacan'a, Sayın Gül'e bir göndermem var. Şimdi burada Sayın Babacan, Sayın Gül'le ilgili konuya yine geliriz. Benim kastediğim yöntem, susarak ayrılmayı kendimle ilgili hani niye ayrılmadınız sorusuna cevaben söylüyorum. Susarak ayrılmayı da doğru görmem. Sayın Babacan bir açıklamayla ayrıldı. Ama belki bir yöntem farkı, ben saygı duyuyorum herkesin kararına. Ben kapsamlı bir şekilde AK Parti'nin vicdanına, bu partiyi iktidar yapan insanların terine, emeğine hürmeten, içerideki o hüzün de yaşayarak hitap etmeye devam edeceğim. Ama bu şu anlama gelmez. Bu saatten sonra parti kurmak bölücülüktür sorusuna gelince, hayır arkadaşlar. Demokrasilerde parti kurmak bölücülük değildir. Şimdi var olan bir partiyi. Evet. Şu çok kritik çünkü. Siz dediniz ki bundan sonra konuşarak devam edeceğim. Ve sürekli sözlerinizde biz var. Yani AK Parti'nin bir asli unsuru olarak konuşuyorsunuz. Bu şekilde konuşmaya AK Parti içinde eleştirmeye mi devam edeceksiniz ve bu nasıl bir süreç? Ne kadar süreç? Parti içinde bir hizip olursunuz ya da aksi takdirde ayrılırsanız ayrı bir hareket olursunuz. Ha. Siz ne olacaksınız? Şimdi şöyle, çok net ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Ben Şubat ayında, Ocak ayında benim gibi bana şikayete gelen hiç kimseyi çağırıp da gelin şöyle bir yapı kuralım falan şeyin içine girmedim. Ama bana gelip eski başbakan olma, genel başkan olma hüviyetimi de hatırlatarak nereye gidiyoruz diyen, soran arkadaşlar hep istişareler içinde oldum. Hiç de bunu saklamadım. Hiç gizlemedim, gizlemem de. Bana gelen kim görüşmek isterse de sonuna kadar kapım açık. Bu konuda da sorumluluk hissetmemden doğal bir şey olmuyor. Her şey iyi gitseydi, açıkçası siyasette yaşadıklarımdan sonra tekrar girmeyi düşünmez, kitap yazardım. Nihayet başbakanlığı ayrıldıktan sonra 5 kitap Türkçe, 1 kitap İngilizce yazdım. Bu anlamda hayatımın benim anlamlı bir şey var. Ama niye tekrar bu açıklamalarla risk alıyorum? O denilen troll çetelerinin husumetini üzerime çekiyorum. Muhalefet liderlerinin husumetini, parti içinde geçmişte bana karşı tavır almışların husumetini çekiyorum. Çünkü şu anda yeni şeylerin söylenmesi, yeni bir halin gerekliliğine 2001 gibi ihtiyaçlısı olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu söylemezsek tarih önünde sorumluluk olacağını düşünüyorum. Bazı eski öğrencilerim efendim tekrar bir sürü saldırıya muhatap olacaksınız. İçeriden dışarıdan lobiler, şunlar bunlar. Gelin akademik hayatta yaptığınız şeylere devam edin dedim de onu söyledim. Yani şu anda teori üreterek değil, yeni bir pratik ortaya koyarak sorumluluğumuzu yapabiliriz. Bugün bu pratik, yani özellikle de muhafazakar camianın vicdanı temsil eden ideallerin pratik karşılığı yok. Yıprandı. Din siyasete alet edildi. Açık söylüyorum. Bunda bizim de payımız varsa hepimiz yüzleşmeliyiz. Dini eğer bir ankette en az güven din adamlarına duyuluyor, dini referansta bulunanlara duyuluyor gibi sonuçlar elde ediliyorsa hepimizin bunu önüne alıp düşünmesi lazım. Bu ancak yeni bir pratikle ortaya konar. Yeni bir teoriyle değil. Yeni bir pratik nedir? Yeni bir pratik benim yaptığım gibi manifesto açıklamaktır. Yeni bir pratik yaptığım gibi Anadolu'yu dolaşıp konuşmaktır. Önümü ne kadar kesmek isterlerse, kim isterse istesin, ben gereğini yaparım, konuşacağım. Bu benim sorumluluğum. Bu yeni pratik, eğer başka yol kalmazsa parti kurmaktır da. Bundan kimse, siyaset bilimi de, ekonomi de, sosyal hayatında bir kuralı vardır. Boşluk kabul etmez. Eğer her şey yolunda giderse, AK Parti kendisine çeki düzen verirse, Türkiye'de ekonomik krizi gerçek anlamda çözecek yöntemler uygulanırsa, devletteki yönetim boşlukları doldurulursa kim niye ihtiyaç hissetsin? Ama ihtiyaç hissedildiğinde yapmaksa ne bir ihanettir, ne bir yanlışlıktır. Şu anda bunları söyleyeceğim ama ümidimiz var mı sorusu son 3 aylık evet, performansa baktığımda ümidim gittikçe zayıflıyor. Çünkü konuşulması gereken ana konular konuşulmuyor. Bugünkü halimize şey olan, ya yeni hal ya İzmi hala derken onu kastediyorum. Sebep olan ana gerekçeler göz ardı ediliyor. Gerçeklere kapatılıyor, gerçeklikten kopuluyor. Ekonomik gerçeklikten kopuluyor. Dış politika, uluslararası gerçeklikten kopuluyor. Dış politikayı uzun konuşacağız. Ben bununla ilgili bir soru sorabilirim Yavuz abi. Siz şu an anladığım kadarıyla partinin içine son kez sesleniyorsunuz. Ve aslında sizin manifestoda iki kritik ölçüden, benim dikkat ettiğim, kuşkusuz sizin için daha fazladır ama iki kritik ölçüden bahsetmişsiniz. Biri partili cumhurbaşkanlığına itirazınız var. Diğeri ise ailenin devlet katlarına çıkarılması diyerek anladığım kadarıyla Sayın Bakanı, Sayın Berat Albayrak kastederek bir eleştiri yöneltmişsiniz. İlkini önce sormak istiyorum. İki kritik tespitiniz var. Birinci sorum, Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan vazgeçer mi? Bu noktada bir değişim olur mu? İkincisi, o ki partili Cumhurbaşkanlığı sistemine itirazınız vardı. Neden vaktinde buna itiraz etmediniz kamuoyu önünde? Doğru tespitler. Bir küçücük şey söyleyeyim. Kamuya, halka, ülkeye borcunuz değil miydi? Anayasa değişikliği sırasında itirazlarınızı Cumhurbaşkanı'na verdikten sonra o kadar kritik, Türkiye'nin hayatını değiştirecek bir oylama yapılırken bir başbakan olarak, eski başbakan olarak ben bunu yanlış buluyorum demek gibi bir borcunuz da yokmuş. Şöyle şimdi yaptınız, hatırlatmak isterim. Konya'da evet çıkıp, ama evet demediniz. Evet. Evet. Şimdi doğru sorular bunlar. Ben de bunun muhasebesini yapıyorum. Yıllar önceydi. Sanırım 2008, belki Akif de aynı uçakta vardı belki. Sayın Cumhurbaşkanımızla baş başa bir dış politika değerlendirmesi var. Aramızda çok özel anlar yaşamışızdır. Bazen gözyaşı, beraber Filistin için veya bir yaşanan olay için gözyaşı döktüğümüzde olmuştur. Böyle benim de o sırada zaten ayrılma planlarım olduğu için akademik hayata rahat konuşuyordum. Başdanışım olarak Sayın Başbakanımız, o zaman şimdi Cumhurbaşkanımızla. Dedim ki iki büyük şey yaptınız siyaseten, erdem şeyi, Allah sizden razı olsun diyerek. Bir, devlet hayatına, normalde kendi günlük şeyi dışında devlet hayatına çok insan kazandırdınız. Hani sizinle birlikte çok insan siyasetin içinde girdiği, devlet tecrübesi kazandı. Şu anda AK Parti içinden bir kabine çıkaralım, üçüncü kabine bile belki muhalefetten daha kaliteli olur. Çok sayıda insan devlet tecrübesi kazandı. İkincisi de aileniz hiç siyasete karışmadı. O zaman için söylüyorum. Bunlar büyük erdemler dedim. Ve çocukların da, Cumhurbaşkanı'nın çocuklarını kendi çocuklarım kabul ederim. Hala öyle kabul ederim ve hep böyle kalacak. Yani onu da hukuk derken de o, çünkü ta biz 90'lı yıllarda, onlar daha şeyken, gençken de hukukumuz var. Aile hukukları ayrı. Şimdi geri geldiğimde bu iki övgü. Şu anda ise Cumhurbaşkanımızın kendi geleceği için, ülkenin geleceği için, partinin geleceği için göz önüne alması gereken bu iki mesele yine orada. O zaman kazanılan insan unsuru, devlet adamı olarak insan unsurunun hemen hemen tümü tasfiye edildi. Kendimi kastederek söylemiyorum sadece. O emeği vermiş insan unsurlarının hemen hemen hepsi şu anda süreçlerin dışında. O günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, ağır eleştiri yapan, hakkında siyasi rekabet yapanlar ise siyasetin tam merkezinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın, benim buradan kendisine de şey yapmıştım ama bir çekilip bunu bir tefekküründe fayda olduğunu düşünüyorum. Ve o gün subay evlerinde işte Akif'le aynı evi paylaşırken aile hayatıyla, hepimizin aile hayatının karışmaması siyasete çok büyük erdemdi. Açık ve net söylüyorum. 7 Haziran seçimleri öncesi milletvekili adaylıkları söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanımızı veya Berat Bey'i düşünerek değil ama o sırada çok sayıda siyasetçiden kendi oğluyla ilgili planlamalar geldiğinde baktım ki bu bir başka görüntüye yol açacak. MYK'da karar aldırdım. Birinci derece akrabalar, MYK üyelerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, il başkanının birinci derece akrabaları milletvekili adayı olamazlar diye. Ki biz elemiş olmayalım. Oğlu milletvekili adayı olsun diye teklif mi geldi size Sayın Cumhurbaşkanı? Yok, hayır. Başka diğer siyasilerden de benzer şeyler gördüğüm için, yani olabilir ihtimali. Bunun önünü kapatmak için. Bunu yaparken aslında hepimizin aile hayatıyla devlet hayatını ayırmasını sağlamaya çalışıyordum. Geçen Elazığ'da verdiğim örneği bir tekrar vermek isterim. Şurası bir bina, içerideyiz, birbirimizle de dostuz. Burada benim çocuğum ya da torunum, sizlerin de çocukları olmuş olsa ve bir deprem olsa, biz ne binayı düşünürüz, ne birbirimizi düşünürüz dost olmak. Herkes kendi çocuğunu alıp kurtarmaya çalışır. Böyle bir fıtratı var insanın. Devleti bir bina gibi düşünün. Devletin içine ailenizden şeyler aldığınız zaman onları düşünmekten devleti düşünemezsiniz. Binayı düşünemezsiniz. Ben bunu Cumhurbaşkanımızın şahsına söylüyor değilim. Bu tarihin öğrettiği bir gerçekliktir bizi. Roma İmparatoru girmek istemem tarihe. Marcus Aurelius'un Caligula'yı, kendi oğlunu, daha sonra imparatorluğu çökertecek olan oğlunu imparator yapmasından beri bugüne kadar hep böyledir. Bir imtihandır bu. Şimdi işler eğer tekrar revize edeceksek, doğru eksene oturtacaksak o yılların ilkelerini koymamız lazım. Aile hayatına özen gösterilmeli. Kimse Cumhurbaşkanımızın ya da herhangi bir siyasi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin veya özel hayatı ve aile hayatı üzerinden eleştiri yapmamalı. Ama aileler de siyasetin dışında olmalı. Bu denge. Damatlar da mı? Hepsi aile derken o. Aile işleriyle devlet işlerinin ayrılmasından ayrılması, bu yani. Ayrılması ama saygı da gösterilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine 2013'te gezi olaylarında yapılan saldırılarda ben sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. 17 Aralık 25 Aralık'ta aile gündeme geldi yanındaydım. Yarın ailesine bir şey olacak olursa aile olma vasfı dolayısıyla. Şu anda Berat Bey eleştiri aile eleştirisi değildir. Bakandır, o eleştirileri göğüslemek zorunda. Siyaset İyi ve kötü. Ama ailesine, aile ilişkileri dolayısıyla birisi bir şey söylerse Mayıs 2016'da verdiğim sözün arkasındayım. O hukuku korumak benim sonuna kadar gözeteceğim bir husustur. Ama burada da eğer bir içeride gerçek bir reform, yani revizyon bir şey olacaksa bunun işaretlerinden birisi bu çizgiyi net çekmektir. Bu ayrı bir ilişki biçimidir. Gelince Cumhurbaşkanlığı, Genel Başkanlık. Başkanlık sisteminin doğasında partili Cumhurbaşkanı vardır. Parti üyesi olur. Bunda hiçbir sakınca yok. Obama Demokrat Parti üyesiydi. Ne bileyim Sarkozy, Fransız muhafazakar cephenin üyesi. Hepsi olabilir. Ama bir yıllık tecrübe bize şunu gösterdi. Partili Genel Başkan, Cumhurbaşkanı olduğu zaman partinin kurumsal yapısı etkileniyor. Devlet hayatı da o kadar yoğun bir mesai gerektiriyor ki birinden birine, Sayın Cumhurbaşkanımız da hepimiz gibi insan, birinden birine yoğunlaştığında diğer ihmal edilebiliyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak ve bizim devlet geleneğimizde Cumhurbaşkanı'nın bir hakem rolü de öngörüldüğü için siyasi rekabetin içinde Cumhurbaşkanımızın seçimlerde girmiş olması kendisini de Cumhurbaşkanlığı makamında AK Parti'de yıpratmıştır. Benim samimi kanaatim bu. Biz bazen şaşırıyoruz. AK Parti şapkasıyla mı? Genel Başkanı, evet. Cumhurbaşkanı şapkasıyla mı? Mesela son 15 Temmuz'da ben meclisteydim. 15 Temmuz'da ben meclisteydim. Normalde öyle bir günde genel başkanların konuşması gerekir. Benim kanaatim. Yani evvelsi günden bahsediyorum. Ama genel başkanlar adına grup başkan vekilleri konuştu. Çünkü AK Parti'nin genel başkanı Cumhurbaşkanımızdı. Aşağı inse AK Parti genel başkanı olarak konuşsa uygun değil. Çünkü Cumhurbaşkanı olarak o meşhum gecede, o karanlık gecede millete öncülük etmiş bir insan. Ama o konuşamadığı için bu sefer Kılıçdaroğlu da Bahçeli de konuşmadı. Sayın Meral Akşener de konuşmadı. Çünkü gene o genel başkanın eşitliği olmadığı için. Halbuki bunlar ayrılsa ve siyasi rekabet genel başkan tarafından yürütülse. Bir parti üyesi olabilir ama tabii, genel başkan olmaz. Tabii. Siyasi rekabet genel başkan tarafından yürütülse gerektiğin sert söylemler söylenir. Ama devlet ve Cumhurbaşkanı makamı zarar görmez. Cumhurbaşkanı gerektiğinde bir partili olmakla birlikte partiler arası ihtilaflarda hakem rolünü hala oynayabilir. Nihayet Cumhurbaşkanı %51 ile seçilen en az bir şey olarak bir Cumhurbaşkanı makamını da bulunan bir kişi olarak bütün toplumu temsilen konuşma hakkını da kendisine görür. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı sorunu bundan ibaret de saymıyorsunuz. Hayır. Ama. Buradan kısaca belki bundan ibaret değil. Cumhurbaşkanlığı çünkü hukuk var, tabii, demokrasi var, ifade özgürlüğü var, yargılamalar var, adaletteki durum. Yani bunları manifesto açıkladım ama isterseniz yeri gelmişken hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde evet. Revizyon dendiği için bir şeyi çok kısa söyleyeyim. Çarpık bir parlamenter sistemden biz çarpık bir başkanlık sistemine geçtik. Maalesef. Ha bunda da benim payım varsa ki var. Yani onu yok demiyorum. Evet. Daha net tavır almalıydık ama herkes şunu da bilmeli ki 15 Temmuz'dan 6 ay sonra yapılan bir şey, 4 ay, 3 ay sonra devreye giren 6 ay sonra yapılan bir oylama bu. 15 Temmuz'un o şeyi var, etkisi var ve orada bir kriz çıksa 15 Temmuz'da darbe yiyen darbeciler yeniden ümitlenebilirlerdi. Yani parti içinde bir kriz çıksa. Bunları gözeterek ben Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Kamuoyuna bulabildiğim tek kanal olan o gazete üzerinden bir mesaj verdim, kaygılarım var diye. Ve Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bu kaygılarla birlikte ben çıkıp kampanyaya katılmam dedim. Kendisine de söyledim ve katılmadım. Konya'da da bulunmak benim etik ve siyasi görevimdi. Gelen Cumhurbaşkanımız, o zaman daha genel başkanımız değil, Cumhurbaşkanımız. Ama çıktım, evet, büyük eleştirilere, beklentilere ve ağır eleştirilere rağmen evet oyuna çağrıda bulunmadım. Bununla da elimden gelen imkanlarla gerekli mesajı verdiğimi düşünüyorum. Neye karşıydım ve şimdi ne düzeltilmesi lazım bu sistemde diye sorarsanız hani sorunuzun diğer kısmı. Demin söylediğim gibi genel başkanlık ve şey ayrılmalı. 2. Cumhurbaşkanı yardımcısı mutlaka seçilmeli. Seçimle gelmeli. Herhangi bir şekilde bir saniye bile devletin başında duracak birisi halktan onay almalı. 3. Bakanlar mutlaka meclisten onay alarak göreve başlamalı. Yasama güçlendirilmeli. Tek tek milletvekillerinin siyasetteki ağırlığı artırılmalı. Bunun için gerekiyorsa daraltılmış hatta dar bölge sistemine geçilmeli. yargı bağımsızlığı teminat altına alınmalı. Bunun için de şeydeki meclisten atanan üst yargı üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı arasında bir denge sağlanmalı ve yargı mekanizması içinden de gelmeli olmalı. Orada yargı bağımsız yasamanın birazcık güçlenmesiyle tabii, ancak yaşanabilecek tabii, bir denge olur. Yasamanın güçlendirilmesi şart. Ayak hep aşağıda. Devletin organizması bağlamında müsteşarlıkların kaldırılması yanlış olmuştur. Devlet bürokrasisinin işlerliğini temin etmek lazım. Bakanların siyasi bakanların siyasi ve teknokratik nitelikleri netleşmeli. Teknokratsa siyasiler bakan olmamalı. Şimdikinde karma bir şey var. Siyasi olacaksa bu sefer başkanlık sistemin özünden sapma olur. Ama sahibi sağlık bakanı, işte oraya geleceğim. Sahibi bakan olmalı mı? Kesinlikle olmamalı. Turizm şirketi sahibi, turizm bakanı. Teknokrat bakanlıkların olması da siyasetle devletin bağını kopardı. Eskiden bir bakan varsa diyelim Şanlıurfa ya da Konya, benim orada ona gidip ulaşıyordu. Şimdi siyasetle devlet arasında, halkla devlet arasında siyaset köprü rolü oynayamıyor. Bir tek Cumhurbaşkanı üzerinden oynayabiliyor. Onun için herkes Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışıyor. En küçük birimden. Halbuki eskiden arada başka kurumlar, şeyler vardı, mekanizmalar vardı. Ve nihayet çok doğru söylediniz. Türkiye %50+1'e mahkum etmek çok büyük bir hata olmuştur. Siyasi istikrarsızlığın temelinde de bu olacaktır. Yani %35'te koalisyon kursanız, koalisyon metin belli olduğu için ilkeler belli. Sürpriz olmaz. Başta anlaşırsınız. Ama şu anda mesela AK Parti, MHP ya da CHP, İYİ Parti arasında herhangi bir kamuya deklar edilmiş ki tarafları bağlayan bir metin yok. Metin yok. Herkes istediği anda koalisyonu, ittifakı bozup istediği anda başka bir kulvara geçebilir. Bu belirsizlik başlı başına siyaseti ipotek altına alıyor. %50+1 Türk istikrarını bağlamak parlamenter sistemden çok daha yoğun bir belirsizliği önümüze getirdi. Ya bütün bunlar önümüze bütçe yanlış. Bu aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sizce MHP'ye mahkum mu etti? Kesinlikle. Ve beni rahatsız ediyor. Yani MHP ile koalisyon da kurabilirdim ben. Hiç yanlışlık görmüyorum. MHP'lileri sakın yanlış muhatap alınmaması gereken böyle değil. Aksine MHP olmaz, yarın başka bir parti olur. Aynı tür ittifak ilişkilerinin partilerin doğasını bozduğunu düşünüyorum. Ve bundan AK Parti zararlı çıktı. MHP ile ittifak nasıl etkiledi AK Parti'yi? Şöyle etkiledi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Mart 2018'deki toplantı. MHP'nin 3 tabanı vardır. Ben o tabanların içinden hissederek söylüyorum. Bir, İç Anadolu ve Karadeniz'de yoğunlaşan muhafazakar MHP'li taban. Bu AK Parti ile geçişkendir. 7 Haziran'da biz bu tabanı kaybettiğimiz için çoğunluğu kaybettik. 1 Kasım'da bu taban bize döndüğü için tekrar kazandık. 80'den 40'a düştü. Sayın Bahçeli'nin bana olan öfkesinin bir sebebi de odur belki. 1 Kasım'da 40'a düşmesi. O 40 milletvekili AK Parti'ye gitti. CHP'ye falan gitmedi. Bir de şeydeki sahil MHP'lileri vardır. Onlar da CHP ile İYİ Parti arasında dağılacak dedim o zaman. Anadamar MHP'lileri ise ta ülkücü damar. Bunlar da tercihlerine göre muhtemelen İYİ Parti'ye dönüş. Çünkü MHP AK Parti ile birlikte nasıl olsa meclise giriyor diye düşünülüp bizim meclisteki çoğunluğumuz etkilenecek. 7 Haziran denklemine geri döneceğiz dedim Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu sebeple de MHP ile ittifakta Kürt oylarını da kaybettiğimiz için, kaybetme ihtimalimiz söz konusu olduğu için mecliste çoğunluğumuzu kaybedeceğiz ve siz Cumhurbaşkanı seçilseniz dahi her an mecliste çoğunluğu olmayan bir Cumhurbaşkanı olarak belli bir şey hissedeceksiniz, bir kısıt hissedeceksiniz. Bunu yazılı olarak da kendisine arz ettiğim hususlar. Şimdi buradan tabii geriye dönmek ve bir revizyon... Efendim, ya referandumu gerekiyor bu söyledikleriniz için ya da anayasa değişikliği mecliste sağlamak. Mümkün mü sizce bu siyasi tabloda? Bazı konularda uzlaşma sağlanabileceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısının yeniden seçilmesi, yani seçimle gelmesi, yargı bağımsızlığı gibi konularda partiler arasında uzlaşma olabilir. Aslında Kılıçdaroğlu da açıkladı. Tabii. Yani burada çözebileceğiniz meseleler tabii, var. Yani çözülebilir. Başkanlık tabii çözülebilir. Yasamayı güçlendirecek tedbirler alınabilir. Partiler burada anlaşabilir. Parti başkanına ayrılabilir. Yasal bir engel yok. Tabii. Orada şey de yok. Anayasal bir engel de yok. Bazı şeyler doğrudan yapılabilir. Mesela müsteşarlıklar yeniden ihdas edilmesinin bir şeyi yok. Yapılabilir de yapılır mı? Onu bilemem. Benim görevim, parti başkanına ayrılır mı sizce? Benim görevim neyin olması gerektiği konusunda kanaatimi paylaşmak. Yapıp yapmamak tabii Cumhurbaşkanı ama o duruma göre de tabii bizler de işte evet, tercihlerimizi netleştiririz. Yani partiden ayrılma opsiyonunuz masada duruyor. Onu anlıyoruz söylediklerinizden. Henüz bugün o noktada değilsiniz ama. Peki Sayın Babacan, Sayın Gül ve arkadaşları bu kararı aldılar. Onlar yollarını ayırma kararı aldılar. Neden onlarla birlikte değilsiniz? Çok spekülasyon konuşuldu. Yani bu sen ben davası mı, liderlik kavgası mı, yoksa daha derin temel görüş ayrılıklarınız mı var? İdeolojik görüş ayrılıkları, siyasete genel yaklaşım farklılıkları mı var? Şimdi Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Sayın Ali Babacan da parti kurma konusunda bir irade beyan etmiş değiller. Yani partiden ayrılma var da parti kurma konusunda bir irade beyan ettiklerini ben duymadım. Doğru, bir çalışma içinde olduklarını söylüyorlar. Yol ayırma diyoruz. Şimdi, yani onu kamuoyu önünde söylememiş olsalar da artık herkes ama bunun hazırlığını biz bunları Sayın Babacan'la, Sayın 11. Cumhurbaşkanımızla herhalde bir yıldır falan görüşmedik. Yani öyle bir istişaremiz olmadı ama Sayın Babacan'la, ki Ali Bey benim her zaman çok değer verdiğim, beraber bakan olarak çalıştığım, ben baş danışmanken o da Dışişleri Bakanıydı. Ben bakanken o Başbakan Yardımcısı. Sonra ben Başbakan oldum. O Başbakan Yardımcısı oldu. Aramızdaki hukukun ölçüsü yoktur. Herhangi bir ölçü koymaksızın derin bir hukukumuz var. İnsani olarak hukukumuz var. Ailevi olarak hukukumuz var. Devlet hayatı olarak hukukumuz var. Hep güvenmişimdir kendisine. Başbakan iken de Başbakan Yardımcısı olarak 7 Haziran'a kadar devam etti. Ondan sonra Sayın Mehmet Şimşek'le devam ettik. Dönemi bittiği için, 3 dönemi dolduğu için Sayın Babacan. Hep bir güven ilişkisi oldu. Ve geçtiğimiz bir yıl içinde... Ricanız da herhalde aday olmayacaktı. Tabii tabii. 1 Kasım'da ısrarla olmasını istediğim arkadaşlarımızdan biriydi. Çünkü Türkiye'nin Ali Babacan'a ve benzer arkadaşlara ihtiyacı vardır. Her zaman vardır. Bunun benimle beraber olsun olmasın bu ihtiyacı. Ben biraz önce söylediğim hususu kendime de yetişmiş devlet adamlarından bir kişiyi bile ihmal ya da israf etmek bir milletin yapabileceği en ağır israftır. Yani hakkında herhangi bir olumsuzluk, etik anlamda, hani kamu malı vesaire vesaire bildiğiniz olmayan bir devlet adamının, tecrübeli bir devlet adamının israfından daha ağır bir israf yoktur. Yetişmiş bu insandan tasarruf olmaz diyorsunuz ya, devlette. Bu muhalefette de olsa böyle, iktidarda da olsa, bu partide de şu partide de. Dolayısıyla Ali Bey'e bakışım budur. O süreç içinde, bir yıl içinde çok istişarelerde bulunduk. Muhtemelen Ali Bey benim açıklamış olduğum manifestoyu, ki birlikte imza açıklamak da isterdim bu manifestoyu. Okuduğunda da o da daha sonra da şey yaptığı gibi açıklamasındaki paralellikler de göz önüne alındığında imza atacak derece kendi şey olarak görürdük, düşüncelerini bildiğim için. Bu bir ortak aklın oluşum sürecidir. Ben bu konuda da elimden geleni yaptım beraber olabilmek için. Parti içinde de, parti dışında da neler yapabileceğimizi hep konuştuk ve elimden geleni yaptım. Şu anda da bu bir süreçtir. Önümüzdeki dönem neyi gösterir bilemem. Ama bu soruyu Ali Bey'e de sormakta fayda var. Hani beraber, niye beraber değilsiniz? Şunu net olarak söylüyorum kendi açımdan. Beraber olamayışımızın herhangi bir mevki, makam, genel başkanlık, öyle spekülasyonlar yapılıyor ki. Diyaloglar falan yazıldı. Yani ben saçma sapan şeyler. En son ne zaman görüştünüz siz? Manifesto açıklandıktan bir müddet sonraydı. Bir müddet sonra görüştük. Sonra da telefonla görüştük. Sayın Babacan'a yönelik bu soruşturma başlatıldığında aradım ve destek mi verdiniz? Tabii destek verdim. Herhangi bir şekilde benimle birlikte çalışmış herhangi bir arkadaşımın haksızlık yapılmasına, onun benimle ilgili tutumu ne olursa olsun ben tahammül göstermem. O benimle çalıştı ve ben Ali Babacan'ın bürokratik ciddiyetine, devlet hayatındaki dikkatine, titizliğine şahitim. Onun arkasında durmak benim görevim. Bu kim olursa olsun. Bu bir hukuk meselesi. O zaman görüştük. Sonra da o bayramda beni aradı sağ olsun. Yani o hukukumuzla hiçbir zedelenmedi. Ama siyasi görüşme değildi anladığım kadarıyla. O manifestodan sonra bir görüştük. Bir şey yaptık. Ondan önce de görüşmelerimiz oldu. Manifestodan sonra görüştüğünüzde o manifestoya destek mi aldınız? Yani tabii. Bir geleceği düşündünüz mü? Konuştunuz mu? Yani dostane bir görüşme oldu. Ben tabii öneri götürdünüz mü? Bir öneri geldi mi? Ama şunu söyleyeyim. Seçimler öncesinde, 30 Mart seçimler öncesinde Ali Bey'e Türkiye'yi 31 Mart'tan sonra çok kritik bir dönem bekleyeceğini, hepimizin konuşması gerektiğini, konuşmayı ertelememek gerektiğini, Türkiye bir duvara çarptıktan sonra, bir büyük kriz yaşadıktan, ekonomik kriz yaşadıktan sonra konuşmamızın fayda getirmeyebileceğini, beklemek gerekmediğini, 31 Mart'ta AK Parti çok büyük oranda bir zafer kazansa da kazanmasa da hepimizin yanlış giden şeyleri birlikte söylemek gerektiğini, bu konuda da benim her türlü fikre açık olduğumu kendisine ifade ettim. Yani işbirliği teklif ettiniz, tabii, birlikte hareket ettik. Şunu net söylüyorum bakın, burada aramızda hiçbir zaman genel başkanlıktı. Yeni bir partinin muhayyel genel başkanlığı, olmamış çocuğa don biçmek gibi. Sanki benim çok şeyim vardı. Olsaydı elimdeki genel başkanlığı bırakmazdım. Bu kadar büyük hevesim olsa, şeyim olsaydı yani. Böyle bir ihtilaf sebebiyle değildir. Aradaki ciddi görüş ayrılıkları sebebiyle de değildir. Bunu zaten benim o uzun kapsam manifestoyla benim kısa açıklamasındaki öze baktığınızda görürsünüz paralellikleri. Nedir peki? Ben de bilmiyorum. Şöyle mi? Açık söyleyeyim bakın. Bunun altını çizin. Duyduğumu sorabilir miyim? Bunu ben de bilmiyorum. Bunu efendim, ve anlam veremiyorum. İsmail'in size bu konuda belki aydınlatıcı bir evet, olacak. Şöyle öğrendiğim kadarıyla Ali Babacan ve Abdullah Gül ekibinin daha liberal bir partiyi tasavvur ettikleri, sizi daha İslamcı buldukları ve aynı zamanda Suriye politikasından ötürü, geçmişteki Suriye politikasından ötürü sizi hatalı gördükleri ve en nihayet Sayın Beşir Atalay'ın sizi istemediği yönünde bilgilere ulaştınız. Doğru mu? Oldu sabah olduğu gibi takır takır söyledi. Vallahi İsmail... Siz de duydunuz mu? Benim de kulağıma geldi. Şimdi duymuş oldu. Şimdi o zaman birer birer başlayalım samimi bir şekilde. Bakın ben hayatımda cığ ekini hiçbir zaman İslam'ın arkasında kullanmadım. Kendimle ilgili. Ve İslam'ın arkasına cığ ekini getirmeyi de doğru bulmam. İslamcı ifadesini kastederek söylüyorum. Ben Müslümanım. Bu toprağın çocuğuyum ve bu ülkenin vatandaşıyım. Bu kimliklerden de dünyanın neresine gidersem gideyim, hangi vasıfla konuşayım, hiç gocunmadım. Birisi bana Osmanlıcı demiş, o cığı da uygun görmem. Ama Osmanlı tarihini hem eleştiren biri olarak söylüyorum, hem de o tarihin parçası olarak biri söylüyorum. O tarihten de gocunmam. Dünyada İslamofobya yükseliyormuş. Biz de bu trende ters düşmeyelim, İslam kelimesini bile kullanmayalım diyenleri de bir kimlik krizinde görür. Önemli olan İslamcı olmak falan, bu tabi değil. İslam kelimesinin özünü dokuyan ahlaktan kopuş var bugün. Etik, o şeylerden bir, orada bir sarsıntı var. Dolayısıyla mesele orada ise, sizin zikrettiğiniz şekilde, bunun bir problem olarak zikredilmesini bile zülat ederim. O arkadaşlara da yakıştırmam. Ama yakıştırıyorlarsa bunu oryantalist bir tavır olarak görürüm. Çok net, oryantalist bir tavır olarak görürüm. Kendi halkının değerlerinden koparak, başkalarına kendini ispat etmeye çalışarak yapılan bir siyasetin geleceği olamaz. Böyle olduğu için söylemiyorum. Eğer öyleyse diyorum. Liberal politikalar bağlamında ise, benim siyasi hayatta da akademik hayatta da en fazla vurguladığım şey özgürlükçülüktür. Benim manifestoyu alın, okuyun. 15 sayfayı aslında bir geniş bir istişare ettiğim arkadaş heyetinin ortak aklıyla çıktı ama nihayetinde hafta sonu kapandım. Bizzat kaleme aldım son halini. O metinde özgürlüklere aykırı, özgürlüklere muhalif, otoriter eğilimli tek bir kelime gösterirlerse, yine öyle düşünüyorlar diye söylüyorum, birisi gösterirse tartışmaya hazırım. Bu konuda da hiçbir zaman bir şey tutum takınmadım. Liberal siyasete mani bir hal yok. Hal yok tabii canım. O zaman yok tabii. Bilmiyorum. Sayın Beşir Atalay'a mani bir hal var mı? Valla Beşir Bey benim sevdiğim bir dostumdur. Akademik yani şey olarak da sevdiğim bir dostumdur. Onunla daha uzun süredir görüşme imkanı olmadı. Ama hiçbir arkadaşımla ilgili olumsuz bir söz benden sadır olmaz. Onlar Suriye konusuna gelince buradan bu bahsi açalım. Dış politikaya geçmeyelim müsaadenizle. Yalnız şu şeyi açıklığa kavuşturmak lazım. Bu kanaatin serdedildiğini biliyorum ve görüyorum. İlk benden duymadınız sanırım değil mi? Tabii. Yani Suriye bagajı gibi bir bagaj. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinden de serdedildi. Suriye ile ilgili bütün olumsuzlukları bana yüklemek. Tek karar verici siz değil miydiniz? Tabii oraya geleceğim. Sayın 11. Cumhurbaşkanımızın çevresinden ve son dönemde bu siyasi tartışmalar bağlamında ismi geçen arkadaşların da bazı rivayetlerinden... Beşir Bey'den. Yok zikretmiyorum. Burada geçen demiyorum genel olarak. Evet. Çok net ifade kullanayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir deriz. Ama eğer kurumların, yani Genelkurmay, Dışişleri Bakanlığı, MİT, bakanlıkların, Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ortak kararlarından geçmiş bir politika. Başdanışman olan birine başdanışmanken, Dışişleri Bakanı olan birine Dışişleri Bakanı iken, Başbakan olan birine Başbakanken yüklediğiniz zaman ve kendinizi bu işin dışında tuttuğunuz zaman ben buna siyasi ahlaksızlık derim. Net koyuyorum. Devlet sorumluluğu ortak sorumluluk gerektirir. 3 yıldır sustuğum için böyle bir bagaj yükleniyor. Peki ben başdanışmanken, Akif hatırlayacak. Bunlardan çok yapmıyordum. Çok da dikkate almıyordum. Mesela 1 Mart tezkeresinin geçmemesi bana yüklenmişti o zaman. Çok ağır eleştiriler olmuştu. Evet, ben yabancı kim olursa olsun yabancı askerlerin bu dozda Türkiye'ye girmesine karşıydım. Ama bu benim başdanışma olarak kanaatimdi. Kararı veren başbakandı. Kanaatlerimi söylerim. Nihai karar ona aitti. Yani ama oradan saçladık. Yani. Tabii o zaman da eleştirildim. Rusya ile ilişkileri geliştirdik diye eksen kayması, stratejik derinliğe şimdi yüklen, eksen kayması yapıyorum diye eleştirildim. Şimdi de Rus karşıtı diye eleştiriliyorum. Uçağı düşürdü. Vesaire. Düşürme emrini ben verdim diye. Başdanışmanken bütün o şeyi üstüne, Hamas geldiğinde yine suçlandı. Dışişleri Bakanı var, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var, sorumlu benim. Sonra ben Dışişleri Bakanı oluyorum, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var, yine sorumlu benim. Sonra başbakan oluyorum, üstümde Cumhurbaşkanı var, yine sorumlu benim. Milli Güvenlik Kurulu'na ben başbakanlık etmiyorum. Bu ama Cumhurbaşkanı olacaksınız. Ama bütün o dönemin dış politika kazanımları onlara ait. Suriye bagajı bana ait. Şimdi bunun izah edilir bir tarafı var mı? Yani Bosna'da ödüle gelince diyorsunuz, ödülü alacak kişi ben değilim, teşekkür edilecek kişi ben değilim. Bunun izah edilir tarafı var mı? Şimdiye kadar sabırla sustum devlet ahlakım ve şahsi ahlakım gereği. Ama yürütülen spekülasyonların nereden kaynaklandığını, kimler tarafından kaynaklandığını herkes bilir. Ben Suriye politikasının Arap Baharı'ndan sonra Dışişleri Bakanı iken Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Böyle yapmayın, şöyle yapın dese emir telakki ederdik. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakandı. Zaten onun imzası olmadan hiçbir işlem yapılamazdı. Sayın Ali Babacan ve Sayın Beşir Ataday ve Sayın Sadullah Ergin kabinede ortak sorumluluk sahibi bakanlardı. Bir bakanlar kurulunda çıkmışlar da bu politikalar yanlış, Sayın Davutoğlu yanlış yapıyor dedilerse özür dileyeceğim. Doğru, siz uyarmıştınız da ben yanlış yaptım diyeceğim. Ama bütün bu süreçler bittikten sonra, bakın Afrika'da büyükelçilerin sayısı 12'den 39'a aynı Dışişleri Bakanı döneminde çıkmışsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği ve geçici üyeliği ve o dönemdeki aktif politika aynı dönemde yapılmışsa, dış temsilci 163'ten 250'lere aynı dönemde çıkmışsa, Karayip Adaları Örgütü'nden Pasifik Adaları Örgütü'ne kadar dünyadaki bütün örgütlere gözlemcilik aynı dönemde olmuşsa, İran Nükleer Anlaşması aynı dönemde olmuşsa, Türk Konseyi aynı dönemde kurulmuşsa, bütün bunları bana yazmayıp, benim stratejik derinlik politikaların parçası olarak görmeyip, Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, Türkiye, Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, 3'lüleri ve 4'lüleri o dönemde kurulmuş. Ve bunlar bana yazılmayıp, yazılmıyor da. Suriye bagajı bana yükleniyorsa, bunda siyasi ahlak aramam. Şimdi, bir çarpıcı şey, şunu da müsaade ederseniz tam yeri. Üstlenebilirim ben de. Yani o sorumlulukları. Devletin menfaati varsa üstlendim, de yaptım, sesimi de çıkarmadım. Ama nihai kertede, sadece bu şeyde değil yalnız, siyasi hayatta değil. Sevdiğim bir akademisyen, ismini zikretmeyeyim, Amerika'da yakın zamanda bir kitap bastı, Türk dış politikası ile ilgili. Mantığı yansıtmak için söylüyorum. Kitapta şöyle bir şey var. Türkiye, Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yaparken çok etkin bir dış politika uygulamaktaydı ve başarılı, barışçıl bir dış politika. Sonra gidiyor sayfalar sonra. Ama Davutoğlu'nun Suriye politikası sebebiyle çıkmaza girdi. Yahu Suriye-İsrail barış görüşmelerini yapan benim. 2 yıl perde gerisi gizli diplomasi yapan da benim. Eğer akademisyensen, akademik objektifle şunu desen kabulümdür. O dönemde Davutoğlu'nun yürüttüğü bu politika, yani Suriye-İsrail politikası doğruydu. Sonra şurada yanlış yaptı diye. Ama başarılı işlerin öznesi, her ne hikmetse herkes oluyor ama ben olmuyorum. Bütün dünyanın kaybettiği, sadece bizim değil. Suriye'de kim kazandı? Amerika mı kazandı? Bu kadar büyük bedel ödediği halde Rusya mı, İran mı kazandı? En çok Suriye'den kazandı. Kaybettiler. Tabii Suriye halkı kaybetti. Bütün bunları suçlamadan, bütün bagajı bana yüklemeye çalışmak ve benim gelecekteki siyasi görüşlerime bunu bir ipotek gibi koymak. Kim yaparsa yapsın, bakın söylüyorum, meydan okurum. Ve o günkü tartışmaları, Suriye konusunda yapılan eksiklikler de dahil, nelerin olduğunu o zaman ortaya çıkarmak gerekir. Bundan kimsenin faydası olmaz. Ben yapmaya başlayabilir miyim o zaman? Başla. Meydan okumanızı istemem. Yani meydan okumaya muhatap olmak istemem ama şunda haklısınız. Yani bir dış politikanın, AK Parti'nin bütün bir dış politikasının 17 yıl boyunca ve hükümetin sevapları başkasına, diğer aktörlere, günahları sadece size yazılıyorsa bu akla ziyan bir iştir. Akıl kabul etmez. Vicdana ziyan. Vicdana da ziyan ama vicdandan önce, oraya inmeden önce akıldan geçmez bu. Süzgeçten geçmez yani. Bu tutarlı bir yaklaşım değil. Eğer bununla bir yıpratma şeyi yapılacaksa bu çok tutarlı bir saldırı olmaz Ahmet Davutoğlu'na. Ama şöyle bir tarafı yok mu? Kabul edelim ki siz de ne başdanışmanlığınız zamanında, ne Dışişleri Bakanlığınız zamanında, ne Başbakanlığınız zamanında kendi tabirinizde düşük bir profil çizmediniz. Tabii. Yüksek profilli bir aktördünüz. Yani etkin, baskın, dominant bir rol oynadınız. Dış politikanın mimarı, AK Parti dönemi, iktidarın dış politikasının mimarı olarak tanımlanmanız çok da realiteye aykırı değil. Dolayısıyla bu günahında da sevabında da sizin başat bir rolünüz var. Hayır, dedim, adaletli olalım diyorum sadece. Ben sorumluluktan kaçmam. Adaletli olalım. Günah, sevapları yazın. Günahları da koyun, yanlışlıklar varsa. Objektif değerlendirme yapalım, onu kastediyoruz. Sevaplarının da size yazılmasına itirazım yok ama günahları ne olacak? Günahları konuşalım. Konuşalım. Varsa günah konuşalım. Demiştiniz ki 24 Ağustos 2012'de Suriye süreci artık aylarla, yıllarla değil aylarla veya haftalarla ifade etmek gerekirdi. Yani birkaç haftaya Esad yıkılır demişsiniz 2012'de. Bu kadar. Buna da ek bir soru daha sorayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'ye, Mısır'a, yani etrafımızdaki Arap devletlerindeki iç karışıklara bu denli müdahil olması, deyim yerindeyse burnumuzu bu kadar sokmamız doğru bir politika mıdır? Şimdi bir şey ekleyerek devam edebilir miyim? Bu Suriye konusunda genel baktığınızda, şimdi detaya giriyoruz ama bir pişmanlığınız var mı? Böyle bir girişte yapabilir miyiz? Şimdi önce Akif'in çok haklı söylediği bir şey var. Evet, yani düşük profilli izlemedim. Sayın Esad'la, bakın sayın da diyorum çünkü o zaman öyle bir hukuk vardı ki aramızda. Kendi Dışişleri Bakanı kadar güvenirdi, ben de ona güvenirdim. İlk görüşmemiz Şubat 2003. Irak Savaşı başlarken ben Sayın Başbakanımızın o zaman Abdullah Gül'ü görevlendirmesiyle gittim. Ve Irak Savaşı'nın engellenmesi, yani bir savaşın ortaya çıkmaması için oluşacak olan bölgesel inisiyatifi geliştirmek üzere ilk önce Suriye'yle temasta bulunduk. Ve sonra da bölge toplantısı yaptık. O zaman da bana Türkiye'nin eksenini kaydırıyor. Amerikan karşıtı diyorlardı. Şimdi de neyse Amerikan yanlısı oluverdik veya Batı yanlısı oluverdik. Biz şunun bunun yanlısı değildik. Türkiye'nin yanlısıydık. O zamandan sonra arada bir güven ilişkisi oldu. 62 kere gittim ben Suriye'ye. Ve Suriye-İsrail barış görüşmelerinde defaatlerce görüştük. Vizeleri kaldırdık. Sınır kapılarını kaldırdık. İdealimizdeki ilişki Türkiye, Suriye'yi Schengen derken Şamgen diyorduk hatta o zaman. Ürdün ve Lübnan'la birlikte bir Levant bölgesi olarak birleştirmekti. Zaten bütün bu Orta Doğu kargaşası Türkiye'nin artan bu etkisinin yörüngesini değiştirmek suretiyle çıkartıldı. Ve bir anlamda da bize karşı üretildi. Neden? 2012'ye gelindiğinde, yani daha öncesini söyleyeyim, Arap Baharı başladığında biz Suriye'yi neredeyse koruyabilmek için her şeyi yaptık. Sayın Başbakanımız o zaman Tayyip Bey'le Laski'ye gittik. Sayın Esad'la oturduk. Ocak 2011 ve Suriye'nin yanında olduğumuzu, bu Arap Baharı'ndan etkilenmemesi gerektiğini, bunun için küçük reformlarla bu dalganın yönetilmesi gerektiğini söyledik. Sonra Nisan'da ben bir daha gittim. Heyetler geldi, heyetler gitti. Ağustos ayında bir daha gittim. Pişman mısınız sorusuna cevaben söylüyorum. Suriye'de tek bir yürek yanmışsa, tek bir hane yıkılmışsa onun hüznünü içimde hissediyorum. yıkılanların hepsini. Ama şunu da kendi vicdanımla muhasebe ettiğimde gereken her şeyi yaptık. Beşar Esad'ın ve Suriye'nin bu anlamda böyle bir facia yaşamaması için gerekli uyarıları da yaptık. Tavsiyeleri de söyledik. Şöyle şeyler söyleniyor. Madem yeri geldiği için. Güya Beşar Esad'la benim 6-6,5 saatlik yaptığım görüşmede, yani uzun görüşmede, ben Beşar Esad'a bir takım şeyler dikte etmişim. Ya da Beşar Esad beyaz kağıt vermiş de geçenlerde öyle bir yazı yazdı. Ben reddetmişim. İran'a biz, yok böyle bir şey. İvancılık yaptınız mı? Esad'a karşı mezhepçilik yaptınız mı? Bakın çok noktasal güzel sorular bunlar. Mezhepçilik yapmadık. Niye yapmadık biliyor musunuz? Yapmadığımızın göstergesi. Esad 2011'de Nusayri olmadı ki. 2002'de de Nusayri'ydi. Bizim en yakın dostumuz kendisi Nusayri'ydi. Ve biz bilerek yaptık ve bilerek ilişki kurduk. Hiçbir şekilde böyle bir mezhep boyutu zihnimizin ucundan geçmedi. İhvan'ı iktidara getirmeye mi oynadınız? Hiçbir şekilde. İhvan'ı dış politikanın merkezine yerleştirmek diye bir... Olsaydı ne zamandı doğru zaman biliyor musunuz? Eğer öyle bir niyetimiz olsaydı. 2005-2006 idi. Suriye ambargolarla köşeye sıkışmış. Hariri suikastı sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmiş. Biz bütün o süreçlerde Suriye'nin ekonomik bütün ihtiyaçlarını karşıladık. O Hariri suikastı sonrası Suriye'ye görülen baskıları azaltmak için Suriye ile Lübnan arasında, Beşar Esad ile Saad Hariri arasında onlarca kez gittim geldim ben. Dışişleri Bakanı olarak da Saad Hariri'yi Beşar Esad'ın masasına, Şam'a götürdüm. Beraber üçümüz yemek yedik Dışişleri Bakanı iken. 2010'da. Bunun olmaması için her şey yaptık. İhvancılık yapmak olsaydı biz bunu 2005'te, 2006'da yapardık. Hatta bir şey olarak söyleyeyim. Mısır darbesinden sonra bir grup Arap heyeti, daha liberal bir heyet Türkiye'ye gönderdiler. Bizi Mısır darbesinden sonraki yönetimi tanımaya ikna için. Görüşme yapılırken dedi ki, heyetin başında da Yad Alavi var, Fuat Sinyora var, Lübnan Başbakanı, Amr Musa var, Mısırlı. Bu ihvancılık şeyini tümden yıkmak için bunu söylemek istiyorum. Dediler ki Türkiye İhvan'a destek veriyor görüntüsüyle Arap dünyasından kopuyor. İhvan'a niye destek vermeyi şey yapın gibi. Bakın dedim İyad Allavi'ye dönemiz. İyad Bey dedim. Siz Irak'ta 2009'da seçimi kazandığınızda erkek grubunun başkanı olarak arkanızda kim durdu? Siz durdunuz dedi. Türkiye, Sayın Erdoğan, siz, Sayın Gül. Çünkü peki dedim siz İhvan mıydınız? Bırakın İhvan'ı. Sünni miydiniz? Şiiydiniz ama... Dindar bir Şii miydiniz? Liberal bir Şiiydiniz. Kazanan da dindar bir Şiiydi Maliki. Biz sizin yanınızda olduk çünkü seçimi siz kazandınız. Sonra Fuat Sinyora'ya döndüm. Sayın Fuat Bey, 2008'de Hizbullah sizin Başbakanlık konutunu muhasara altına aldığında kim geldi ve sizi o muhasara altında kim ziyaret etti? Bir tek sen ziyaret ettin dedi. Başdanışmanlığım o zaman. Ve Hizbullah'la aralarındaki problemi çözmek için oraya gidip, peki dedim ya siz ihvan mıydınız? Hayır. Siz de liberal bir sünniydiniz ve biz seçimi kazanın arkasında durduk. Siz çünkü seçimi siz kazanmıştınız. Mısır'da da seçimi dedim Amr Musa sen girip sen kazansaydın ben seni 25 yıldır tanım Amr Musa'yı. Mursi'yi Cumhurbaşkanı olduktan sonra tanıdım. Seçimiz başka biri kazansa onun arkasında dururduk. Bizim Orta Doğu'da Arap Baharı sonrasında tek kriterimiz oldu. Seçimi kim kazandı ve orada demokrasi yerleşebilir mi? Bunun için de Suriye'de elimizden geleni yaptık. Peki olduğumuz yani yetersiz kaldığımız yerler mi oldu? Evet. Nerede oldu? Mesela şu hesap hatasını yaptık. Yani o 2012'deki beyanımız o sırada Suriye'de çok ciddi bir değişim şeyindeydi. Açık söylemek gerekirse ve Birleşmiş Milletler'de Suriye ile ilgili kimyasal silah dahil birçok şey vardı. Bunun süreci hızdan yapacağını, Beşar Esad'ı da bir yerlere ikna edeceğini düşünüyorduk. Yıkılacak, çökecek anlamında böyle bir şey içinde de olmadık. Hep ümidimiz bir yerden bir süreç başlatabilir miyiz? Emevi Cavisi'nde bulmaz. Şimdi Emevi... Sizin hayaliniz miydi? Şimdi çok net söylüyorum. Şimdiye kadar da ifade etmedim. Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağım diye benim bir ifadem yok. Hiçbir yerde yok. Kimin ifadesi o? Siz bildiğiniz sorunun cevabı niye bana söyletmeye çalışıyorsun Akif? Ateşten gömleği biz mi giyelim? Hayır, yok ateşten gömlek değil. Zaten kayıtlarda var. Söylediğim şeyleri söylemekten hiç imtina etmedim, kabul etmek. Ama böyle bir ifadem yok benim. Bu hep size yazıldı. Peki şu işte. Ama işte zaten bir algı operasyonu yapılarak bütün bunlar bizim üzerimize yazılıyor. Vurduk yine vururuz diye bir ifadeniz de mi yok? Emri ben verdim Suriye uçağı ile ilgili. Şimdi oraya gireceksek ayrıca girelim. Ayrı girelim. O zaman Suriye'yle devam edelim. Suriye'yle devam edelim. Suriye, evet. Suriye'nin nerede hesap hatası? Bir kere şunu soralım. Beşar Esad kazandı savaşı deniliyor. Kendi ülkesini tarumar etmiş olan, kimyasal silah kullanan birisi. Şu anda hala çok dar şehir merkezleri dışında ülkesini kontrol edemeyen birisi bir savaş kazanmış olabilir mi? Suriye yıkılmış. Kazanan savaştan ne bahsediyor? Ve yıkan da kendi ordusu. Türk ordusu gitmedi. Musunuz? Oraya ayrı bir şeye bahsedeceğim, çözüm konusuna. Peki Amerika mı kazandı? Rusya mı kazandı? İran mı kazandı? Herkes Suriye'de şu anda dünya kaybetti, insanlık kaybetti. Ve bizim en azından vicdanen diyeceğimiz şu şey var. Biz insanlık adına üzerimize düşeni yapmak için sonuna kadar çaba sarf ettik. Ama Türkiye üzerinize düşeni tam olarak yapamadınız. Yaptık. Biraz daha oradaki yıkımı azaltabilirdi. Mesela muhalif grupları desteklerken acaba onları desteklemeseydi Türkiye hem Suudi Arabistan hem Katar'la birlikte şimdi şöyle, Gaziantep'te kurulan merkezler. Şöyle Yavuz Bey, bunlar hep hesap ediyoruz. Ben nerede eksik hesap, hesap hatası yapıldığını söyleyeceğim. Ama evet. Örneğin Hatay'da ÖSO kurulduğunda merkezini Hatay gösteriyordu. Suriyeli silahlı muhalefete Türkiye'nin bu kadar açık destek veriyor görüntüsü vermesi elimizi zayıflatmadı mı? Örneğin Suriye'de biz PYD'nin varlığına itiraz ediyoruz ama Suriyeliler de kendilerinin terörist gördüğü grupların Türkiye tarafından desteklendiğini iddia ediyor. Dolayısıyla bu görüntüyü oluşturmak Türkiye için çelişki değil mi? Doğru. Bak şimdi orada bu tür durumlarda zaten çok çelişkili şeylerden, ateş çemberinden geçmek o çelişkilerin içinden geçmektir. Bir kere şu şeyleri tarih vesikalarla şahittir. Diyelim bir hususu zikredikten sonra buna döneyim tekrar. Beşar Esad'la yaptığım son görüşmeyle ilgili bir sürü efsane dolaşıyor. Benim hayatımda kimine yaparsam yaptığım bütün görüşmeler devlet arşivinde vardır. Hiç gizli görüşme yapmadım. Eğer muhatabın baş başa görüşme talep ettiyse çıkar çıkmaz muhatabının önünde bizim büyükelçiye yazdırdım. Beşar Esad görüşmesini de Beşar Esad'ın önünde büyükelçimize yazdırdık. Yani ikimiz de çünkü şunları da anlaştık diye onun Dışişleri Bakanı'na bizim büyükelçimiz Ömer Orhan Bey not aldı orada. Dolayısıyla benim devlet kaydına bir de bu Anastasiades'le ilgili son bir şey çıkmıştı. Ona da cevap vermiş olayım. Devlet kaydına girmemiş hiçbir resmi görüşmem yoktur. Yani tercümansız, aracısız yaptığınız görüşmelere istinaden söylenenleri kastediyorsunuz. Ondan sonra çıktığımda öyle bir görüşme muhatap bazen ister çıktığımda kaydettiririm. Hepsi Dışişleri Arşivinde var. İsteyen gider oraya bakar. Beşar Esad görüşmenin bütün detayı var. Kimse iftira atmaya kalkmasın. Beşar Esad'da İhvan demişim. O gün İhvan ismi geçmedi bile. Özgür Suriye Ordusu meselesine gelince, Özgür Suriye Ordusu'nu Türkiye kurmadı. Özgür Suriye Ordusu, Beşar Esad'ın Sünni bölgelerde katliama başlaması üzerine ordudan kaçanlar tarafından kuruldu. Hiçbir zamanda Türkiye Özgür Suriye Ordusu'na bu anlamda Özgür Suriye Ordusu belli sınırları kontrol edip de mecburen o sınır kontrolü dolayısıyla ilişki kurmak zorunda kalmamız dışında bir ilişkiye girmedi başlarda. Eğit donat sistemleri, o sonra neyle ilgili eğit donat? Suriye politikasının dayandığı 4 şey vardı. Bir, mültecilerin kabulü. Şu anda da işte mülteciler bir insanlık meselesi. Mültecilerin kabulü bir insani konudur, 2 uluslararası hukuk konusudur. Hiçbir ülke kapısına gelen mülteciye sen buraya girme diyemez uluslararası hukuk bağlamında. Avrupa'da dediğimizde dediklerinde biz nasıl karşı çıkıyorsak biz de diyemezdik. Bu insani bir mesele. Ha bunun yol açtığı bir travma var ülkede. Bunu görüyorum. Bunun çözümleri için doğru yöntemler uygulanması lazım. O mültecileri Suriye'nin içinde tutma imkanı yok muydu? İşte oraya geleceğim. Hata yaptığım eksik kalan yerlerden biri o çünkü. Oraya ayrıca geleceğim. Çünkü ben daha kriz başlar başlamaz. Gerek P5 ülkelerin nezdinde, gerekse Türkiye içinde. Madem burada zikredeyim. Güvenli bölgeler oluşturulup mültecileri orada tutmak için çok çaba sarf ettim. Güvenli bölge ifadelerini kullandık. Sayın Başbakanımız o zaman bunları aldı, uluslararası alana taşıdı. Bizim niyetimiz Suriye'nin 25 kilometre derinliğinde güvenli bölgelere bunları yerleştirmekti. Fakat burada hesap edemediğimiz bu güvenlik bölge çalışmalarında açık söyleyeyim en fazla zaaf olan şey diplomasi de değildir. Askeri alandadır. Yani güvenlik alanındadır. Diplomasi de nihayet yapacağınız şeyleri yapıyorsunuz. Suriye'nin dostları grubunu kuruyorsun, Rusya ile temas ediyorsun, Amerika ile. Ama iş güvenlik alanına geldiğinde asker içindeki silahlı kuvvetlerimiz içindeki FETÖ'cü unsurların bu meseleyi bu kadar dumura uğratacak şekilde içeriden bu işi engelleyeceklerini düşünemedik. Hesap edemedik. Çok dikkat çekici. O engelleyenlerin FETÖ'cü olduğu tescilli mi? Şu anlamda bu güvenli bölgelerin oluşması için yapılacak askeri hazırlıklar bağlamındaki her teklif içeride dirençle karşılaştı. Hem asker Suriye mi engelledi içeride mültecilere kamp kurulmasını? Nihayet orayı deklare ettiğinizde o bölgenin sizin tarafınızdan kontrol edilmesi lazım. Bu da Suriye'ye Türk askerinin girmesi gerekir. Girmeye direndiler. Girme uluslararası alanda engellendi ve aynı FETÖ'cü unsurların MİT'e yönelik yaptığı operasyon da zaten 17-25 Aralık'la birlikte şekillendi. Bütün bu rüzgarın değişmesinin yılı 2013'tür. 2013'ün tarihi yazıldığında göreceksiniz. Değişme orada başladı. 2012'de Doğu Akdeniz'deki bütün ülkeler Türkiye'ye müzahirdi. Lübnan'la yakın ilişkimiz vardı. Mısır'la zaten çok yakın temas halindeydik. Libya ile aynı şekilde. Hala sıfır sorun muydu komşularla? Değil. Suriye ile problem vardı. Suriye'de problem vardı. Suriye ile problem yoktu. Suriye'de problem vardı. 2013'te 3 şey Suriye'yi de Arap Baharı'nda etkiledi. Eyüp Donat da oradan şey. Birisi DAEŞ'in alana girmesi. Ve DAEŞ Türkiye'den falan girmedi. Benim de hiçbir zaman öfkeli gençler gibi ifadem DAEŞ'e kullanılmadı. Ona da açık getirir misin? Ona da getireceğim. 2013'te DAEŞ'in Türkiye'ye, Irak'a girdiği yer, Suriye'ye girdiği yer Irak'tandır, evet. Deirüzzor'dandır. Peki ne zamandı bu biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. 2013 Mayıs'ında Irak'taki Amerikan hapishanelerinde, Ebu Gureyb'de bir iç isyan çıktı görüntüsü adı altında. Daha sonra Iraklı yetkililer de bunu bize aktardı. Hapishane boşaltıldı. Aynı anda Suriye'deki rejim de hapishanelerden bir takım azılı katilleri saldı. Ve bu unsurlar, Irak'tan giren unsurlar DAEŞ olarak Suriye'de Özgür Suriye ordusuna karşı savaştı. DAEŞ'in hiçbir yerde rejimle savaştığını görülmedi. Ve Özgür Suriye ordusu yapılanması nihayetinde sınırları da onlar kontrol ediyordu o zaman. Laskiye'den ta Haseke'ye kadar alanı Afrin hariç Özgür Suriye ordusunun şeyleri kontrol ve Türkiye'ye müzahirdi bu gruplar. Kendi içlerinde organize olmuşlardı. DAEŞ gelerek Türkiye sınırına kadar gelip bir anlamda Türkiye'ye ciddi tehlike oluşturdu. O zaman bizim Eyüp Donat başladı. Eyüp Donat faaliyetleri DAEŞ'e karşı Özgür Suriye ordusunu tahkim etmek için başladı. Bu da tarafından engellendi. Silahlı kuvvetler içindeki unsurlar tarafından. Mülteciler dışında Özgür Suriye ordusunun desteklenmesi meselesi esas DAEŞ'in alana girmesinden sonra biz gördük ki Suriye rejimi kontrol edemiyor. Özgür Suriye ordusu da kontrol edemiyor ve DAEŞ bizi tehdit edecek şekilde içeri giriyor. O yüzden DAEŞ'in o zaman da yayınladığı bütün bildirilerde Sayın Erdoğan ve Davutoğlu diye ikimiz hedef alındık. Peki ben bu öfkeli gençler diye bir ifadenizi okuyabilir miyim size? Evet. Siz demişsiniz ki IŞİD dediğimiz yapıya katılanların temel katılımı daha önceki hoşnutsuzluklar, öfkeler, dışlanmalar, haksızlıklar bir anda geniş bir cephelere aksiyon doğurdu. Sunni Arapların dışlanmasıyla böyle bir öfke birikmesi olmuştur. Tamam, bu ama biraz mazur göstermek hayır. Aksine bakın katılım diyorum. Kur'anlar demiyorum. Basın toplantısında yaptığınız o açıklamayı var. Sanırım Konrad Otel'de bir bilgilendirme toplantısıydı. Siz oradaydınız. Ben oradaydım. Benim söylediğim şuydu. Bak Kur'anlar demiyorum. Katılan ve aldatılan gençler anlamında. Neden biliyor musunuz? Irak'ta o sırada öyle bir rejim vardı ki Sünnileri bütün süreçlerden dışlıyordu. Özellikle Musul ve bölgesinde. Alevi milliyetçiliği malik. Tabii var yani Irak'ta ve Malik Sünniler tümüyle sistemden dışlanmıştı. Sistemden dışladığınız Sünni unsurlar DAEŞ'in propagandalarına kapılıp biriken o öfke oraya kanalize oldu demek şuna benzer. PKK'yı mazur mu görürsünüz? 12 Eylül rejiminin Diyarbakır'daki uygulamaları PKK'nın insan devşirmesine zemin hazırladı demek. Yani 12 Eylül'ün Diyarbakır hapishanesi. PKK'yı mazur görmek midir? Doğru değil mi? Diyarbakır hapishanesinde insan onuruna aykırı bir şekilde 12 Eylül rejimi tarafından yapılan uygulamalar ve sistemik olarak yapılan uygulamalar daha sonra PKK tarafından istismar edilmiştir. Ve bir sürü insan o muameleden, devletten soğuyarak bir öfke şeyi halinde oraya kanalize olmuştur. Hemen hemen aynı şey, kastettiğim o. DAEŞ'e karşı şeyi veren operasyon emrini 23 Temmuz 2015'te DAEŞ'e karşı operasyon emrini veren de benim başbakanım, benim yani PKK, DAEŞ ve DAEŞ-KPC'ye karşı, DAEŞ'e karşı ilk operasyon emrini veren de biziz. Şimdi şöyle bir bakın Allah aşkına, bir ara bana bu soru sorulduğunu söyledim. Ya benden DAEŞ'e destek çıkacak bir şey var mı? DAEŞ mantığını hayatımda, zihniyetimde görmeniz mümkün mü? Ve DAEŞ Türkiye'ye en büyük tehlikeyi oluşturdu. Özgür Suriye ordusuna verilen destek hususu sınırların DAEŞ'e karşı korunması döneminden sonradır. O da içerideki FETÖ unsurları tarafından sabote edilmiştir. Muhalefete destek ise, sivil muhalefete destek, bu üçüncü bir boyut. Hani Suriye. Evet. Daha sorayım efendim. 2011, 2012, 2013 bu tarihler Türkiye'de sınırın belirsizleştiği, özellikle emniyetimizin yabancı savaşçı dediği Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan, Orta Doğu'dan, Rus topraklarından gelen ne kadar sadece IŞİD değil ama El-Kaide ve benzeri silahlı örgütlerin mensuplarının varsa hemen hemen hepsinin Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiği, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği bir hat olmuştu. Sınırımızın bu kadar belirsizleşmesi, yabancı savaşçı üssünün geçiş hattına yani dönüşmesinde hiç mi hatanız olmadı? Şimdi bakın, oraya bu anlamda hepimiz öz eleştiri yapmalıyız. Hatalar da olmuştur. Güvenlik eksiklikleri de olmuştur. Şöyle bir tablo var yalnız. Onu da görme. Türkiye 50 milyon turist alan bir ülke. Ve gelenlerin her birini tek tek güvenlik soruşturmasından geçirme şeyiniz yok. Bunların çoğu da daha önce suç işlemiş unsurlar değil. Bir diğer o anlatarak şeyi, yani zorluğu göstereyim. İsmini vermeyeyim. Bir yabancı ülkenin, Avrupalı büyük bir ülkenin Dışişleri Bakanı bu DAEŞ unsurlarının geçişiyle ilgili kendi vatandaşları Türkiye engellese dedi. Daha etkin engelim. Olur mu dedim. O sırada biz de bunu ne yapabiliriz? Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz dedim isimleri bana verin, bize bir gönderin. Şüphelendiğiniz isimleri. Biz bunları sınırdan içeri almayalım. Ha, siz dedim o şeyleri kendi ülkenizden çıkarmayın. Yani tespit ettiğiniz isimleri kendi ülkenizden çıkarmayın. Dedi ki ya biz demokratik bir ülkeyiz. Suç işlememiş birini nasıl seyahat özgürlüğünü engelleriz? Peki dedim bize verin. Biz havaalanlarına geldiğimizde diyelim ki seninle ilgili istihbari bir bilgi var, seni alamayız. Ya dedi ben böyle bir liste verirsem kendi ülkemde zor duruma düşerim. Çünkü suç işlememiş bunlar. Ben suç işlememiş biriyle ilgili başka bir ülkeye bir listeyi nasıl vereyim? Peki sen demokratik ülkesin de ben de demokratik ülkeyim. Ben nereden bileceğim senin hangi vatandaşının potansiyel olarak DAEŞ'e gitmek üzere olduğunu, hangi vatandaşın Antalya'da tatile geldiğini? Türkiye'de de her sokağı kontrol eden bir otokratik dönem şey dediniz ki, turizm 6. dünyanın en büyük destinasyon ülkesiyiz. O gelenler turist olarak havaalanından indikten sonra her adımında biz bir polisle takip ettiremeyiz ki. Gaziantep'e de gider, Hatay'a da gider, Antalya'ya da gider, İzmir'e de gider. Şimdi burada bizimle işbirliği yapmaktan yaptık onu ama. Onu yaptığımız için zaten daha sonra adım adım kontrol altına alındı. Ama şunu da yine göz önüne alın. Aynı dönemde emniyetteki FETÖ yapılanmasında göz önüne alın. Ordudaki FETÖ yapılanmasında bunun sorumlusu Dışişleri Bakanı mıdır? Yani oradaki geçişleri ben mi kontrol edeceğim Dışişleri Bakanı olarak? Emniyetteki o dönemdeki FETÖ yapılanmasının, hani bakan arkadaşları bana yapılan gibi hedef göstermek istemem. Ama emniyetteki FETÖ yapılanmasının suçu yok. Askeriyedeki yapılanmanın suçu yok. O dönem Genelkurmay Başkanlığı'na bu soru sorulmuyor. FETÖ iyi bir mazeret olmuyor mu? Yok, hayır. Ekliyorum yani. Bak. O dönemdeki Genelkurmay Başkanlığı'na bu soru sorulmuyor. Başbakanlığa sorulmuyor. Aynı yıllarda. İçişleri Bakanlığı'na niye bunu yapmadınız diye sorulmuyor. Dönülüp o dönem Dışişleri Bakanlığı'na sorulur. Dışişleri Bakanı'nın görevi midir sınırların geçişini kontrol etmek? Benim görevim mi? Ben mi şey, bizim Dışişleri Bakanı olarak yapacağımız? Doğanları sınıra dizseydiniz. Yani şimdi bütün bu konularda eksik giden yerlerde FETÖ yapılanmadan etkisinden bahsedeceksiniz. O bahsettiğiniz dönem emniyet müdürlerinin çoğunun FETÖ unsurlarından oluştuğu, silahlı kuvvetlerin kritik yerlerinde FETÖ unsurlarının olduğu bir yer. Şimdi bütün onların sorumlusunu Dışişleri Bakanı'na. Onun için dedim ben Dışişleri Bakanıyım, Başbakanım. Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasının sorumlusu kim peki? Ha, şimdi, onu da soruyorlar çok. Bu da açık. Peki o dönemde yapılanma olmayan herhangi bir bakanlık kurum mu vardı? Dışişleri Bakanlığı'nda. Dışişleri Bakanlığı. Siz kadroları açtınız mı? O zaman siz neden Dışişleri Bakanı ve Başbakan oldunuz? Bir dakika. Yani çünkü ben kime hesabı sormalıyım? Benim bana bize sorabilirsin. Benim devletimin kurumları FETÖ'nün eline geçmişse bunun sorumlusu kim olmalı? Tabii hayır. Hepimizin, ben orada sorumsuz demiyorum. O dönemin şeyi hepimiz bunda sorumluyuz. Yani Dışişleri Bakanlığı'daki yapılanma tam da böyle siyasi tartışmalar olurken gündeme getirilip, mesela aynı dönemde Türkiye İletişim Başkanlığı var, TİP. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Bütün ülkenin iletişim şeyi, ağı bunların elinde olduğu için Dışişleri Bakanlığı'ndaki ve diğer yapılardaki unsurlar o kadar rahat hareket edebildi. Niye? O da var. Öbür tarafta Silahlı Kuvvetlerin 15 Temmuz'u yapacak şekilde içeride yapılanma var. Dışişleri Bakanlığı'nda bu sebeple soruşturma geçirmiş büyükelçi sayısı bir elin parmağından daha azdır. Kimseye hedef göstermemek için söylüyorum. Hukuki süreç devam ediyordur. Ama İçişleri Bakanlığı'ndaki valilerin, istisna olanları dışında vali ve emniyet müdürlerinin çoğunun bunlara ait olduğunu söyledi. 67, şimdi bunu şunun için söylemiyorum. Sorumluluktan kaçamayız. Varsa bir hata hepimiz gerektiğinde bunları eleştirmeliyiz. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'ndaki şeyleri yapılan öne çıkarmaya kalktığınızda bir kere Dışişleri Bakanlığı'ndaki bütün KPSS adaylar KPSS üzerinden gelmiştir. Mülakatla Dışişleri Bakanlığı'nın muhtat geleneği içinde sürmüştür. Bir şey olmadı. 2012 7 Şubat Hakan Fidan'ın sorgulamak üzere çağrılması gününden itibaren de o zamanki müsteşarımız Sayın Feridun Sinirlioğlu'na bu yapıya dönük olarak bakanlıkta gerekli teftişleri yapın ve bu yapının bakanlığa nüfuz etmesini konusunda tedbirler alın diye kendisi de, bütün bu yetkililer şu anda görev başındalar hala. Dolayısıyla elimizden gene yaptık. Efendim? Ama sorumluluk ve eleştiri tabii her zaman hakkınız. FETÖ'nün siyasi ayağı bir türlü bulunamadı biliyorsunuz. En son şimdi siz ve Sayın Babacan'dan aykırı sesler çıkmaya başlayınca burnunu verdi. Sayın Perinçek sizin, Babacan'ın ve Gül'ün FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturduğunuzu söylüyor. Siz misiniz siyasi ayak? Şimdi bu FETÖ meselesinde sürekli siyasal ve ekonomik şeye göre, hareketlenmelere göre bir sorumlu aranıyor. Ama benim akademik hayatımda ve düşünce yapımına da bakıldığında, siyasi hayattaki davranışlarımı ve politikalarımı takip ettiğinde de benim bu yapıyla olan mesafe merkez bilir ve görür. Bu yapının en çok hedef aldığı 2-3 isimden biri benim. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanken ofisinin dinlenmesi dışında, ofisi dinlenen tek üst düzey devlet yetkilisi benim. Dış politika o bahsedilen dönemde en fazla dışarıda ve içeride saldırıya muhatap kılınan bakan da benim. Ama aynı zamanda Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da da ziyaret ettiniz diye hatırlıyorum. Bunu açıkladım. Sayın 2013 Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanıydım. Sayın Başbakanımızla gitmeden önce istişare ettik. Bana bir görev tevdi ettiler. Görevin esası da şuydu. Bu yapı Türkiye'de artık, dünyada Türkiye'ye zarar veren bir yapı haline dönüşmüştü. Ama daha unsurları, şeyleri bilinmiyordu. 17-25 Aralık yok. Muhalefet ve iktidardaki herkesin hemen hemen ta geçmişte Sayın Ecevit'e kadar, 90'lı yıllarda Sayın Özal'a kadar herkesin sivil toplum faaliyeti gördüğü bir alandan hala bahsediyoruz. Ne zamanki siyasal anlamda Türkiye aleyhtarı faaliyetlere başladı ve bu Dışişleri Bakanlığı üzerinden bana bu konuda raporlar gelmeye başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da o zaman istişare ettik. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunun tek yolunun bu elebaşının Türkiye'ye ikna ederek getirilmesi olduğunu, Türkiye'de olduğu sürece en azından kontrol altında ve yabancı istihbarat unsurları tarafından kullanılmasının imkansız kılınması için tek yöntemin bu olduğu kanaati uyanınca bunu sağlamak üzere bir görüşme gerçekleştirdim ve bunu hiçbir zaman yalan... Siz ona Türkiye'ye dönmesi... Gelmesi, Türkiye'ye gelin, burada bulunduğunuz her süre sizinle ilgili şüpheleri artırıyor. Ayrıca uluslararası networklarınız, ağlarınız üzerinden Türkiye'nin dış politikası aleyhine faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bunları durdurun. Dediniz, uyardınız. Türkiye'ye zarar vermeyin. Ne dedi? Ve Türkiye'ye dönün. Türkiye sizin Türkiye'ye dönmediğiniz her an hakkınızdaki şüpheler ve şeyler artıyor. Sayın Başbakanımızın da mesajı budur dedim. O da vakti var, gelecek gibi oyalayınca geldim Sayın Başbakanımıza arz ettim. Bu şahsın niyeti de iyi değil. Düşüncesi de artık sivil bir toplum gibi hissetmedim ben. Türkiye'ye dönük bir takım hesaplar içinde olduğu kanaatindeyim. Gelmeye de niyeti yok. Bizi oyalamaya çalışıyor. Dolayısıyla tedbirlerimizi buna göre almamız gerekir dedim. Ve Sayın Başbakanımıza da rapor ettim. Bu benim bir Dışişleri Bakanı olarak yapmam gereken. O da ondan zaten birkaç ay sonra da işte 17-25 Şubat dolayısıyla şey başladı. Ama artık bir Suriye'den... Abi son bir soru. 10 dakikamız var. Tamam. Son bir soru. Suriye göçüyle ilgili çünkü. S-400 konuşacağız. Kısaca en azından sorayım. Siz 2012 yılında demişsiniz ki mülteci sayısı 100 bine ulaşırsa onları Suriye'de ağırlamak gerekebilir. 2013'te demişsiniz ki 600 bine ulaşırsa Suriye sayısında, Suriyeli meselesinde kırmızı çizgi aşılır. Şu an 4 milyona ulaştı. Şimdi onu o günlerde tabii o gün böyle bir yoğun bir mülteci bu ölçüye çıkacağını düşünmek için, uluslararası toplumu uyarmak için söylediğimiz şeyler bunlar. Nerede hata yaptık? Hesap hatası dediğim bir, kurumlarımıza FETÖ unsurlarının bu kadar yoğun girmesinin bizim Suriye'deki güvenlik çalışmalarımızı bu derece sekteye uğratacağına nihayet... Olmasaydı Türkiye orada bir cep yaratıp bütün o... Evet, olabilirdi. Olabilirdi. Başka göçmenleri orada mı tabii, şey yapacaktı? Niyetimiz oydu. Talimat verdiniz, yapmadılar. Hayır, benim değil de talimatı ben Genelkurmay'a ben veremem. Anladım. Cumhurbaşkanı ben bunu Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü olarak her zeminde bütün Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bu konuları dile getirdik. Şunu da söyledim. Eğer biz bu sorunu sınır ötesinde halledecek bir yöntem bulamazsak bu sorun bizim sınırımızın içine girer. Ama bu konuda ben bunu Dışişleri Bakanı olarak söylerim. Ama benim değil ki yani Genelkurmay Dışişleri Bakanı talimat veremez ki. Yani benim yöneteceğim bir mesele değil bu. Uluslararası alanda bunun sözcülüğünü yaptık, herkese anlattık. İkinci hesap hatası, açık söyleyeyim. Uluslararası toplum dediğimiz toplumun Suriye konusunda bu kadar vicdansız, bu kadar realpolitik, bu kadar riyakar bir tutum takınacağını hesap edemedik. Peki biz biraz oraya hayalperestlikliği bakın. Onlar biraz hayalci miydik? Maceracı mıydık? Bakın az da popülizme mi kaptırdık? Popülizmden daha çok ideallere referans derseniz, yani şu anlamda mülteci sorununda belli değerlerimiz var. Konya'da ben bir sefer söyledim. Mülteci meselesi insani bir konudur. Baktım Konya'da tepki var. Unutmayın, Mevlana bile mülteciydi. Konya'ya gelirken Moğolların önünden kaçarak geldi. Dolayısıyla insani konuda aşırı idealist davranmış olduğumuz doğrudur. Veya aşırı demeyeyim, gerektiği kadar idealist. Ama kimyasal silah kullanıldı Suriye'de. Hesap sorulmadı. Kimyasal silah kullanımı tespit edildi. Doğu Gota'da tespit edildi. Ben uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımına bu kadar duyarsız kalacağını, Saddam'a kimyasal silah şüphesi üzerine operasyon yapan Amerika, Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. Bu da kimyasal silahları önleme örgütü tarafından tespit edildiği halde hiçbir meyil uygulanmadı. Bunu hesap edemezsiniz. Siz nihayet şeyi bırakın. Realizm, idealizm meselesi değil bu. Uluslararası hukuk meselesi. Uluslararası hukuk meselesi. Uluslararası hukukun bu kadar ayaklar altına alınacağını kimse hesap edemezdi. Bizim de buralarda hesap hatalarımız olmuştur. Yani Suriye'de ben her şeyi mükemmel seyretlemiyorum. Ama Türkiye'nin sınırları değil ama yani bunun şeylerini, bunun şimdi bunun sonuçlarını bir şahsa yüklemek, hatta bir ülkeye tek başına Türkiye'ye yüklemenin de doğru olmadığını ifade etmek için söylüyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına yapmamalıyız. Mülteci sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu biliyorum. Hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Ama Almanya mültecilere tepki gösterdiğinde ırkçı dedikten sonra, ırkçı olarak onları gördükten sonra Türkiye'de mültecilere gayri insani muamele yapmayı mazur göstermek insani vicdan açısından. Müslümandır, Hristiyandır, Sünnidir, Alevidir, Türktür, Kürttür, Araptır hiç önemli değil. İnsan insandır. Mülteci düşmanlığı yapmadan mülteci varlığının yol açtığı sorunları tartışabiliriz. Tabii tabii, tabii her halükarda. PYD politikası doğru mu yönetildi? Ya PYD'yi yanımızda tutmanın imkan ve ihtimali yok muydu bir ara? Çünkü işbirliği yapıldı. Hatta Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasında da biliyorsunuz bir şey oldu, bir koordinasyon oldu. Koordinasyon oldu. Ama gerçi bugün ona da hata deniyor. Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasında hata olduğunu. Mesela onu da izah edeyim. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu alanın Türkiye tarafından, yani bizim tarafımızdan bir cep halinde kontrol edilmesi için Dışişleri Bakanı iken bu konudaki açık ve net görüşümü ifade ettim. Zaten bu o dinlemelere de takılan görüşmelerden biri odur. Bunu hep bu noktada savunduk ama öyle istismar ediliyor ki Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bir karardır. Ve sen Genelkurmay Başkanımızın Başbakan'la yazdığı bir yazıyla ancak yani bu oradaki askerlerimizin bir risk unsuru olmaktan çıkarılarak taşınmasının en doğru olacağı yönündeki karar üzerine o taşınma gerçekleşti. Orada istismar konusu edilen bir hususta şu var. Sanki 1921 anlaşmasındaki toprak ile bizim taşıdığımız toprak aynı gibi düşünülüyor. Cabir Kalesi daha sonra baraj yapımı dolayısıyla yer altında su altında kaldı. Bir kere taşındı orası. Daha sonra ikinci taşınma. Yani o toprak zaten o toprağın orijinal toprak değil. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan olarak en önemli haklı olarak görüşü yeni taşınan yerdeki alanın daha geniş bir alanı kapsaması Milli Güvenlik Kurulu'nda karar verdi ve bu uygulandı. O Süleyman Şah'la ilgili boyutta bu. PYD konusu ise çok daha geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir husustur. PYD ile yürütülen o şeyler Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın 2013'te Başbakan olarak başlattığı çözüm süreci devam ederken yürüyen mesele. Ama 2015'te benim başbakanlığım döneminde terörle mücadele kararı alındıktan sonra hiçbir şekilde PYD ile PKK ile hiçbir temas olmamıştır. Ve şunu da bir şeyle ifade edeyim. Kürt halkını rencide eden, Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızı rencide eden her türlü söylemin, sözün, uslubun karşısındayım. Bunun Türkiye'nin birliğine, beraberliğe zarar verdiğini de düşünüyorum. Bu anlamda da Türkiye'de bir ortak vatandaşlık temelinde yeni bir bilinç uyanması ve yurt dışındaki Kürtlerin de bulundukları ülkenin vatandaşları olma dışında bizim tarihtaşlarımız ve sınır ötesindeki akrabalarımız olarak Türkmenler ve Araplar gibi aynı ölçüde onlara barışçıl ve onları himaye eden bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda da Kürt, Arap, Türkmen arasında bir fark gözetmem. Fakat yani içeride ise terörle mücadele kararını 23 Temmuz 2015'te aldık. 22 Mayıs 2016'da ben başbakanlığı bıraktığımda Türkiye'de tek bir hendek, tek bir barikat, tek bir ilçede PKK'nın doğrudan dolaylı etkisi ya da böyle mahkeme görünümlü yerler kalmamıştı. Bütün Türkiye Türkiye'den temizlemişti. Bir saniye. Gar katliamı ve Toledo var. Bitiremeyeceğiz ama. Evet, hızlı gidelim o zaman. Hızlı gidelim. Siz de şey yaparsanız. S-400. Üzerimize kalacak. Yani, peki. Bunu sormak zorundayım. Peki. 10 Ekim'den sonra yaptığın, 10 Ekim Gar patlamasından sonra yaptığınız bir açıklamada onu tam olarak buraya almışım. 15 Ekim'de şöyle demişsiniz. Şimdi anketler geliyor. Ankara'daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda yükseliş trendi var demişsiniz. Bir ikincisi 20 Ekim'de de şöyle demişsiniz. Van'da yaptığımız konuşmada AK Parti iktidarda indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toraslar dolaşacak demişsiniz. Dolayısıyla bu iki açıklamanız Kürt kamuoyu nezdinde size eleştiri olarak geliyor. Bunlar talihsiz açıklamalar mıydı? Belki yok. Bir şey daha ekleyelim. Kokteyl terör tanımlaması yaptınız. Şöyle, o katliamın sorumlusu IŞİD'ti. Şöyle. O şeydeki Gar katliamı ile ilgili olay mahalline de ilk giden gerekli açıklamaları yapan ve onu en şiddetle telin eden benim doğal olarak böyle olması gerekiyor başbakan olarak. O katliam Türkiye'deki siyasi ortamı zehirlemek ve gidilen seçimlerin meşruiyetini tartışmaya açmak üzere yapılan alçakça bir terör saldırısıydı. Bahsettiğiniz televizyon konuşmasını sözlü olarak dinleyin. Katliamla şey arasında, oy artışı arasında hiçbir bağ kurmuyorum orada. Hiçbir bağ yok. Katliam konusu konuşulduktan sonra ayrı bir soru var arada. Ve diyor ki soran, her şeyi sorabildiği gibi. Peki seçime doğru giderken oylarınızın durumu ne diyor? Genel durum ne diyor? O zaman oylarımızda artış gözleniyorum diyor. Bunun ikisi arasında hiçbir mantıksal bağ yok. Bunu söylemeyi ahlaksızlık olarak görüyorum. Bunu söylemeyi devlet adamlarına değil, insanlık vicdanına sığdırmam. Ya benim bunu söylemem mümkün olabilir mi? Benim bir katliamdan, insanların acı çektiği bir katliamdan siyasi bir menfaat beklemem söz konusu olabilir mi? Söz konusu değil. diğer Beyaz Toros. Bu ise Van'da yaptığım konuşmada 7 Haziran Van'da yaptığım konuşmada o dönemde PKK ve HDP de ona bağlantılı olarak öylesine bir terör havası istiyorlardı ki Van'da o mitinge bile yansıyan bir asayiş problemi vardı. Orada da dile getirdiğim Türkiye'de siyasi istikrar sağlanamazsa, Türkiye'de kamu düzeni, devlet otoritesi bile demedim, kamu düzeni sağlanamazsa 90'lı yılların kötü hatıraları canlandırmak isteyenler çıkabilir. Ama bu ne o Torosları meşru kılmak için, aksine uyarmak için söylenen bir söz. Bir de genel tavrına insanın bakmak lazım. Bizim siyaset felsefemizde, yaklaşımımızda terörle ve özellikle de insan canının kaybedilmesi konusundaki hassasiyetimiz de açık. Bunların hepsini reddediyorum. Bu röportaj öncesinde gelen sorularda Beyaz Toros örneğini verip bugün de kaçırılan insan ve o haber alınamayan kendisinden insanlar var. Onların hikayeleri var, işkence iddiaları var. Aynı tavrı onlara karşı da almak lazım. Aynı tavrı onlara karşı. Bugüne mi geçiyoruz? Diyarbakır, Surut, Toledo'ya paraleliz. Ne olur bunu kısa. Ama bütün bir siyasi... orada söylediğim husus da hemen istismar edildi. O zamanki HDP yöneticileri tarafından Toledo'nun İspanyol İç Savaşı'ndaki yaşadıklarıyla bağlantı kuruldu. Halbuki UNESCO'da ben de Toledo'ya gittim ve bizzat gördüm. UNESCO'nun tarihi mirası en iyi korunan şehirlerden biridir Toledo. Onun için Toledo'ya örnek verdim. Ve benim başbakanlığı bıraktığım döneme kadar yapılan bütün çalışmalarda Sur'da yıkılan kısımların önemli kısmı tarihi ve kültürel değeri olmayan, daha sonra yapılan gecekondulaşmaydı. Onların yerine gerçekten Diyarbakır evine ve Diyarbakır kültürüne ait olan bir yapılaşmayı sağlamak için bütün çalışmalar. Kastettiğim de oydu. Bugün ne olduğunu, yani 3 sene geçti tabii. Bunun ne kadar başarıldığını bilemiyorum. Ama 7-8 dakikamız var. Şurada bir S-400 Rusya sen başta o zaman soralım değil mi? Siz de ne olur ona göre hesap edin çünkü arkadaşlar da artık ama sorular gerçekten S-400. Bize bir analiz. Fayda maliyet analizi doğru mu yaptı? İyi bir şey mi, kötü attığınız bir şey mi? Taş ürküttüğümüz kurmaya değiyor mu? Amerika'nın tepkisi de gelmeye başladı. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına bakıldığında. 35'te gitti yani programlar. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına bakıldığında konvansiyonel anlamda son dönemde zaten ülkeler arası savaş işte Rusya, Gürcistan, Rusya, Ukrayna örneği dışında çok nadir karşılaşılıyor. Genellikle asimetrik savaş veya füzeler üzerinde yürütülen karşılıklı müdahaleler olabiliyor. Türkiye'nin şu anda konvansiyonel gücü elhamdülillah çevreden gelebilecek herhangi bir tehdidi karşılayacak ölçektedir. Yaptığımız bütün güvenlik değerlendirmelerinde iki temel alanda Türkiye güvenlik riski taşır. Birisi asimetrik terör. Terör üzerinden Türkiye'ye yönelik tehdit. İkincisi de füzeler. Neden bu biliyor musunuz? Biz Soğuk Savaş'ta ve Soğuk Savaş sonrası 90'lı yıllarda bütün yapılanmayı, hava kuvvetlerinin yapılanmasını taarruzi uçaklar üzerinden yapmışız. Taarruzi envanter. Nasıl taarruzi? Yani Türk topraklarını dışarıdan gelecek saldırılardan korumayı genellikle NATO şemsiyesi altında düşünmüşüz. Taarruzi olmasının sebebi de PKK'nın faaliyetleri ve çevredeki tehditler, Yunanistan, Ege vesaire. Silah, hava kuvvetleri yapılanmamız genellikle uçak temelli ve var olan tehdidi bulunduğu yerde yok etmeye odaklı. F-16'ların alınması vesaire. Bu dönemde füze savunması, füze şekline gelecek saldırılara dönük savunma için NATO şemsiyesi öngörülmüş. Şimdi herkesin samimiyetle, özellikle de Amerikalı müttefiklerin NATO içinde bir muhasebe yapması lazım. Ben 2003'ten bu yana yürütülen bütün müzakerelerde bulundum, yani 2016'ya kadar. Son S-400 müzakerelerinde bulunmadım. Ama 2003'te Irak Savaşı'nı yaşadığımızda, biz Patriot talep ettiğimizde bunun ulaşması, intikali günler, haftalar aldı. Daha sonra 2005 yılında bu sefer biz kendimiz ulusal bir geliştirelim, savunma sanayi geliştirerek bunu çözelim diye bir çalışma başlattık. Ve Roketsan, 2005'te kapatılması planlanan Roketsan'ı tekrar canlandırarak son derece doğru bir karardı. Ve ben de daha sonra Dışişleri Bakanı olarak gidip orada yapılan son derece güzel çalışmaları gördüm. Milli bir füze savunma sistemi nasıl geliştirildi? Bunun altyapısı. Birçok füze şeyleri de geliştirildi. 2009'da bir ihale açtık. Bu süre içinde de yine Amerika'dan Patriot alımları için her türlü görüşmeler yapıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bize gerekli desteği vermedi. 2009'da bir ihale açarak Amerikan Patriot, Eurosam, İtalyan, Fransız yapımı, Çin füzesi ve S-300'ler, Rusya, daha S-400 değil. Burada yapılan bir ihalede Rusya çok yüksek fiyat verdi. Çin en uygunu verdi, dönüldü. Ama bu bütün bu süreçlerde defaatlerce Amerikan ve Avrupalı taraflara, NATO müttefiklerine kompetitif olarak, yani rekabetçi bir şekilde Rus ve Çin teklifleri karşısında bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan teklif getirin diye görüşmeler yaptık. Neydi ihtiyaç? Bir kere bunun milli üretimi, yani teknoloji transferi şart. Fiyatlar uygun olacak. Daha sonra milli üretime geçebilecek imkanlar sağlayacak bize. Maalesef şunu söyleyeyim. Müttefikler bu konuda Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek esnekliği görmediler. Türkiye'yi sadece bir müşteri gibi en yüksek fiyata bunu satmak, bir de tabii kongre izni var. Süreçler zor, çok zor işledi. Yani haklı diyorsunuz. Türkiye'nin kendi egemenliği içinde güvenliğini sağlamak üzere alacağı her tedbir haklı bir tedbirdir. Türkiye daha uzun süre bunu bekleyemez. Maliyet hesabı doğru yapılmış mıdır? Şimdi oraya başka bir noktaya geleceğim. Fakat buradaki esas şey, diplomatik olarak son dönemde yaşanan hususlardan bir tanesi şahsi ilişkiler üzerinden çok iyi ya da çok gergin anlar yaşamamız. Kurumsal ilişkiye önem vermek lazım diplomaside. Yani Sayın Trump'la, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin, Sayın Putin'le Sayın Trump, hangi liderler olursa olsun, bir de kurumsal olarak o ülkelerin işleyişleri var. Sayın Trump, Sayın Obama ile olan geçmiş hesaplaşması dolayısıyla bize hoşumuza gidecek şeyler söyleyebilir ama bizim istediğimizi verme gücü gösteremeyebilir. Nitekim gösteremedi. Patriotları o da satmadı. Tabii, Dışişleri Bakanı söyledi Çavuşoğlu. Yani beklentimiz karşılanmadıysa bunun sebebi, benim gördüğüm kadarıyla, tabii geriden takip ediyorum, süreçlere hakim değilim. Ama Türkiye ile Amerika arasında bütün stratejik ilişkiyi göz önüne alması gereken kurumsal, kapsamlı bir istişareye ve müzakereye ihtiyaç var. Stratejik derinliği yazarken de, daha sonra uygulama alanında da hep vurguladığım bir şey vardı. Türkiye çok boyutlu bir dış politika yürütmek zorunda. Bunu da 5 tane kanadı, sanki bir kuş düşünün, 5 kanat. Bir Avrupa Birliği ilişkiler, bir Amerika ile ilişkiler ve NATO ile ilişkiler, Rusya ve Çin gibi Asya ülkeleriyle ilişkiler, yakın bölge ve gönül coğrafyası denen bölge ilişkiler ve Afrika ve Latin Amerika gibi yeni alanlara açılım. Fakat ilk üçünde denge sağlamak çok önemli. Biz iktidara 2002'de geldiğimizde, ben dış politikanı tekrar tanımlamak için çalışmalar yaptığımızda, Türkiye, Amerika ve İsrail eksenine çok bağımlı, Rusya ile Çeçenistan üzerinden kriz yaşayan, Avrupa ile de demokratikleşme krizi yaşayan bir ülkeydi. 2 yıl içinde, onun için 2004 aralığı çok kritiktir. 5 Aralık 2004'te Sayın Putin'i Türkiye'ye getirdik. Geldi, yani ziyaret etti. İlk defa resmi ziyaret. 17 Aralık 2004'te de Avrupa Birliği müzakereler kararı alındı. Böylece biz bir denge sağladık. Amerika, Rusya, Avrupa arasında. Bu denge korunduğu sürece de Türkiye'nin hareket alanı yakın bölgede genişledi ve stratejik etkinliği arttı. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığım görüşmede Avrupa Birliği zirvesine giderken bunu kendisine arz ettim. Ve Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda da Rusya ilişkilerimizin derinleşmesi çok güzel ama Avrupa ve Amerika ayaklarının rehabilitasyona ihtiyacı var. Türkiye'nin tek bir eksene ve tek bir faktöre dayalı dış politika geliştirme lüksü yoktur. Şu anda Rusya ilişkisi daha bağımlı hale mi geldi? Çok bağımlı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin derinleşmesi doğrudur. Ama enerji ve güvenlik başta olmak üzere bu derinleşmenin alternatif çeşitlendirilmeden derinleşmesi, diğer alanlardaki ilişkiler rehabilite edilmezse ileride sıkıntılar doğurabilir. Yani bir bağımlılıktan kurtulmaya çalışırken başka bir bağımlılığa yakalanma riskine mi? Türk-Rus ilişkilerinin olumlu gidişini etkilememesi açısından cümleyi pozitif kuralım. Amerika ile ilişkilerin stratejik olarak yeniden masaya yatırılması ve en kapsamlı şekilde kurumsal düzeyde, şahsi düzeyde değil, kurumsal düzeyde Pentagon, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı arasında, istihbaratlar arasında Türkiye ile Amerika'nın stratejik ortaklığı nereye gidiyor diye oturmak. Avrupa ile vize muafiyeti mutlaka en kısa zamanda. Çok detaylı konuşamadık ama o zaten kapıdan dönmüş bir şey. Avrupa ile ilişkiler mutlaka rehabilite edilmeli. O zaman Rusya ile ilişkilerimiz de bütün bu resmi tamamlayan bir nitelik kazanıyor. Yani bir resim düşünün. Bir tarafta tonlar çok iyi oturtulmuş, diğer taraf silikleşmiş. O tonların çok iyi oturtulmasını eleştirmiyorum ben. Rusya ile niye bu kadar derin ilişkiler kurduğu eleştirmiyorum. O resmin geri kalan yerlerinde tonlar netleşmezse o resim gerçek bir stratejik resim olmaz diyorum. Bu bağlamda da Rusya ile ilişkilerde de Türk mallarının ihracatı da dahil, vize serbestiyeti de dahil, bütün bunların da Rusya ile bir zemine oturtulması lazım, sağlam bir zemine. Bu dış politika... Evet, uçağı düşürmeye bağlayalım artık yavaş. Şimdi yani Rusya ile ilişkileri siz mi bozdunuz? Şimdi talimatı siz mi verdiniz? Çok güzel. Şimdi çok ilginç bir şeyimiz var. Serüvenimiz 17 yıl içinde. 2004'te Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve aynı ay içinde Beşar Esad Ankara'ya geldiğinde ben başdanışmanım o zaman Türkiye'nin eksenini kaydırmakla suçlanmıştım. Batı'ya karşı Türk eksenini kaydırmakla ve Rusya ile ilişkileri derinleştirip bir de Afrika açılımı olunca daha sonra 3. dünyacılıkla suçlandık. Batı'dan koparan kişi gibi. Sonra yıllar geçti. Bu sefer de işte malum bir takım çevreler tarafından Alman ajanı Batı'yla şeyleri olan biri olarak ve son olarak da Amerika'nın planı olarak görülüyor. Yeni parti çalışmaları işte bir ismini zikretmeyeyim bir çevre tarafından. Şimdi bir karar verilmesi lazım. Bizim kimiz? Miras kimiz? Benim kararım millet vermiştir bu kararı. Ben bütün kitap yazarken de, başdanışmanken de, Dışişleri Bakanı'yken de, Başbakanken de, şimdi sivil bir vatandaşken de, rüyalarımda da, hayatımda da, yaşadıklarımda da tek bir rüya var. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye. Bunu hangi ilişkiler sağlayacaksa onun yanındayım. Bunu kim tehdit ederse onun karşısındayım. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi o suçlamalar, Rus yanlısı diye bize yöneltilen suçlamalar, Avrasyacılık diye suçlayanlar, şimdi bunu suçladı. Bakın ben herhangi bir suçlamada bulunmadan olayların kronolojisini söyleyeyim, krizin akışını siz değerlendirin. 2012 Haziran'ı Suriye uçağı, biliyorsunuz Suriye bizim uçağı düşürdü. Başbakanımız o zaman tabii bizim de katıldığımız bir kararla angajman kuralları ilan etti. Ve dedi ki, yani başbakanlık ilan etti hükümet, Türk sınırına 5 kilometre yaklaşıp tur uyarılarına kulak dinlemeyen uçaklar vurulur. Ve bu angajman kuralı talimat şöyle verilir. 3 saniyede 5 saniyede başbakandan talimat almak mümkün olmadığı için başbakan bu talimatı Genelkurmay Başkanı'na gönderir. Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Komutanı'na, Hava Kuvvetleri Komutanı'na, Üst Komutanı'na, Üst Komutanı, Filo Komutanı'na, Filo Komutanı da pilotlara. Bu şu demektir. Bu andan itibaren bu talimat yerine getirildiğinde doğrudan başbakandan alınan talimat gibidir. O sonraki talimat şeyi de buna dayanır. Bu neden? Çünkü aksi takdirde o kısa sürede talimat alamazlar. Ben başbakan olduğumda doğal olarak bu angajman kuralları yenilendi. Ve bunu bütün dünya biliyor. Rusya da biliyor, Suriye de biliyor, bütün dünya biliyor. 20 Kasım'da daha ben hükümet kurma çalışmaları yürütürken G20 dolayısıyla Sayın Putin Türkiye'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız da ben de kendilerine tekrar ve Rus tarafına bu konulara dikkat edilmesi, çünkü Rusya'da operasyonlara başladı, dikkat edilmesi söylendi. İhlaller olmaya başladığında bu ihlaller nerede olduğunu da söyleyeyim. Şimdi milliyetçilik o zaman bizi öyle eleştiriyor. Bayır bucak Türkmenlerine dönük operasyonlarda. Yani bizim hava sahasına girip, hava sahasındaki manevrayla bayır bucak Türkmenleri vurulup gidiyordu. Bu uçaklar, yani Suriye uçaklarıydı bunlar, Rus uçaklarıydı. Kimden olduğunu bilmiyoruz. Bu net bir şekilde Rusya tarafından bunlara iletildi. 24 Kasım günü ben hükümeti kurmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızla saat 11'de görüşeceğim sabah. Hazırlanırken bir acil telefon geldi. Saat 9:40 civarlarında. Sayın Genelkurmay Başkanımızdan, Hulusi Paşa'dan, Akar Paşa'dan. Efendim bir Rus uçağı muhtemeldir ki büyük bir ihtimal Rus uçağı düşürdük dedi. Böyle oldu. 10 kere ikaz edildi. Sınırımıza girmeye kalktı. 2 kere sınırımızı ihlal etti ve düşürdük. Rus uçağı olduğundan emin misiniz dedim. Büyük ihtimal. O zaman dedim, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza saat 11'de görüşeceğim. Onunla da değerlendiririz. Ama böyle bir durumda ben onlarca kriz yönetmiş, Dışişleri Bakanı olarak yönetmiş biriyim. Kimin nasıl tepki vereceğini görebiliyorum. Kesinlikle açıklama yapmayacaksınız. Yaptığınız açıklama şöyle olacak. Sınırlarımıza yakın bir bölgede kimliği belirsiz bir uçağın düştüğü görülmüştür. İlk anda bunu yapın. Sonra MİT Müsteşarımıza ve Dışişleri Bakanımızı sizin oraya göndereceğim. Rus tarafıyla temas edip Rusya bu haberi bizden duymalı. Yoksa ulusal onurunu zedelendiğini düşünür. Çünkü burada Rus uçağı olsaydık bu uçak düşmezdi, düşürülmeyebilirdi. Ama gelen uçağın kimliğini bilmiyorsunuz. O pilot da o düğmeye basarken aldığı talimatı uyguluyor. Talimat da kim tarafından? Üst komutan. O silsileli bir talimat. O anda verilen bir talimat değil. Uçağın da Rus uçağı olduğu bilerek düşürülmüş değil. Bunu Rusya ile paylaşmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çerçevede arz edin. Ben de kendisiyle 11'de görüşürüm dedim. O arada da Rusya, neredeyse aynı şeyi düşünmüşüz gibi Rusya tarafından da bir karadan atılan bir şeyle uçağımız düşmüştür gibi bir açıklama yapıldı. Bir marj bıraktılar. Maalesef hangi iş güzel olduğunu bilmem. Nasıl olduğunu da bilmiyorum ama ondan 5 veya 10 dakika sonra, 10 dakika 15 dakika sonra Cumhurbaşkanlığından, bizim Cumhurbaşkanlığımızdan bir Rus uçağını düşürdük açıklaması geldi. Ben Sayın Genelkurmay Başkanımızı bir daha aradım, bağladım. Bu konuda size talimatım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmedim. Efendim arz ettik. Herhalde bir iletişim hatası oldu. Bir bakalım bu açıklamayı derhal kaldırılsın dedim. Ve açıklama birkaç dakika sonra kaldırıldı. Ama bütün dünya bu haberi duymuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde 11'de, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Putin'le derhal bir temas kursak. Ha, bu arada da diğer Dışişleri Bakanımıza, o zaman Feridun Bey'di geçici hükümet, müsteşarımıza, Rus tarafına, NATO'ya, ilgili ülkelere, özellikle de Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna gibi komşu ülkelere de haber edin ki kimse bu olaydan bir paniğe kapılmasın ya da bir şey olmasın. Bir bilgilendirme yapın. Şimdi dolayısıyla bir başbakan olarak benim almam gereken tedbir buydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Bu açıklamanın olumsuz olabileceğini, Putin'in hemen aramasını rica ettim arz ederek. Ben başbakan olarak Putin arasam bu başka bir kriz sebebidir. Yani krizi ben yönetemem o anda şeyi. Öğleden sonra ben hükümeti açıklamak üzere ve ilk bakanlar kuruluyla ilgili olarak çalışmalar yapmak üzere ayrıldım. Akşam 5'te görüştüğümüzde o arada 2'de 3'te Sayın Putin'in sert bir açıklaması geldi. Daha Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi de gerçekleşmemişti. Aramış şimdi, ulaşamamış mı yoksa? O 5'te arama yani o arada bizim tarafımızdan bir iletişim kurulmamış. Ama 5'te tekrar aradığımızda ulaşılamadı. Şimdi kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Hatta bu suçlamalar benim üzerime geldiğinde o zaman Sayın Binali Yıldırım da galiba 2016 Kasım'ı gibiydi. Anayasa paketiyle ilgili konuşurken kendisine söyledim. Başbakan o sırada. Sayın Cumhurbaşkanımız da sonra bir ifadeyle söyledim. Bu Rus uçağın düşmesi üzerine bizim arkadaşlarımız da son derece sorumsuz açıklamalar yapıyorlar. Eğer dedim Türkiye'nin ihtiyacı varsa, herhangi bir ülkeyle ilişkileri düzeltmeye ihtiyacınız varsa ve bir suçlu arayacaksanız ben çıkar, bunları ben üstlendim derim. Türkiye felaha çıksın, hiç bundan çekinmem. Ama bu açıklamaların bu şekilde yapılması devlet ahlakıyla bağdaşmaz. Yani yapılmasına izin verilmez. Hatta bir başka toplantıda dedim, eğer Kuzey Kore'de ilişki düzeltilecekse, yani orada değil de bir başka yine partiden arkadaşlar oldu. Kuzey Kore'de ilişkiler düzeltilecekse, Kore Savaşı'nı bile benim çıkarttığımı söyleyebilirsiniz. Hiçbir beis yok bence. Ama devlet ahlakında ortak alınan kararlar ve sürecin sorumluluklarının üstlenilmesi lazım. Şimdi o akşam Genelkurmay Başkanımız, bu olayın seyri budur. Daha sonra Ruslarla temas ettiğimizde Rus uçağı düştü açıklamasının düşürdü açıklamasının nelere mal olduğunu gördük. Faili belli mi? Faili. Şimdi o şeye geliyorum. Hayır. Yine vururuz. Yine olsa yine vururuz denilmedim o günlerde. Hayır. Hayır. Bakın şimdi ben orada benim söylediğim bir gün sonra grup konuşmam var. O grup konuşmasını bir daha okusun herkes. Beni suçlamadan önce. Diyorum ki Rusya bizim en yakın dostumuz, komşumuz. Bir iletişim hatası sebebiyle bir uçak ve şeyler arasında bu ilişkiye zarar verilmemelidir. O grup konuşmasını dinlesin. İkincisi bakanlar, ilk bakanlar kurulu sonrasında Sayın Numan Kurtulmuş'un hükümet sözcüsü olarak yaptığı açıklamayı dinlesin. Benim talimatımla yapılan bir açıklamadır. Bunun Rus uçağı olduğu bilinseydi bu netice olmazdı dedik. Peki talimat meselesi nereden çıktı? Hani abi, Cumhurbaşkanlığında o haberi veren, Rus uçağı düşürdü haberini veren fail bulundu mu? Yani kim o? Ben şeyden gördüm. Televizyonda gördüğüm anda beynimden kaynar sular döküldü. Çünkü ben Genelkurmay Başkanımıza hiçbir açıklama yapılmayacak, yapacak tek açıklama sınırımıza yakın bir bölgede bir uçağın düştü. Kimliği belirsiz bir uçak. Yani Rus uçağı düştü demeyeceksiniz. Rus demeyeceksiniz. Biz düşürdük demeyeceksiniz dedim. Çünkü perde gerisi diplomasisine izin vermek lazım. O sırada istihbaratlar konuşacak, Genelkurmay Başkanları konuşacak, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le konuşacak. Buna izin vermek lazım. Biri engelledi onu yani o haberi vererek. Onun araştırılması lazım. Kim yaptırdı o açıklamayı? Evet. Ben onun üzerine daha sonra... Cumhurbaşkanı kurumsal sitesinde yayınlandı değil mi? Ya o gün basında hepiniz alın bakın o gün sabah. Cumhurbaşkanı açıklaması son dakika olarak geçti. Son dakika olarak geçti. Reuters onun üzerinden verdi. Ve o arka kapı diplomasisinin imkanı kalmadı. Bu kadar kriz yöneten bir insan olarak ve hiçbir krizi ben tansiyon yükselterek yönetmedim. Libya'dan 25.000 vatandaşı tahliye eden, bir haftada tahliye edilen kriz masasının başında ben vardım. Mavi Marmara olayında tansiyon yükseldi ama uluslararası temasları yürüten de bizdik. Bir sürü krizdi. Böyle bir şeye izin verir miyim? Ama herkes olayı bilmeli. Herkes şeyi bilmeli. Peki talimat nereden çıktı? Talimatı ben verdim. Şu. Bakın ben hayatta bir görevi almışsam demin de söyledim. Hata yaparım insanım. Hiçbirimiz olur. Ama benim aldığım kararlar dolayısıyla altımda başka birinin ceza yapılmasını yani cezalandırılmasını veya suçlanmasını doğru görmem. O güvenlik toplantısında yani aynı gün 5'te Sayın Genelkurmay Başkanımız haklı bir kaygıyla dedi ki efendim pilotla ilgili çok spekülasyonlar yapılıyor. FETÖ'ydü, şuydu, buydu. Eğer angajman kurallarını uygularken son mermiyi çekecek olan sınırdaki bir asker ya da havadaki bir pilot böyle suçlamalara karşı karşıya kalırsa bir daha sınırlarımızı koruyamaz hale geliriz. Çünkü tereddüt eder. Ya ben hesaba çekilirsem dediği anda uygulayamaz hale geliriz. Ben onun üzerine dedim ki kendisine, Sayın Genelkurmay Başkanım bunu araştırın. Bu adam FETÖ'cüyse, bir yanlışı varsa bu pilot, derhal tedbir alın, hakkında yapılabilecek bütün hukuki şeyleri de başlatın. Yok değilse bana getirin bilgiyi verin. Silahlı kuvvetlerimizin vatan görevi, vatan koruması görevi yaparken herhangi bir şeyde tereddüt etmesine ben izin vermem dedim. Sorumluluk bize aittir. O angajman kurallarını önce Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken o vermiştir. Sonra da ben ondan devralarak verdim. Ertesi gün Sayın Genelkurmay Başkanımız geldi. Dedi ki bunu pilotun geçmişini tetkik ettik. Herhangi bir bağlantısı yok. Şimdi ben mi tetkik edeceğim onu? Benim referansım Genelkurmay Başkanımızdır. O kurumdaki bir şeydir. MİT'tir. Onun üzerine ben de dedim ki efendim bir açıklama yapsanız çok iyi olur dedi. Silahlı kuvvetlerin güvene ihtiyacı var dedi. Hiç merak etmeyin dedim. Silahlı kuvvetlerimizin hiçbir ferdi. Sizden en basit askere, hatta askere kadar. O sırada da terörle mücadele yürütüyoruz. Tereddüt etmesin. Hiç kimsenin bu sebeple yapılmasına izin vermem. Mağdur olmasına izin vermem. Diğerlerinin tereddüt etmesine de. Ve ertesi gün kimse bu konuda spekülasyon yapmasa talimatı ben verdim derken kastettiğim angajman talimatı ve o anda verilen bir talimat değil. Rus uçağı için verilen bir talimat değil. Suriye tarafından gelen her türlü hasım niyetli uçağa karşı verilen bir talimat. Onu orada söyleme sebebim devlet ahlakımın gereği. Peki sonra FETÖ'cü diye suçlandı o pilot. Onu bilemem. O hukuki bir mesele. Benden sonra. Hiçbir şey yapılmadı. Onu ben bilemem. Hatta bana 15 gelen Temmuz'da darbecilere karşı müdahale eden arasında olduğu iddia edildi. Ben onu bilemem. Bana getirilen rapor buydu ve ben dediğim gibi bakın öz eleştiri yaparım. Nitekim Suriye'de hesap hataları olduğunu söyledim. Birçok ülkenin de bu konuda kaybı var. Siyasette de hata yaparım. İnsanız. Bundan hiç şeyim yok. Mesela siyasette de 21 ay içinde 2 seçim, 3 kongreyle uğraşmaktan kendi teşkilatımla yeterli vakit ayıramamanın hatasını şimdi hissediyorum. Yani daha sonra hissettim. Ama o yoğunlukta yani yaptığımız eksiklikler olarak bunları zikrederim. Ama aldığımız bir karar dolayısıyla kimseyi ilzam etmem. Bugün bu konularda bana atılmaya çalışılan iftiraların, yapılan hakaretlerin vesaire beni en çok üzen tarafı o yapanlar değil. Bu süreci beraber yürüttüğümüz, omuz omuza verdiğimiz ve kendileri için gerektiğinde bütün itibarımı siper ettiğim arkadaşlarımın sessizliği beni üzüyor. Hayır, ben o süreçte MGK başkanıyım demeli Sayın Cumhurbaşkanlarımız. 2 Cumhurbaşkanımız için de söylüyorum. Bu ortak sorumluluğumuzdu demeli. Ben bunu beklerim. Ben de suçu kimseye atmak için söylemiyorum. Dikkat edin Cumhurbaşkanımızdaki o açıklamayı da bir şeyle açıklamanın kendisi bir sıkıntı doğurmuştur ama bunu Cumhurbaşkanımıza hamletmem. Birinin de hatası olabilir. Bilemem. Ama o gün o krizin tırmanma sebebi o açıklamadır. Perde gerisi diplomasiye izin ve zaman tanımayan açıklamayla başladı. Peki. Sayın Başbakan 3 saati geçtik. 3 saat. Şimdi bitireceğiz. Bitirirken herhalde önünüzdeki siyaset macerasıyla ilgili siz aslında bir açıklama yaptınız. Dediniz ki susarak beklemem. Uzun da beklemem. Peki konuşarak ne kadar duracaksınız AK Parti içerisinde? Mesela sorular var sosyal medyadan. AK Parti'de genel başkanlığı önerseler gider sanki Sayın Davutoğlu gibi. Bir yeni parti yoluna çıktığınız da belli. Onu görüyoruz. Çevrenizdeki insanlarla konuşuyoruz. Bunun takvimi nedir? Bir takvim ama ne olur kısa. Çünkü tamam. Gerçekten çok uzak. Daha net söyleyeyim o zaman. Lütfen. Diplomaside de, siyasette de ben dinamik süreçlerde takvimlendirmeyi bir insanın kendi ayağına bağladığı bir prang olarak görürüm. Süreç dinamik seyrederken erken veya geç bir takvimi söyleseniz ondan sonraki bütün zihniniz o takvime ayarlanır. Halbuki zihninizin sürece ayarlı olması lazım ve süreci düşünmeniz lazım. Şu anda ne ihtiyaç vardı derken ya ben vaktinde Eylül ayında şunu yapacaktım, Aralık ayında bunu yapacaktım demiştim, kamuoyu da çakılmış dediğinizde kendinizi bağlarsınız. Dinamik süreç yürüten basiretli siyasetçiler, devlet adamları net takvimleri şartlar oluşana kadar söylemez. Neyi söyler? İlkeleri söyler. Ben ilkeleri zikrettim. Burada da zikrettim daha önce de. Herhalde hiç kimse 21 Nisan günü, 22 Nisan'da benim bu netlikte bir manifestoya inanacağımı beklemiyordu. Siz bekliyor muydunuz? Hayır. Ama bu manifestonun çerçevesini ben takriben Ocak ayında zihnimde kurmuştum. Niye bugün manifesto açıklayacağım diye söyleyeyim. Elazığ'da yapacağım, Ankara'da, Diyarbakır'da, Konya'da yaptığım konuşmaları ve Elazığ'da yaptığım daha net ve açık ifade yapan konuşmayı da takribi bir şeyle planladım. Ama Elazığ'da bu konuşmayı yapacağımı manifestodan sonra söylemiş olsaydım belki Elazığ'da o şartlar oluşmazdı. Yani şu anda şimdi benim kafamda bir plan var şimdi ama de tabii canım yani şimdi gönlüm ister ki, arzu eder ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir de değerlendirme yapacağım dediği için bütün o manifestoda sözü geçen bizim de dile getirdiğimiz başka birçok akil insanın dile getirdiği teklifleri göz önüne alır ve ülkeyi feraha çıkartacak, partide tekrar kurumsallaşmayı sağlayacak adımlar atılır. O zaman benim için herhangi bir şeye ihtiyaç olmaz, kitaplarımı yazarım. Olabilirse. Bu olduğunda da sadece teşekkür ve minnet duygularımı ifade ederim ve benim için başka bir yol başlar. Ama bu olmamışsa, olmadığı anda da atılması gereken bir adım, söylenmesi gereken bir söz, üstlenmesi gereken bir misyon söz konusuysa da bunda tereddüt gösterir. Siyasi parti dahil. Ne olursa olsun. Son bir sorum olsun. Yerel seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizi aradığı, Binali Yıldırım için İstanbul'da destek istediği, sizin de bu tip kararlarda bana danışmıyorsunuz dediğiniz doğru mu? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla bayramlaşma vesilesiyle yaptığım bir görüşmedir o. Devlet görüşmesi de özel bir görüşme olduğu için detayına girmek istemem. Ama o görüşmede basına yansıdığı gibi ben defaatlerce Sayın Cumhurbaşkanımızı aramıştım da o dönmemiş ya da benim yüzüme telefonu kapatmış gibi nezaketsizler bizim aramızda geçmedi geçmez. Her bayram yaptığım gibi ve bundan sonra inşallah yaşarsak her bayram yapacağım gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin Cumhurbaşkanı ve benim geçmişte en zor ateş çemberlerinden birlikte geçtiğim bir dostum olarak her bayram ararım. Sayın Abdullah Gül'ü de 11. Cumhurbaşkanımızı da üzerimizde hukuku olan bir insan olarak saydığım, sevdiğim, hürmet ettiğim ve ülkemizin Cumhurbaşkanı yapmış biri olarak her bayram ararım. Hiç ihmal etmedim. Allah için Sayın Ali Babacan, Sayın Bülent Arıç da bu bayramda beni aradılar. Yani aramızda bu hukuk var. O görüşme esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız da kanaatlerini bana açık bir şekilde zikretti. Bu sorduğunuz sorulara benzer konulara da telefonda. Ben de kendilerine her zaman olduğu gibi, başdanışmanken yaptığım gibi, dışişleri bakanken yaptığım gibi, başbakanken yaptığım gibi, şimdi bir sivil vatandaş ve bir dostu olarak nelerin olmasının doğru olduğu konusunda bir kez daha görüşlerimi ifade ettim. Destek beyanı, evet, yani İstanbul konusunda bir şey de söz konusu. O konuda da yine nezaket kuralları içinde, bu konularda istişare mekanizmalarının benim de içinde olacağım şekilde işletilmediğini de ifade ettim. Sorduğunuz için söylüyorum. Diğer konulara girmem aramızda geçen hususa ve prensipte de zaten ben 23 Haziran seçimlerinin yenilenmesine zaten karşı. Prensip olarak karşı çıkmışım. Ben o karar yanlış dedikten sonra bir de çıkıp alanda ve sadece o karşı olduğum 23 Haziran seçimlerinin yenilenmesine karşı çıkarken hem hukuken karşı çıktım hem de bir AK Parti Genel Başkanı olarak AK Parti'nin muhtemel bir şimdi yaşadığı travmayı yaşamaması için karşı çıktım. Ama sözümüz dinlenmedi. Bunu da söylediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı? Ya o kısmı söylemedim. Ben yani evet. Dediğim gibi aramızda bir zaten seçimden önceydi. Evet. Mevzu. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten uzun bir yayın oldu. Türkiye'nin belki dünyanın da aslında yeni artık dijital medyada medyanın hem fonksiyonu hem de zemin değişiyor. Orada yaptık. Çok ilgi gördüğünü arkadaşlarımızdan alıyoruz. Elimizden geldiğince, değil mi, düşünebildiğimiz kadar sorduk. Eksik kalmış soru mıdır? Kalmadı değil mi? Kalmış mıdır bilmiyorum. Mutlaka. Sosyal medyadan gelen aşağı yukarı bütün soruları, bütün gruplandırmalarla beraber sormaya çalıştık. Siz de cevaplandırdınız. Çok teşekkürler. Teşekkür katıldığınız için. Medeni cesaretin içinde tebrikler. Her soruya vatandaşlıklama getirmeden cevap verdiniz. Hep öyle olmuştur, hep öyle olacak. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.